ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Ben Bahar Özmen. Partnerimle birlikte bugün efendim yaklaşık 4 saat kadar HT Spor ekranlarında olacağız. Neler mi konuşacağız Levent? Sen aktar istersen. Vallahi tabii ilk konumuz derbi olacak. Dün akşam oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisini konuşacağız Emir'le birlikte. Öncelikle Emir sen de hoş geldin. Hoş bulduk. İlk saat diliminde derbiyi konuşacağız. Dünkü açıklamalara gideceğiz. Okan Buruk'un açıklamaları, oyuncuların, yöneticilerin açıklamaları hepsine yer vermeye çalışacağız. 4 saat boyunca ikinci kısımda da Sinem Ökten bizlerle birlikte olacak. Avrupa'dan da maçlara bakacağız. Canlı skorları paylaşacağız izleyicilerimizle. Yine akşamda çok önemli karşılaşmalar var. Hem Serie A'da hem de Premier Lig'de Manchester City, Arsenal mücadelesi, yine Inter Milan derbisi de akışımız içerisinde olacak. Sözü Bahar'a tekrar bırakayım. Skor bilgisini de tabii ki bu esnada sizlere aktarıyor olacağız birlikte. Ben de sevgili Emir'e dönmek istiyorum. Şimdi maçı unutalım. Hakikaten evet. Hararetli, heyecanlı bir derbi akşamı yaşadık. Bol gollü de bir derbi akşamı yaşadık değerli izleyenler. Ama Emir, maçı izlemeden önce senin tahminlerin ne yöndeydi? Beklentin nasıldı ve karşılaşma nasıl gerçekleşti? Genel hatlarıyla rica ederim. Sonra detayları zaten konuşuyor olacağız. Şöyle bir satır arasında beraberdik. Deniz Biricik ve Furkan'la beraber. Orada şöyle demiştim aslında. Fenerbahçe'nin savunma olarak biraz sıkıntı çektiğini düşünüyordum. Kasımpaşa maçında pek iyi sinyaller vermediklerini düşünüyordum. Hatta Çağlar'la ilgili birkaç soru işaretlerim var demiştim. Çünkü savunma bloğu ile orta saha bloğu aralarında çok özellikle Lille maçından başlayan bir sıkıntı olduğunu söylemiştim. Buranın belirleyici olacağını Fenerbahçe için ve Galatasaray'ın da topla ne yapacağını merak ediyordum. Çünkü Galatasaray'ın 5 atması Rize ya da başka bir takıma beni çok heyecanlandırmamıştı. Çünkü o takımın defekti daha çok. Fenerbahçe'nin bu kadar defektleri olacağını düşünmüyordum. Galatasaray'ın da burada Sara özelinde Kaan Ayhan'ı nerede konumlandıracağı vesaire bahsetmiştim zaten. Ve Galatasaray ve Okan Buruk aslında benim bu kadar net bir skor beklemediğim bir durumda mat etti diyebiliriz Mourinho'yu. Hem kağıt üstünde mat etti baktığımız zaman ki ona da değineceğiz hocanın, Mourinho hocanın açıklamalarına da değineceğim. Evet. Onunla da ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Okan Hoca genel olarak oyunu çok iyi analiz etmiş. Fenerbahçe'nin zaten bahsettiğimiz bu eksiklerini iyi analiz etmiş ve bence toplu oyununda çok fazla geliştirmiş Galatasaray'ı. Bu hafta hiç özellikle topla ne yapacağını çok iyi anlatmış bütün takımına. Burada oyuncuları da Galatasaray oyuncularına tebrik etmek lazım. Kaan'ı, Yunus'u özellikle ilk etapta bence çok X faktörleri oldular maçın ve Galatasaray'da net bir galibiyet aldı derbide. Peki şunu merak ediyorum, Emre hemen sormak istiyorum. Belki sonrasında açıklamalar da gideriz. Evet aynı evet dolu ama dolu bir program. Evet, açıklamalar var, gazeteler var, haberler var. Gazete başlıklarımız da var. Evet, yettiğince hepsine değiniyor olacağız. İki pencereye de bakacağız. Tabii, bugünün bir galibi bir de mağlubu var. Biraz taktik olarak girişi yaptı Emir ama fiziksel olarak Galatasaray'ı nasıl gördün? Açıkçası benim gözlemim milli ara sonrası Gaziantep maçı olsun, Rize maçı olsun Galatasaray'da ve yine derbi maçında da gördük. Galatasaray'da fizik kalite olarak ciddi bir yükseliş var. Katılıyorum. Bu biraz takımın artık kimyası ya da hazırlık kampları yüklü geçer. Yani hazırlık kampları takımların aslında biraz hazırlanması evet ama biraz oyunu alışması, kendi birbirine alışması da gerekiyor ki Mertens galiba maçtan önce hani bunu söyledi. Giden oyuncular oldu. Kerem gitti. Galatasaray aslında bir yapı da değişti bir bakıma. Evet. Bu yapı değişikliğini biraz zamana yaymak gerekiyor. Futbolda bazı şeyler hızlı değişmez ama Galatasaray'daki sorun sadece bence o değildi. Biraz isteksizlik de vardı. Yani ligin ilk periyotları, ilk maçları biraz kaotik bir hava vardı. Bu hava dağılmış durumda. Belli ki takıma milli ara çok iyi gelmiş dediğin gibi. Ama hem fiziksel anlamda oyuncular daha doğal olarak formlarını yükseltiyorlar. Daha hazır hale geliyorlar. Ama oyun içinde de Galatasaray bence taktik anlamda gelişiyor. Bu bence Galatasaray için çok büyük artı. Galatasaray eğer taktik açıdan ya da maç taktiğini zaten hoca her zaman belirliyor, analiz ekibiyle analiz ediyor ama bireysel oyuncuların da maç içinde çözüm bulması bazı şeylere çok büyük artı. Yani burada da Osimhen herhalde Osimhen'in konuşulması gereken özgüven de verdi takıma muhtemelen. %100 hem de fizik olarak da aslında dediğin gibi takıma inanılmaz bir katkı veriyor. Atletiklik kattı.
Aynen öyle. Yani oyuna kötü başlayan bir Mertens vardı. Benim açımdan bir 10 dakika biraz sallandı. Ama tecrübe, teknik bir anda kendini oyunun içinde en kritik noktaya buldu. Davinson da aynı şekilde bu arada. Davinson da bir 10-12 dakika bakın. Ben özellikle bakıyorum çünkü geriden oyun kurmalarda daha cesur olabileceği noktalar vardı. Olmadı. Olduğu anda Galatasaray'sa gol attı. Çok iyi maç çıkardı o da. Aynen öyle. Şimdi çok çok kritik bir maçtı, mücadeleydi. Hem puan tablosuna da birazdan bakacağız ama evet. Şimdi Okan Hoca'ya da değindiniz. Ve biliyorsunuz dün sosyal medyaya da yansımaları geldi. Okan Buruk Galatasaray ailesi tarafından, Galatasaray Spor Kulübü tarafından maç öncesi gönderilen de bir mektup vardı. Evet. Yönetmenimiz Gizem'den onu rica edelim bir ekranlara gelsin. Hakikaten Galatasaray bu maça motive bir şekilde hazırlanmış diyebiliriz. Sakinliğini korudular bence. Okan Hoca oyununu oynadı genel olarak bakacak olursak. Ama dilerseniz geldi ekranlara, hemen izleyicilerimize de bu mektubun detayından bahsedelim. Sevgili Okan Hocam, futbol asla sadece futbol değildir derler. Futbol sevgidir, futbol tutkudur, futbol aile olmaktır. Senin için hayattaki en değerli varlığının sevgili kardeşimiz Ali Yiğit ve ailen olduğunu biliyoruz. Ancak şunu unutma ki senin ailenin, seni ailenin babası olarak gören milyonlarca Galatasaray taraftarı var ve sen 35 milyonluk bu aileye liderlik eden, hepimizin hayatının en önemli, en mutlu anlarındaki pay sahibi kişisin. Şimdiye kadar hep seninle birlikte üzüldük, birlikte sevindik. Sen şampiyonluk kupalarını kaldırdığında biz kaldırmış gibi mutlu olduk. Bugün buraya yeni bir tarih yazmak için burada bir aradayız. Futbolcularımızın sahada, senin saha kenarında vereceğin mücadelede 35 milyonluk Galatasaray ailesinin de duaları seninle birlikte olacak. Bunu kalpten hisset, sana ve ekibine güveniyoruz diyerek Galatasaray ailesi sevgili Okan Buruk'a bir mektup göndermiş. Bu da bence karşılaşma öncesi aslında atılan doğru hamlelerden bir tanesi, moral motivasyon olarak diye düşünüyorum. %100, hatta oraya da bir parantez açacaktım. Güzel yerden geldiniz. Okan Hoca bence bu maçın hem sahada hem de saha dışında galibi oldu. Klasik Jose Mourinho sezon açılışı, kendi hedefini doğal olarak Galatasaray seçiyor ve Okan Buruk seçiyor. Okan Hoca da bunu açıkladı zaten. Sonuçta şampiyon takım. O da buraya şampiyon olmaya geldi. Ve şampiyon olmak için de en büyük rakibi Galatasaray. Öyle açıklamalarla başladı sezona. Okan Hoca ile ilgili birkaç şeyler söyledi vesaire. Hı hı. Tabii dün de o maçın, aslında gerçek maçın sahada oynandığı bir maç oldu. Okan Hoca kendini çok iyi hazırlamış. Sıfır agresiflik Galatasaray takımından, evet. Sıfır taşkınlık, özellikle hem oyun içinde sahaya çıkarken, sahadan içeri girerken. Yani yalan yok, son dönemde Muslera'nın biraz agresif bir tavrını görüyoruz. Ben özellikle hani dünkü derbide yönetilmesi gereken en önemli şeyin aslında psikoloji olduğunu düşünüyordum. Doğru. Birkaç kere eyvah dedim, hani bir şeyler olacak mı, ortalık biraz geriliyor mu diye. Çünkü bunu da ayrıca konuşacağız ama kartların da çok olduğu gösterildiği bir maçtı daha doğrusu. O yüzden bir tedirginlik vardı. Hani en ufak bir sıkıntıda her iki takım içinde futbolcular, hani ikincil bir kartın gelmesi söz konusu olursa oyunun kaderi değişebilirdi çünkü. İki bence iyi niyetliydi bütün. Bütün sahadaki oyuncuların hepsi iyi niyetliydi. Zaten oyun başlangıçları da belli eder. Yani Fenerbahçe hiç oyuna bence hazır başlamadı. Evet. Pozisyonlar var mı? Var ya, futbolun içinde pozisyon olacak ama bu pozisyonlar çok organize bir pozisyon ya da organize bir hücumla gelmedi. Genelde Saint-Maximin ağırlıklı Fenerbahçe oyunu biraz force etmeye çalıştı ki bence Saint-Maximin çok yalnız kaldı maçın genelinde Fenerbahçe açısından. Okan Hoca sakinliği çok iyi korudu. Ondan bahsediyorduk. Oyuncular da bu sakinliğe aslında cevap verdi ve planın aslında dışına çıkılmadı. Galatasaray açısından. Burada bu mektup bazen gösterdiğimiz, hani belki hocaya ekstra doğal olarak motivasyon sağlıyor ki Galatasaray bunları yapıyor. Galatasaray cami esasında bunları yapan, yani kendi takımını bu şekilde hazırlayan da bir camia. Ama ben bu hazırlık konusunda bir parantez açmak istiyorum. Tabii. Çünkü benim de bildiğim bir hazırlık şöyle bir vardı Galatasaray takımında. Takım içinde de Galatasaray bu maça ekstra hazırlandı. Çünkü doğal olarak yaşananları herkes biliyor. Geçtiğimiz seneki derbide, evet, Galatasaray gurur kırıcı bence bir maç kaybetti geçen yıl Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe bugün Galatasaray'ın yaptığını geçen yıl yaptı. Çok iyi oynayarak ve 10 kişi oynayarak Galatasaray'ı yenmişti. Sürüklese etmişti belki de. Açıkça bunu söylemek gerekiyor. Orada bir gurur kırıklığı yaşadı bence Galatasaray kulübü. Bu Okan Hoca dahilinde de söylüyorum. Hı hı.
Ben Galatasaray'ın genç oyuncularından şu an oynayan 11'deki bütün oyuncularına birbirlerine çok iyi hazırladılar. Florya'da özellikle Türk oyuncular altını çizmek gerekiyor. Yedek olanı, 11 oynayanı. Galatasaray bu maçı psikolojik olarak da hem agresif olmadan, sağ içi agresif kalarak iyi hazırlandılar. Ve bunun da karşılığını bence sahada verdiler. Bu da bence önemli bir parametre oldu Galatasaray takımı için ve bütünleşmeleri için. Ki zaten belki de sağ dışına çıksaydı Galatasaray, Fenerbahçe'ye yarayabilirdi bu durum. Baktığımızda Okan Hoca da sakinliğini senin de söylediğin gibi korudu. Maçın ardından da Bahar da bahsetti. Muslera takımı sakinleştiren isimdi. Muslera'yı son maçlarda biraz daha agresif görüyoruz aslında ki aldığı da bir ceza var. Avrupa kupalarında 3 maçlık bir cezası var Fernando Muslera'nın. Bu bağlamda da dün sakin kalan taraf biraz daha sağ içinde de işleri yolunda götüren taraf Galatasaray'dı. Tekrardan sağ içine dönecek olursak Fenerbahçe'ye biraz geçmek istiyorum Emir. Tadic ve Dzeko'nun performansının düşüklüğü konuşuldu. Dün akşam hepimiz, ben de burada canlı olarak maçı takip ettim ET90'da. Tadic, Dzeko ve İsmail üçlüsü herhalde beklentinin altında kaldı. Sen Çağlar ve Mert'ten de bahsettin biraz ama takımın geneline baktığımızda beklentinin altında kalan isimler kimlerdi? Şöyle açalım. Çağlar'ı beklentimin altında kalmadı. Beklediğim, benim beklediğim zaten evet performansı şöyle, düşüktü demiştim. Kötü de aslında, kötü de diyemem ama bence çok uygun değil. Yani bu savunma tarzı çok uygun olmadı Fenerbahçe. Aslında biraz oradan girelim. İsmail'e şöyle de bağlayacağım. Şimdi orta sahanın aslında duruşu biraz bu tip oyunlarda sizin savunmayla özellikle iletişimi sizin tavanınızı belirliyor. Yani Fenerbahçe'de orta saha hattıyla savunma hattı arasında bir kopukluk var. Özellikle savunma kısmından hatta bahsediyorum. Hatta Dzeko'yla da takım boyu zaten çok uzun güzel kaldı. Oraya da Dzeko gibi bir oyuncuyla beraber hatta koyunca oyun bir anda 70 metrede oynanmaya başladı Fenerbahçe için. Yani bu çok sürdürülebilir olmuyor ki Fenerbahçe alanı aslında biraz daha daraltmak isteyen bir yapıda. Aslında Mourinho da bunu istiyor. Evet. Ama bunun faktörleri vardı. Zaten burada bence sorun başlıyor. Tadic'e gelelim. Tadic bence maalesef yapamayacağı bir rolde oynuyor. Yani bunu konuşmak zorundayız. Yani Tadic'i sağ kanatta hatta bek gibi beşlerken bir kanat bek gibi gelip yardımı bu yaşta bir oyuncu ne kadar kaldırabilir yapması bakın ayrı bir konu. Ama burada aslında Tadic'in özelliklerinden faydalanamıyor Fenerbahçe. Geçen yılı hatırlayalım, Ferdi'nin aslında belki performansının bu seviyeye olmasını Tadic'in aklı buralara getirdi. Tadic kendini en rahat hissettiği yer belki de sol kanat, sol açık bölgesi. Evet. Ajax dönemi yine geçen sezon İsmail Kartal süreci. Aynen öyle. %100. Yani bu biraz Tadic'i etkiledi tabii. Doğal olarak hücum aksiyonlarında varlığını etkiledi. Hani aslında ikinci yarının başında birkaç top indirdi. Belki hatırlayan olur. Fenerbahçe'nin bir 10 dakikalık bir baskısı biraz oldu. Hatta indirdiği pozisyonu Fred vurdu. Davinson'dan bir korner vesaire. Orada biraz gördük Tadic'i ama yetmez. Yani bu maçlarda maalesef bu tip oyuncular sana maç kazandırabilecek, performansı verecek oyuncularının bu durumuna düşmesi biraz da oyun yapısından Fenerbahçe'de kaynaklandı. İsmail kötü başladı maça. Yani şanssız bir maç geçirdi. Hani biraz da aslında Fred'i de ben oraya koyuyorum. Fred de iyi başlamadı maçta. Evet, o da iyi oynamadı. Biraz o, ben onu hissettim. Biraz böyle fiziksel olarak sert başlamak istedi. Barış'a bir iki faulü vardı. Bir onu orada tarttı. Galatasaray burada aslında o cevapları iyi verdi. Yani Fenerbahçe'ye. Torreira özellikle. Zaten ve Sara. Yani Sara da aynı şekilde. Sara da herhalde hani çok konuşuldu bonservisi vesaire ama herhalde bu maçtan sonra çok konuşmayacağımız, ben dahil bu arada, ben de konuştum, hani kendimi de katayım o köpeğe. Şu an en azından konuşulmuyor yani. Şu an konuşulmuyor. Sıcak çünkü olarak. Evet, derbi golü attı ve geçen hafta da skora katkıları var. İyi bir maç çıkarttı. Ama bu yapıyı da tabii tehdit eden en önemli özellik Osimhen'den bahsetmiştik. Osimhen iki stoperi de bağladı. Yani aynen bu tabiri kullanalım. İki stoperi kendisine bağlayarak aslında çünkü Fenerbahçe'nin yaptığı prese bir bakıma adam adama bir prese dönüyor. Çünkü Saint-Maximin, Davinson'a çıkıyor, Osterwolde, Kaan'a geliyor. Bir anda bütün sahada bir adam adama oynamak zorunda kalıyorsunuz. Ama arkada iki kişiyi kilitledi. Burada stoperin, burada bir oyuncu boş kalıyor eğer bu tip durumda. Bu da hat arasında kalan oyuncu ya Mertens oluyor, Yunus oluyor vesaire. Barış bazen yine giriyor. Barış kalıyor ki Barış tabii çok mobil oynadı, dönerek oynadı. Burada birinin mark etmesi gerekiyor. Edemedi Fenerbahçe çünkü Osimhen öyle bir oyun agresifi yaratıyor ki iki stoperde bir bakın bir önü bir arkasında onu bir coverlayayım diyor ama o zaman Fenerbahçe böyle pres yapmamalıydı. O zaman Fenerbahçe'nin pres
sıkıntısı aslında. Biraz daha akıllı. Daha evet yönlendirerek ki Ufuk Kağan da hep onu söylüyor. Daha yönlendirerek belli bir tarafa yapabilirdi. Ki Galatasaray bakın bu söylediğim etkinliği 15'ten sonra yaptı. Hani ben demiyorum Galatasaray maçın başında bu kadar iyi topla oynadı. Ama Galatasaray'da işte Kaan Ayhan aklı önemli. Kaan çok iyi sezdi oyunu. Müthiş. Yani Kaan bir anda Fenerbahçe'nin Sen Maximen'le Davinson'a gittiğini çok görünce kendini biraz Sen Maximen'in arkasına attı. Ve böylece Galatasaray tamamen pas kanallarını açabildi. Ya da ekstra bir pas şansı, pas kanalı buldu kendine, pas opsiyonu buldu. Zaten gol aslında Tuarev'in şutunda değil. Gabriel Sara'nın pozisyonu zaten bir goldü. Yani Galatasaray Fenerbahçe'yi golü bir pozisyon önce attı. 2 dakika önce Livakovic çıkarttı orada. O pas çok net evet. Bir pozisyon. Yani Sanchez Mertens oynuyor. Blok arasında Mertens'ten top gelişiyor. Sara yine aslında top giderken hemen koşusunu yapıyor. O da biliyor çünkü topun ona geleceğini. Ve Galatasaray aslında çalışılmış bir planla golü buldu. Ben hani o golü Torreira attı. Evet ya da Livakovic'e çarptı ama Galatasaray bir pozisyon önce zaten bence maçtaki ilk net atak olan pozisyonu ilk organize hata yaparak golü bulmuştu zaten. Peki şimdi dilerseniz izleyicilerimize de ekran başından hatırlatalım. Bizlere HT Score hashtag ile ulaşabilirsiniz. Bugün uzun uzadıya derbiyi konuşacağız, pozisyonları konuşacağız, golleri konuşuyor olacağız. Ama bu arada yayına da başlarken sevgili konuğum Emir'e de sormuştum. Nasıl bir karşılaşma bekliyordun? Nasıl oldu dedim. Dün de HT Spor muhabirleri tüm ekip sahadaydı ve derbi heyecanını bu stüdyodan, sokaklardan sizlere aktarmaya çalıştık. Yine HT Spor muhabiri sevgili Uğur Yapıcı şu anda stüdyomuza bağlanacak. Uğur da dün sokağın nabzını tutan isimlerden bir tanesiydi. Uğur dün bugünle ilgili gelişmeleri de senden alıyor olacağız ama öncesinde dün sokakta nasıl bir atmosfer vardı? Maçın ardından neler gözlemledin? Bizle paylaşır mısın? Bahar Özmen, Levent Yavuz ve sevgili Emir Ateşdağlı. Güzel bir pazar gününden iyi yayınlar diliyorum size. Tabii biraz kulak misafiri oldum. Derbinin bir hikayesi vardı. Aslında derbiler bir futbol bayramıdır ve dün de Fenerbahçe Galatasaray derbisinde bu bayramı bizzat HT Spor olarak derbiyi takip eden mensuplar olarak bir anlamda yaşadık. Biz tabii HT Spor olarak günler öncesinden derbinin nabzını tutmaya başlamıştık. Yaptığımız sokak röportajlarında da Galatasaray kazandığı için Galatasaray cephesinden yorumlamak gerekirse sarı kırmızılı taraftarlar sokak röportajlarında takımlarına olan güveni açık bir şekilde ifade etmişlerdi. Ama Osimhen'le, ama Okan Buruk'la veya diğer öne çıkan futbolcularıyla beraber. Derbi gününe geldiğimiz zaman ben de kendi adıma da takım otobüslerinin giriş yaptığı alandaydım. Ülker Stadyumu'nun orada ve Galatasaray takım otobüsü stadyuma büyük bir coşkuyla giriş yaptı. Oyuncular sarı kırmızılarda bir anlamda gelenek haline gelen camlara vurarak Ülker Stadyumu'na giriş yapmıştı. Bir umutla giriş yaptılar ve mutlu bir şekilde de ayrıldılar. Skorun 3-1'e gelmesinden sonra biz tabii HT Spor olarak Florya Metin Oktay tesislerini hızlıca hareket ettik ve oradaki atmosferi de sizlere, değerli izleyicilerimize aktarmaya çalışmıştık. Dün gece Florya Metin Oktay tesisleri adeta bir bayram yeriydi çünkü kazanan Galatasaray olmuştu. Yaklaşık 500 sarı kırmızılı taraftar Florya Metin Oktay tesislerinde toplandı ve hiç mübalağa yapmadan söylüyorum yüzlerce metre uzunluğunda oluşan araç konvoyları da vardı. Sarı kırmızılı taraftarlar bayraklarıyla beraber tesislerin önüne gelmişti. Oradaki atmosferi çok sıcak bir şekilde HT Spor olarak yaşadık ve yakından da gözlemledik. Bu açıdan değerliydi. Tabii dünkü karşılaşma 3-1 bitmişti. Galatasaray 23 Şubat 2020'de Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup etmişti ve o maçta Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki 21 yıllık yenilmeme serisi son bulmuştu. Tabii ki de sarı kırmızılar açısından o maçın önemi manevi anlamda çok daha kayda değerdi. Ancak dün de yine aynı skor gelince ve Fenerbahçe'yi mağlup edince Galatasaray taraftarı Florya'yı tekrar ediyorum bayram yerine çevirdi. Oradaki atmosferi biz de sıcağı sıcağına gece vakitlerine kadar aktarmaya devam ettik. Çok sıcak ve samimi görüntüler vardı Galatasaray adına Bahar Özmen. Evet Uğur sen tabii Kasımpaşa Antalya mücadelesinde bugün yakından stat'tan takip edeceksin. O maça dair son gelişmeleri bizlere aktarabilir misin?
Evet Levent Yavuz, Süper Lig'de 6. haftada biz tabii şu anda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nun önündeyiz ve saat 17'de Kasımpaşa Antalya Spor'u konuk edecek. Karşılaşma saat 17'de başlayacak. Şu anda ara ara bir yağmur geçişleri yaşanıyor ama karşılaşma saatinde İstanbul'da herhangi bir yağmur beklenmediğini belirtmekte fayda var. Mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetecek. Kasımpaşa'da Antalya Spor'da son haftalarda ivmesini giderek yükseltmeye çalışan ekipler arasında yer alıyor. Kasımpaşa geçen hafta Fenerbahçe 2-0 mağlup olmuştu. Ancak grafik anlamında, istatistiksel anlamda Fenerbahçe'nin daha önünde bir maçı tamamladığını, bitirdiğini söylemekte fayda var. Antalya Spor ise yine geçen hafta Adana Demirspor'u konuk etmişti ve 90+8'de son saniye golüyle Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Alex de Souza'nın öğrencileri son haftalarda yükselişe geçen bir ivme içerisinde ve bugün de iki takımın da hedefi 3 puana ulaşmak olacak. Tabii ev sahibi ekipte Kasımpaşa Antalya Spor'la karşılaştığı son 4 karşılaşmanın 4 maçın 3'ünü kazanmayı başardı. Diğer karşılaşmada berabere bitti. Bugün de ev sahibi ekip Süper Lig'de evindeki ilk galibiyetini almak istiyor. Antalya Spor'da Adana Demirspor karşılaşmasından sonra yine bugün ilk galibiyetini almak isteyecek. İki takımda da skorerlik yönünden oyuna yaklaştığımız zaman öne çıkan iki tane futbolcu var. Kasımpaşa'da Nuno da Costa 3 gol 1 asistle Kasımpaşa'nın şu anda en skorer futbolcusu olarak dikkat çekiyor. Antalya Spor'da da Samudio şu ana kadar ilk 11'de başladı. 4 karşılaşmada da 4 gol atmayı başarmıştı golcü futbolcu. Şüphesiz bugün Antalya Spor'un da en fazla gol umudunu taşıyacak olan futbolcu olarak öne çıkacak. Muhtemel 11'leri dilerseniz paylaşalım. Ev sahibi ekip Kasımpaşa'da kalede Yaniotis'in forma giyeceğini ifade edebiliriz. Defans hattında Bing, Opaku, Yasin ve Ben Yunes'in bu kez sol bekte forma giymesini bekliyoruz. Diğer maçlarda genellikle Ben Yunes'in kanat pozisyonunda forma giydiğini, şans bulduğunu ifade etmekte fayda var. Bugün Ben Yunes'i sol bekte bekliyoruz. Orta sahanın merkezinde Gökhan Gül, Aytaç Kara, önlerinde Hayredinovic, sağ kanatta Mamadou Fall, sol kanatta yeni transfer Brekalo, ileri uçta da Kasımpaşa'nın gol silahı Nuno da Costa olmasını bekliyoruz. Konuk ekip Antalya Spor'da da Alex de Souza'nın tercihinde kalede Kenan Pirik forma giymesini bekliyoruz. Defansta Mertz, Veysel, Talisson ve Güray. Orta sahada Kaluzinski, Erdal, Tavsent ve Larsson, Cenepo ve Samudia 11 ile Antalya Spor'un sahaya yerleşmesini bekliyoruz. Kasımpaşa gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Antalya Spor ise evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak ve bu kritik maçlar öncesinde iki ekibin de hedefi buradan galibiyetle çıkabilmek. Peki çok teşekkür ediyoruz sevgili Uğur Yapıcı'ya da. Gün boyu bağlantılarımız olacak. Arkadaşlarımız yine bugünkü maçları değerlendiriyor olacaklar. Bize son gelişmeleri aktarıyor olacaklar. Ve efendim hemen geldi. Lede Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i. Ne düşünüyorsun bu 11 ile ilgili sevgili Emir? Ben bu 11'de tabii Nuno da Costa çok etkili bir sezon geçiriyor. İyi bir sezon geçiriyor. Ben geçen yılda da çok beğendiğim karşımızda oynadığımız bir takımda ben Karagümrük'te çalışıyordum geçen yıl. O yüzden beğendiğim de bir oyuncuydu. Brekalo çok önemli bir aslında oyuncu bence Kasımpaşa için. Çünkü İtalya Serie A'dan geldi. Almanya kariyeri var. Fiorentina'dan geldi. Ki Fiorentina'da şu an birazdan maçı başlayacak. Ona da oradan böyle hani bir pas gibi böyle bir şey atmış olayım. Ama benim bu takımda bir tane çok önemli oyuncum var. Çok beğendiğim bireysel olarak. Kimdir o? Yedeklerde Antonin Barak. Benim İtalya'dan özel oyuncularımdan biriydi. Onu da aslında burada görmek güzel. Bu ligimizde görmek. Kasımpaşa'ya da tebrik ediyorum bu transfer için. Bence biraz kendi o fiziksel formunu bulduğu zaman orta saha zaten iyi. Aytaç. Fenerbahçe maçında da kısa bir aynen bir pasaj izletti bize. Hayredinovic, Aytaç iyi oyuncular zaten. Barak da aslında bu tip ofansif katkıları yapan bir oyuncu. Gökhan orada biraz daha 6 numara, biraz daha çapa gibi oynuyor. Benaones yine. Güzel. Bence zevkli bir takım. Kasımpaşa'sa izlemesi çok zevkli. Güzel bir ofansif mi? Ofansif oynayan Antalya Alex zaten. Evet. Alex'i kenarda görmek de bizim çocukluğumuzda diyelim. Çocukluğumuzda itibaren izlediğimiz bir oyuncuyu orada görmek özel. Onların da böyle biraz çalkantılı bir süreci var. Antalya'nın hem kulüp olarak hem saha içi olarak. Bence güzel bir maç bizi bekliyor. Deplasmanlarda çok istediği sonuçları alamadı. Evet. Antalya Spor 9 gol yedi Beşiktaş ve Başakşehir'den ama
biraz da şans da yanlarındaydı son dönemlerde. Samu diyor çok ipten aldı onları son iki maçı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam içerideki iki maçı son saniye golleriyle kazandı. Hatay bir de bir son maçı galiba. Hatay ve Adana Demir. Adana Demir, aynen öyle. Adana Demir'i son dakika golleriyle altın puanlı, can suyu puanları oldu. Tabii, bir de doğrudan rakibiniz olabilecek düşme attı. İşte ilk 10 diyebiliriz belki de. Oralarda yani bu maçları kazanma o kadar önemli ki özellikle iç sahada. İlk 5 hafta, 6 hafta, ilk 10 hafta itibariyle. %100. Buralarda aldığınız puanlar sizin lig sonunda yerinizi çok belirliyor. O yüzden bu maçın da ben güzel ama Kasımpaşa'yı sanki bir adım önde. Evet. Ben Kasımpaşa'nın buradan kazanmaya yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum. Peki Oğuzhan Genç de şu anda muhabir arkadaşımız Tüpraş Stadyumu'nda ve bugün Beşiktaş'la Eyüpspor'da karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Dilerseniz Oğuzhan Genç'e de gidelim son gelişmeler için. Sendeyiz Oğuzhan. Teşekkürler Bahar Özmen. Tüpraş Stadyumu'ndan herkese mutlu günler. Beşiktaş Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek. Saat 20'de başlayacak mücadele ve hakem Zorbay Küçük Düdük çalacak. VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. Beşiktaş Trabzonspor'la son olarak deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı ve Süper Lig'deki ilk puan kaybını yaşamıştı. Bugün burada Eyüpspor'u yenerek iç sahadaki başarılı performansını sürdürmek istiyor siyah beyazlar. Hemen takımdaki son durumla alakalı bilgilerle başlamak istiyorum. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan tek isim var. O da Necip Uysal. Uzun süreli bir sakatlık yaşamıştı kaptan. Uzun süre sahalardan uzak kalacak. Onun dışında herhangi bir sakat ya da eksik bulunmuyor. Şunu belirtelim ama Masuaku ve Musrati kart sınırında. Bugün burada kart görmeleri halinde Kayserispor deplasmanında forma giymeyecekler. Muhtemel 11'den bahsetmek istiyorum. Kalede Mert Günok, savunmada Svensson, Paulista, Udokai, Masuaku, orta alanda Getson, Musrati. Sağ kanatta João Mario, 10 numaralı Rafa Silva, sol kanatta Semih ve ileri uçta da yine Ciro Immobile Beşiktaş'ın gol umudu olacak. Tabi burada João Mario, Rashica değişikliğini bekliyoruz. Onu da biraz açayım. Yeni transfer João Mario, Trabzonspor deplasmanında ilk 11'de başlamıştı ve burada da aslında kanat bölgesinde üçlü bir forma rekabeti başlamış oldu. Semih Kılıçsoy, João Mario ve Rashica bu iki mevki için bu haftadan itibaren artık mücadeleye başladılar. Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız Semih Kılıçsoy'un milli aradaki sakatlığından idman eksiklikleri vardı. Semih o nedenle Trabzon deplasmanına yedek başlamıştı ve João Mario Rashica ikilisini tercih etmişti. Giovanni Van Bronckhorst bu mücadelede Rashica'yı kulübede başlamasını bekliyoruz. João Mario ve Semih Kılıçsoy'un kanatlarda olmasını bekliyoruz. Bu da tabii Rashica'nın bu sezon ilk kez ilk 11'de olmaması anlamına geliyor. Şu ana kadar oynanan 7 resmi maçta Rashica, Giovanni Van Bronckhorst'un ilk 11'inde yer alan isimlerden olmuştu. Ama João Mario'nun gelişiyle bugün formanın o isimde yeni transferde olmasını bekliyoruz diyelim. Tabii Beşiktaş Eyüpspor maçıyla zorlu bir fikstüre de giriyor. Bildiğiniz gibi Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Diğer temsilcilerimiz de olduğu gibi Beşiktaş da Avrupa Ligi macerasına başlıyor. Ajax deplasmanına çıkacak hafta içi siyah beyazlar Amsterdam'da. Ajax'a konuk olacaklar ve 15 günlük süreçte de 5 kritik maça çıkacak Beşiktaş. Eyüpspor ardından Ajax deplasmanı, onun ardından Kayseri deplasmanı. Hemen ardından içeride Frankfurt'u konuk edecek siyah beyazlar yine Avrupa Ligi'nde ve onun ardından da Gaziantep FK deplasmanına çıkacak siyah beyazlarda hedef burada kazanarak bu zorlu fikstürede, zorlu viraja da iyi bir giriş yapmak. Rakip Eyüpspor da sezona iyi başladı. 2 galibiyet ve 3 beraberlikle henüz kaybetmedi Arda Turan'ın öğrencileri. Hemen Eyüpspor'un da 11'inden bahsetmek istiyorum. Kalede Berke, savunmada Dubois, Robin Yalçın, Claro Caner, orta alanda Melih, Emre, Mitsio, Saiz, Ahmet ve ileri uçta da Tiam 11'ini bekliyoruz Eyüpspor'da. Şu an burada tabii taraftarlar henüz gelmediler. Henüz sakin bir ortam var Dolmabahçe'de. Saat 20'ye kadar buradaki yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Stadın tamamen dolu olmasını bekliyoruz. Beşiktaş yönetiminden edindiğimiz bilgilere göre biletlerin çoğu satılmış durumda. Maç saatine kadar da kalan biletlerin satışı sürüyor. Siyah beyazlarda tek hedef galibiyet. Yeni gelişmeler oldukça da Dolmabahçe'den aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Sevgili Oğuzhan, şunu da merak ediyorum. Bu maça hazırlıklar nasıl geçti? Antrenmanlarda her şey yolunda mıydı? Kadroda sakat var mı? Bu detayları da bize aktarabilirsen çok memnun olurum. Şöyle söyleyelim,
Necip Uysal dışında bir eksiklik bulunmuyor. Necip Uysal tabii şanssız bir sakatlık yaşamıştı ve yaklaşık 6-7 sahalardan uzak kalacaktı Necip Uysal. Onun dışında Beşiktaş'ta bir sakatlık bulunmuyor. Semih Kılıçsoy tabii milli arayı sakatlıkla geçirmişti. A milli takım aday kadrosundan çıkarılmıştı, hatırlayacaksınız. İdman eksikliği nedeniyle de Trabzonspor maçında ikinci yarıda oyuna girmişti. Onun dışında Semih de sakatlığını tam olarak atlattı ve onun dışında da herhangi bir sakatlık, herhangi bir eksiklik bulunmuyor Beşiktaş'ta. Tabii Beşiktaş'ta Trabzonspor beraberliğiyle ligdeki ilk puan kaybı yaşandı. Ancak yine oynanan futbol, sergilenen performans, yönetimi ve teknik heyeti memnun ettiğini söyleyebiliriz. Beşiktaş kazanacak fırsatları da Trabzon deplasmanı yakaladı ama Uğurcan'ın performansı, Uğurcan'ın engel olduğu gollerde biraz galibiyetin kaçmasında pay sahibi oldu. Tabii iç sahada iyi bir serisi var Beşiktaş'ın. Antalya Spor ve Sivasspor'u mağlup etti ligde. Avrupa Ligi'nde de Lugano'yu mağlup etmişti. Beşiktaş'ta hedef burada yine taraftarın desteğiyle, taraftarın önünde bu seriyi sürdürmek. Moraller yerinde puan kaybına rağmen, bir de tabii dün oynanan bir derbi vardı ve Galatasaray kazandı. Zirve yarışında da puan farkının açılmaması adına Beşiktaş'ın bugün kazanmaktan başka çaresi yok. Ve az önce de söylediğim gibi yoğun bir takvime giriyor Beşiktaş. Bu noktada tabii artık ezberlenen bir 11'i vardı Beşiktaş'ın ama diğer kulübedeki isimlerin de artık daha çok katkı verdiği bir döneme gireceğiz. Çünkü 2 haftalık süreçte 5 maçlık bir trafik var, bir tempo var. Eyüpspor, onun ardından Ajax deplasmanı, onun ardından Kayserispor deplasmanı, onun ardından Perşembe günü yine Frankfurt'la burada Dolmabahçe'de oynayacak Beşiktaş ve onun ardından da Gaziantep FK deplasmana çıkacak. Bu süreçte 3 deplasman ve 2 iç saha maçı da var ki bu deplasman konusu da Beşiktaş yönetiminin geçtiğimiz günlerde gündemindeydi. Federasyona bu noktada başvuru yapacaklarını ifade etti yönetim. Çünkü Beşiktaş Avrupa Ligi dönüşlerinde 7 deplasmana çıkacak. Bunun tartışması da olmuştu geçtiğimiz günlerde ve Beşiktaş Adana Demir ve Hatay maçları için özellikle bu maçların pazartesi günü oynanması konusunda federasyona başvuruda bulunacağı iletmişti. Yoğun tempo öncesinde tabii eksik bulunmuyor ama Giovanni Van Bronckhorst'un şu ana kadar forma giymeyen isimlere de hazır olmaları yönünde talimat verdiğini ve uyarılarda bulunduğunu ifade edelim. Çünkü bildiğiniz gibi uzun periyotlarda şu ana kadar 7 maça çıktı Beşiktaş ve 2 haftada 5 maça çıkacak. Böyle bir kıyaslama yapabiliriz. Uzun periyotlarda sakatlıklar, form düşüklükleri olabiliyor. Kadronun diğer kalanını da Beşiktaş'ta hedef, kadronun diğer kalanını da verimli olarak kullanabilmek diyebiliriz. Oğuzhan, çok teşekkürler değerli görüşlerin için, aktardıkların için. Evet Emir, Beşiktaş Eyüp maçını konuşacağız ama evet. Fiorentina Lazio mücadelesi de başladı Serie A'da. O maça da hemen bakalım. O maç için neler söylemek istersin? Şöyle, Fiorentina aslında çok büyük yatırımlarla bu sezonun aslında. İtalya'da yatırımlarıyla biraz şey olan bir takım haline geldi. Çünkü önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Moise Kean'i Juventus'tan aldı. Geçen senenin aslında flash oyuncusu Gudmundsson'u Genova'dan aldılar. Yani gerçi Fiorentina hep kiralık, bir sonraki sezon satış almayla yapıyor aslında bunları. Yine Monza'nın hem teknik direktörünü hem de en önemli oyuncusunu Kolpani'ye aldılar. İtalyan orta saha 10 numarayı. Geçen yıl da gol asist katkısı da yüksekti. Böyle bir aslında yeniden bir oluşuma girdiler. Ama işler istedikleri gibi gitmiyor. Yani daha bence sürecin oturması için biraz daha maç var ama sert maçlarla başladılar. Yani henüz galibiyeti yok. Yok. Aynı zamanda zar zor bir elemeyle Avrupa'ya kaldılar. Çok zorlandılar Puşkaş Akademi'ye karşı. Ve Atalanta'ya öne geçmelerine rağmen iki kez kaybettiler deplasmanda. Biraz orada sesler çıkmaya başlayacaktır. Zor da bir maçta oynuyorlar bugün Lazio. Lazio İtalya'nın en önemli, en köklü kulüpleri ki Fiorentina aslında öyle bir kulüp. Güzel de bir maç. Hani izlemek isteyenler önce tabii de bizi izlesinler de hani böyle bir göz ucuyla da o maça bakabilirler. Evet. Ben iki takımın da ofansif olarak bu sene vereceklerini merak ediyorum. Lazio yine iyi başladı aslında sezona. Çok da kaotik bir dönem geçiyorlar. Başkanları vesaire, Immobile gibi, ki zaten birazdan da değineceğiz. Immobile gibi bir efsanesini kaybettiği bir sezon sonrası. Ne olacak ne bilecek derken Roma'dan çok daha iyi başladılar o şehrin kesinlikle diğer öyle takımından. Bu maç zevkli bir maç olur yani. Birazdan zaten böyle biraz karışıkla gidiyoruz. Süper Lig, Serie A, işte Bundesliga'ya değineceğiz, Premier Lig'e bakacağız ama Lazio'nun da tabii 4 maçta 7 puan ne olduğunu hatırlatalım. Torino lider Serie A'da. Birazdan daha uzun uzun Serie A'yı konuşacağız. Buradan Beşiktaş Eyüpspor mücadelesine geçelim. İlk 11'lerde hadi şu anda dönelim. Evet. Görüntüye
geldi. Hemen arkamızda Emir. Evet. Muhtemel 11'ler. Beşiktaş'ın bir hava yakaladığını söylemek lazım. %100. Olumlu bir hava var. %100. Zaten hani şampiyonluğun da belki de en önemli favorilerinden biriydi. Hatta bence birinci favorisiydi. Belki bu hafta sonu bu derbiye kadar. Çünkü Galatasaray bu derbiyi alınca hani bir adım daha bence psikolojik olarak arada öne geçmeye başladı. Arada 8 puanlık bir fark oldu Beşiktaş'la arasında. Maç sayısı da fazla. Evet, maç sayısı da fazla. Hani Beşiktaş için çok çok kritik bir maç. Hani Oğuzhan'ın da söylediği gibi burada 3 puan hani çok net bir 3 puana ihtiyacı var. Ama rakip de Eyüpspor bence şu an bu senenin en flash ekiplerinden biri. Kesinlikle. Hem hocasıyla Arda hem hocanın, takımıyla. Evet. Ki Arda Hoca da biliyorum, hani ekibi de çok tanıyorum, hani çalışanları vesaire, bizi izlediklerini, kanalda izlediklerini Arda ki bizle ilgili evet. Çok da güzel şeyler söyledi. HT Spor hayırlı olsun. Aynen demişti öyle. Sağ olsun. Onlara da selamımızı iletelim bütün ekibe. Çok da güzel bir maç olacak. Caner abi, Caner Erkin'le çalışma fırsatı buldum. O da çok sevdiğim bir kişi. İyi de bir takım var şimdi, hani bunların dışında bence iyi de futbol oynayan. Kayseri maçında ilk 15-20 dakika gerçekten sezonun kendileri açısından, belki de genel Türkiye Ligi'nin açısından çok üst perdeden iyi bir oyun oynadılar. Orada da 2-0'dan 2-2. Kayseri deplasmanında zor bir deplasman, altını çizmek lazım. Döndüler. Samu Saiz çok iyi bir sezon geçiriyor ki zaten biz onu Sivas'tan da vesaire hatırlıyoruz. Ligimizden bildiğimiz bir isim. Çok da bildiğimiz bir isim. Melih'i ben beğeniyorum orta sahada. Onun da ama bence... hoca ekstra Ahmet'e parantez açıyor mesela. Her aynen röportajında öyle. Ahmet Kutucu'ya Ahmet o da Kutucu. Müthiş başladı mesela. İnanılmaz goller atıyor. Bugün Svensson'la olan mücadelesi, rekabetini merak ediyorum açıkçası. %100 ki Dubois bu arada yeni bir ekleme. Tecrübeli orada bir isim. Evet, ona Ahmet'e de bence Ahmet'e ya da Emre'ye, kim o kanada depresi olursa çok alan açabilecek bir isim. Bu tip özellikle hücumda o yardımları yapmaya çalışan bir oyuncu. Ben Thiam zaten bence bu ligin en önemli golcülerinden. Özellikle bu tip takımlar için bence önemli bir oyuncu. Mitsio Galatasaray'da çok kritik gollere sahip bir oyuncu. Şampiyonluk gollerinden belki birini attı Adana'ya. Herkes hatırlar. Şampiyonlar Ligi'ne geçen yıl Galatasaray sokan golü belki de attı Molde'ye karşı. Şimdi Eyüp'te. Geçen yılı Pendik'te geçirdi. Ben misyonun de bence önemli bir takviye olduğunu düşünüyorum. Bu tip özellikle Eyüp gibi yeni gelen takımlara bu tip tecrübeli ve kaliteli oyuncular çok büyük katkı sağlıyor. Bence Beşiktaş'a zorluk çıkaracaklar. Tabii ki de Beşiktaş kağıt üstünde ve doğal olarak seyirci ve seyirci avantajıyla 12 oyuncuyla oynuyor. 12 oyuncuyla gerçekten oynuyor. Güzel atmosferlerde oynuyor Beşiktaş. Güzel de bir stat, çok güzel de bir stat. Getson burada Rafa Silva ile beraber João Mário'yu da katıyorum. Bu 3 Portekizli üçgeni ni de açıkçası Beşiktaş aslında burayı çok iyi oturttu. Bu Surati, Getson hepsi aslında birbirini Portekiz'den de tanıyan oyuncular. Rafa Silva, João Mário, Gabriel Paulista. Hani çok tecrübeli bir isim. Çok güzel bir aslında bir iskelet kurdu Beşiktaş ve önde tabii ki de Ciro, Ciro Immobile. Ben Roma taraftarıyım aslında. Biraz benim çok çok beni üzen de maçları olmuştur kendisinin ama yani çok büyük bir forvet. Yani onu da bu ligde izlemek, golcülüğünü izlemek büyük avantaj. Çok zevkli bir maç olacak ama Eyüp de bence hani hafife ya da alınacak hiç da bir değil. Evet. Bence bu maçta da çok zorluk çıkartacaklar Beşiktaş'a. Kesinlikle ki Arda Hoca da bahsetti, Arda Turan. Oyunu güzelleştirmeye çalışacağız dedi. Evet. Açık oynayacaktır. Muhtemelen işte kendi Ahmet planıyla olsun, oynayacak. Saiz olsun. Tehlikeli de bir hücuma hattı var. Tabii Getson'dan da bahsettin. Derbiye döneceğiz. Çok mesaj geliyor derbiyle ilgili. Emre de hemen tekrardan derbide evet. soracağız ama bu maçı da kısaca konuşup tekrar sonrasında akışımıza tabii. dönelim. Getson'un performansından biraz bahsedecek olursak, Getson'un performansı da çok ciddi bir artış var. Rafa Silva geldikten sonra hem saha içinde hem saha dışında, sen de bahsettin, aynı dili konuşuyorlar Portekizliler ama saha içinde de müthiş bir uyum yakaladıklarını söylemek lazım. %100 ben Musrati'yi de buna katıyorum. Ben Musrati'yi çok beğenen bir isimdim aslında gelmeden önce ama Beşiktaş taraftarı tabii doğal olarak geçen yıl kötü bir sezon geçirdi Beşiktaş. Doğal olarak hani bir soru işareti herkes de vardı. Hani Muçi'ye de yine olan evet. bir soru işareti var. Ama Musrati bence geçen yıl finalde attığı gol, kupa finalinde attığı, Beşiktaş'a kupayı getiren gol. Bu seneki oyunu bence çoğu şeyi artık yavaştan bu saati için Beşiktaş'ın doğru anlamış. Beşiktaş'ın kaderini değiştiren bir goldü Trabzonspor maçındaki %100, gol. %100 ki
hafta içi Ajax maçı var. Hani o maça çıkartan gol belki o. Ve çok da özel bir maç olacak bu arada. Ona da değiniriz. Evet. Değiniriz. Hem programlarımız olur onunla da ilgili. Ben Getson'un biraz da Musrati'den bu gücü aldığını, Musrati'nin ona aslında o Getson'u, bildiğimiz Getson'u Galatasaray'da da bunları yapardı. Özellikle bu iç koridor dediğimiz bölgelere koşuları, hücuma katkılarını biraz da arkasında Musrati'nin o güveniyle yaptığını da düşünüyorum. Rafa Silva maestro. Yani hani ben hatta şunu demiştim ya, hani galiba Maradona gibi falan, hani çünkü öyle bir impactle artık oyuna girdi. Tabii bir Trabzon maçı puan kayıpları olabilir. Trabzon da çok değerli bir kulüp, çok değerli bir derbi niteliğinde bir maç. Şimdi Şenol Hoca faktörü de devreye girdi. Tabii ki %100. Burada João Mário da bence. Ben ilk geldiğinde şöyle bir tweet atmıştım. Biraz linçlenmiştim aslında. Osimhen'in geldiği gün, çünkü geldiği için hani Osimhen epik bir hamle. Ama João Mário da çok çok iyi transfer demiştim. Biraz benim sessiz maçımda kaldı. Evet, o yüzden biraz şey olmuş mu hatta. Osimhen'le João Mário'yu mu kıyaslıyorsun ama öyle bir şey yapmadım ben. Osimhen çok epik bir hamle. Yani hani epik, yani hani bir hani destansı bir hamle aslında. Ama João Mário da bence Beşiktaş için, özellikle top Beşiktaş'tayken, topu, hakimiyeti, özellikle 3. bölgede oyunu yıkmışken João Mário gibi bir kaliteye ihtiyaç duyacaklardır. Ki bence Trabzon maçında da top onlardayken iyi işler yaptı. Kesinlikle iyi. Belki işler bugün yaptı. De gol asist katkısı gelebilir ondan. Evet. Bahar'dan çok özür dileyerek, izin isteyerek dayanamadım Emre görmüşken. Şelbi transferini konuşmadık. Evet. Orada. Ve orada Emre yazıyor. Şimdi bazı izleyicilerimiz sorabilir. O Emre kim? Emre Mor. Emre Mor. Aynen. Emre Mor da alırlar. Emre Akbaba da var. Aynen. Yani Emre Mor muhtemel olabilir tabii. Ahmet Kutucu ve Emre Mor gibi belki de potansiyelini tam yansıtamayan iki ismi Arda Turan tekrardan kadrosunu aldı ve ciddi de katkı alıyor. Shelvey'e de bir parantez açalım. Emre Mor'a da bir parantez açıp derbiye dönelim. Şöyle, Shelvey benim çok beğendiğim bir isimdi. Hatta Rize'ye geldiğinde ya hani nasıl olur, ve çok da geçen müthiş sene bence oynadı. Müthiş de bir futbol oynadı. Rize'nin bence bütün o çehresini değiştiren ve oyunun hakkını yöneten isim oldu. Onun oynamadığı, kötü oynadığı maçlarda Rize çok sıkıntı yaşadı. Shelvey de yavaş yavaş buraya, bu rotasyona dahil olacak. Önemli bir tecrübe katacaktır. Evet, İngiltere'de aslında önemli bir oyuncu Shelvey. Yani Liverpool Liverpool'dan aslında çıkma altyapısını çok net bilmeyeceğimiz, onu belki arkadaşlarımız kontrol eder. Newcastle'da yine aynı şekilde oynayan ve sonuçta bunlar size kulübü tanıtmak için de önemli bir hamle oluyor. Tabii. Bu tip oyuncuların gelmesi. Emre Mor'la da bu arada çalışma fırsatı buldum. Karagümrük'ten geçen yıl. Caner Erkin'le de değil mi? Caner'le de, evet. Emre Mor da çok zaten herkesin bildiği yetenek, potansiyeli yüksek ama ne kadar sahada kalacak? Hı-hı. Ne kadar bunu sahaya sürekli yansıtabilecek? Takım soru işaretleri evet, bu soru işaretlerini de kim çözebilir? Bu tip hocalar çözebilir. Arda Hoca, çünkü sahanın içini bilen, sahadan gelen ve evet, bu tip oyuncularla da çok oynamış. Hem de oyuncu psikolojisini de çok iyi bilen bir isim. Tabii. Ben Arda Hoca'nın ona da ne kadar diyebileceği, tabii bazen herkes her şeyi yapabilir ama bazen işte olmaz. Hani o da o tip bir oyuncu profilinde aslında Emre'de. Ama sadece onların dışında işte Ahmet vesaire, Samu Saiz, yani aslında ön hattı çok renkli bir takım. Dün Recep Hoca'yla birlikteydik. Recep Uçar'la evet, birlikte burada derbiyi de konuştuk. Mesela o da bahsetti. Lige yeni çıkan takımların performansı, Bodrum, Göztepe, yine Eyüp oldukça etkili burada başladılar. Ve omurgayı da korudu bak. Eyüpspor, Berke, Clara, Robin, aynen işte Melih önlerinde, Caner Erkin. Hatta ben hatta şöyle düşünüyorum. Bir stoper daha olabilir mi düşünüyorum Eyüp için ama hocalar onların planlarını zaten takımlar yapmıştır ki Ruben Vezo'yu aldılar. Onlar da bir hamle yaptı. Ben şu 3 takımla ilgili bir tek sadece bir altını çizeceğim bir durum var. Bu da bence çok güzel. 3 takımda bir antrenör takımı. Yani hoca evet, takımı. Yani evet. İsmet Hoca'ya burada yine parantezik, onların tabii maç olmadığı için şu an hani şey yapmıyoruz ama onlara da şapkayı çıkaralım. Çok önemli iş yapıyor İsmet Hoca. Aynı zamanda Bulgar Hoca, Göztepe'de adını şu an hatırlamıyorum. Onunla da ilgili hatta tweet atmıştı. Fener maçındaki yaptıklarıyla çok cesur hamleler yapmıştı. Zaten o da Göztepe'de çok önemli bir büyük bir camia. İyi işler yapıyorlar. Onların seviyeyi yükseltmesi gerekiyor ki bence bu 3 takım seviyeyi yükselterek geldiler. Bence diğer takımların, bu takımların seviyelerine gelmesi lazım. Süper Lig'de şu an olan takımların da biraz seviyeyi arttırması lazım. Peki şimdi Beşiktaş-Eyüpspor maçını konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edelim dilerseniz. Editörlerimiz çok güzel. Vladimir Stoylov, Umut kardeşim yazmış bana. Hemen onu söyleyeyim. Tabii Göztepe'nin ki hocası. Vladimir Hoca, Stoylov Hoca'yı da tekrar tebrik edelim. Umut kardeşime de bundan teşekkür ederim. Peki arkadaşlarımız Beşiktaş-Eyüpspor maçı ile ilgili de bir haber hazırladılar. Habere gidelim, ardından burada devam ediyor olacağız.
İKAS Eyüpspor ligin 6. haftasında Beşiktaş'a konuk oluyor. Tüpraş stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş haftaya 10 puanla 3. sırada girdi. Siyah beyazlı ekip şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak. Süper Lig'in yeni ekiplerinden İKAS Eyüpspor'sa oynadığı 5 mücadelenin ikisini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun Sarılılar 9 puanla 5. basamakta yer aldı. Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti. Evet efendim, günün maçları ile ilgili de son gelişmeleri sizlere yine HT Spor ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz ama dünün en önemli konusu derbiydi. Evet. Zaten bu haftada derbinin yankıları sürer. Fenerbahçe'ye baktığımız zaman aslında 32 maçlık da bir yenilmezlik serisi sona eriyor Emir. Mourinho ile ilgili bugün pek çok şey yazıldı, çizildi, konuşuldu. Evet. Dün de hakikaten Mourinho'nun yansıyan bir takım görüntüleri vardı medyaya da. Dilersen Mourinho cephesiyle başlayalım. Tamam. Oyun şekline bakacak olursak dünkü oyunda da biraz daha aslında hoca geride mi kaldı diyelim. Genel olarak rakibe baskı kuran, nefes aldırmayan bir Jose Mourinho oyunu görüyorduk. Dün sence Jose Mourinho'nun taktiği nasıldı? İşe yaradı mı? Ya zaten bir bak, aslında biraz değindik hani genel ne yaptığına. Ama bence biraz şöyle yönetim, mesela maça gelen yönetiminden bahsedelim. İşte Kasımpaşa maçı sonrası işte basın toplantısı. Hoca şöyle dedi ya, benim için sıradan maça heyecanlanma diye, hatta orada Alper abiye orada bir böyle bir şey oldu. Orada aslında ben biraz şunu demeye başladım. Yani evet, önemli bir maç ama hani bu kadar da hani tamam. Burayı kontrol etmeye çalışıyor Mourinho bu tip agresyonlara da baskılar, ama bu sanki biraz fazlaydı. Çünkü onu yakından şöyle tanıyorum. Roma taraftarı biraz olduğum için Avrupa'da her maçını izliyorum ve gittim de çok maçına ve hep bütün basın toplantılarını takip ediyorum. Hocanın evet baskı hissetmediği anlar oluyor ve bunu size geçiriyor ama bence dün baskı hissediyordu. Yani ben dün ilk özellikle verdiği, yayıncı kuruluşa verdiği flash interview'da ben Mourinho'nun biraz baskı hissettiğini... Onun grafiği de var. Maç sonu var bu arada. Maç önü dediğinden bahsediyorum. Maç önünde biraz sanki fazla ya da fazla rahattı. Yani hani çünkü bu maçlar evet rahat olunması gereken, psikolojik olarak sakin kalınması gereken bir maç. Ama hani bunlar derbi. Yani bu derbiler önemli ki hoca bunlardan kaç tanesi de çıktı ve kazanarak çıktı, kaybederek çıktı. O yüzden ben Mourinho'yu biraz mental olarak da çok şey, belki de Okan Hoca da burada işte derbide. Evet. Artık Okan Hoca bir cevap verseydi bence Mourinho evet, bunu çok daha iyi kullanabilecek bir hoca. Evet, beslenebilirdi evet, bundan çünkü. Mesela Sarri de bunu yaptı. Şimdi ben oraya aslında biraz bağlamış olayım. Okan Hoca rakip teknik adamın kim olup olmadığı benim için önemli değil dedi. Yani rakip takıma biz hazırlanıyoruz tabii şeklinde. Tabii ve Sarri özellikle Mourinho Sarri ile ilgili böyle şeyler olmuştu. Sarri de çok cevap vermek istemedi. Biraz daha sahada kaldı ki Roma Lazio derbilerinden Roma daha ağır basan taraftır. O Roma Mourinho geldiğinde hani bir derbi kazanabildi. Mesela bu da aslında o derbileri biraz getirdiği yerle alakalı bence Mourinho'nun. Çok fazla son dönemde bu tip açıklamalara şey olan bence Roma'daki güven kaybını taraftar özellikle ki hala şu an bir ilah gibi hala. Hatta evet, bana Romalı arkadaşlarım yazıyor biz bugün Fenerbahçe'yi tutuyoruz falan diye Mourinho'dan dolayı. Ama hani bizim takımımız Roma döneminden bahsediyorum. Eksik, biz zaten o takımlarla mücadele edemeyiz, hakemler ve... Çok fazla bu diyaloglara hoca girmişti. Fenerbahçe'de de biraz değindiği durumlar oldu ama ben zaten böyle bir maç beklemiyordum. Bak yine zaten evet, ilk başta. Evet, hani ben Fener'den daha kompakt, ben Fenerbahçe'nin daha baskılı, daha baskılı kompakt, belki hücumda daha az etkili. Hani bak buna ben varım. Zaten Mourinho zaten size bunu vaat ettirir. Maçı bir savaşa, bir strateji savaşına döker. 1-0 benim skorum. Evet. Ben 1-0'ı öne geçeyim. Hoca da aslında dün oynadık. Fazla gol atan kazanıyor ama hocam öyle olmadı maçta. Yani 1-0'a evet, taraftar da mutlu ayrılırdı. Zaten 3 puan cebine koyuyorsun, yani lider oluyorsun. Lider oluyorsun. 1-0'a bence yani bu skora 5 puan geride kalıyorsun. Şimdi evet, arada evet, farklar var ve hani şu biraz şu
söylemler şey, domine ettik söylemleri. Ya futbolda dominasyon sadece şut çektiğin sayıyla, topa sahip olduğun sayıyla özetlenmiyor. Artık futbolda oyunu topu topsuz kontrol edebiliyorsun. Galatasaray'ın oyunu hem toplu bence hem de topsuz kontrol etti. Bu bence zaten işin çarpıcı kısmı. Mourinho'nun da zaten açıklamayı da bilmiyorum okuyacak mıyız, şey yapacak mıyız ama onu da okuyalım geldi. Bence. Yönetmenimiz Gizem sağ olsun getirdi ekranlara. Saçma bir cevap olarak gözükecek ama onlar bizden daha çok gol attıkları için kazandı. Daha çok gol atan takım kazandı. Bu futbolun pragmatizmi. Çünkü bizim maça ne kadar iyi başlamış olmamız veya maç içinde ne kadar pozisyon üretmiş olmamız, ne kadar çok domine etmiş olmamızın hiçbir önemi yok diyor Jose Mourinho ve ekliyor. Futbol bu. Amrabat çok iyi ikinci yarı geçirdi. Sahte stoper olarak harika oynadı. İlk yarı eksik olan alışkanlığı sağladı. İrfan ve En-Nesyri'yi de elinden geleni yaptı. Şans da buldu ama atamadı. Sonradan girenlerin suçlanmasını kabul edemem. Rakip iki taç atışından gol attı. Bu onların suçu değil, bizim suçumuz diyor. En-Nesyri ile ilgili de açıklaması var. Ve işte aslında bu açıklamanın geleceği yani şey perşembe günü çarşambadan belli olur. Ben o yüzden basın toplantı yani ilk verdiği flash interview'la girmek istedim. Çünkü orada çok yani fazla böyle yani şöyle işte evet bu bir maç işte falan. Daha agresif bir Mourinho bekliyorduk. Ya da yok sadece özellikle. Agresiflik de değil yani kazanacağız, hazırız, biz geldik, rakibi biliyoruz tabii ki. Hı-hı. Tabii ki de bir maç ama bu maç bizi öteye taşıyacak bir maç gibi. Tabii. Biraz hani bu tip bir yerde de mesela burada katılmadığım çok yön var. Şimdi bu açıklamada. Ben şunu da merak ediyorum. Amrabat'ı görmedik hayır, sahada mesela. Bu arada Amrabat'ı da ben satır arasında hani hı-hı, onu da söyleyeyim. Satır arasında ben üçlü kullanımda Amrabat'ı stoper olarak da oyun içinde kullanacağını söyledim ki hoca öyle yaptı aslında bir bakıma. Bence daha da çok göreceğiz. Amrabat'ın başlayacağı kurgular, top Fenerbahçe'deyken Amrabat'ın stoper dillerinin ya yanlarına açılacağı ya da merkezine gideceği kurguları çok göreceğiz. Evet, bir bakıma katılıyorum. Amrabat size orada oyunu tutmada sakinlik katıyor ama hocam o zaman ilk baş planında burada verilen kadroda da Amrabat oynuyordu. O zaman Amrabat tercih edilebilir miydi? İyi getiriyorum ama hani domine etme ya da domine olma yani iki tarafta bence birbirini çok sürüklese etmedi maçta. Bakın altını çizeyim. Evet. Ama yani terazide ağır basan tarafın Galatasaray'da olduğunu söylemek gerekiyor. Galatasaray'ın söylemek lazım. Terazide ağır bastığını oyunun her yönünde söylemek de gerekiyor maalesef. Şimdi bu arada ben izleyicilerimizin de yorumlarını merak ediyorum. Tabii. Lütfen HTScore hashtag ile bize hocanın açıklamalarına katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz bunları iletin. Bugünkü karşılaşmalarla ilgili skor tahminleriniz varsa bunları alalım. Tekrar evet buradayız. Tekrar altını çizmek isterim. Hoca diyor ki Mourinho, Galatasaray'ın bizden çok üstün oynadığını, çok iyi oynadığını düşünmüyorum ama onlar girdikleri pozisyonu gole çevirdi. Biz çeviremedik diyor. Bu analiz için neler düşündüğünüzü de merak ediyoruz değerli izleyenler ve istatistikler de geldi ekrana. Levent istersen sözü sana bırakayım. Yani Emir'e şunu da sormak istiyorum tabii. Szymański'nin pozisyonu var. Aklımıza gelen yine Osterwolde'nin evet, karşı karşıya kaçırdığı var. İstatistikler üzerinden bilmiyorum çok doğru olur mu? En-Nesyri var maçın son sonunda. Son dakika ama maç 3-1'di mesela zaten. Yani şunu söylemek lazım. Mesela Galatasaray'ın da şöyle bir pozisyonu var. 2-0'dan sonra Mertens'in bir tane aşırttığı bir pozisyon var. Yine orada Osimhen servisi yapıyor. Mesela onlar da gol olsa ya da Yunus'un offside gerekçesiyle evet, iptal eden. Yani offside'lara düşen bir Galatasaray vardı. Çünkü Fenerbahçe artık iyice savunmayı öne çıkarttığı durumlar oldu. Osimhen'in kaçırdığı iki tane yine iyi vuramadığı pozisyon var. Bir tane rebound olan pozisyona vurduğu üstten out. Bir tane sonlara doğru iyi vuramadığı. Barış Alper. Evet. Sağdan çok zorladı. Bunları ararsak her takımın doğal olarak pozisyonu var. Ama bakın burada mesela maçı yansıtmayan istatistikler de olabiliyor. Evet. Yani evet, bunları muhakkak iyi okumak gerekiyor. Yani tabii ki de istatistik bence şu an futbolun en önemli parametrelerinden bunu biri. Bunu en yakınlardan takip eden birisin sen. Evet de. Ama şimdi ceza sahası takibi 39 buluşma, 19 buluşma. Şimdi o 39 buluşmayı ne zaman yaptınız? Kime geldi? Ne kadar efektif olabildiniz bu dokunuşlarda? Bazen takımlar size bunu bırakabiliyor. Mesela bir örnek vereyim. Mesela Atalanta Arsenal maçında biz yayındaydık burada Ayça'yla ama böyle hani bakıyordum. Önceden izledim. Mesela Atalanta öyle bir savunma yapıyor ki
Hatta Inter'de katayım Inter City maçını. Şimdi 5-3-2 gibi savunuyorlar ama ceza sahasında oyuncu yoğunluğu 8-9 oyuncuyla durabiliyorlar. Bu şekilde City ya da Arsenal ceza sahasında topu çok rahat indirebiliyor. Ama alan bulamıyor, bunu kullanamıyor. Şimdi bunlar maçın zaten aslında değişkenini yaratan faktörler. O sebeple katılmıyorum. Katıldığım yönler de var. Bakın söylüyorum, yani Amrabat konusunda ben de hocaya katılıyorum ama yetmez. Burada galiba reklama gideceğiz. Yok yok, biraz bir iki dakikamız daha var. Bir dakika. Şurada bir kıyaslama yapmak için söyleyeceğim. Okan Hoca'nın maç öncesi açıklaması. Ona da geleyim. Orada mesela şöyle bir sözü var. Evet hazırız. Evet geldik, planımızı yapacağız vesaire ama bireysel oyuncuların da burada bu tip maçlarda önemli demişti. Yine bireysel oyuncular çıktı orada. Yayın öncesi dedim mesela Mertens bence kötü başladığı bir maçı yıldız olarak tamamladı. Bununla ilgili ikinci kısımda ilk 15 dakika üzerinde bir şey sorarak başlamak istiyorum. Tabii. Ama çok güzel bir yorum yaptın bence. Mesela ceza sahası içinde Dzeko topla buluştu ama yanında 3-4 kişi vardı. Evet. Tadiç oraya gelemedi. Saint-Maximin bireysel bir çabayla ceza sahasına girmeye çalıştı. City Inter maçına şimdi tekrardan not almıştım. Birazdan ikinci kısımda Manchester City Arsenal mücadelesini de Premier Lig'de konuşacağız. Peki bir virgül koyalım istersen Levent. Etkileyecek bir karşılaşma. Şunu da ekleyeyim. 49 kez ceza sahasına girdi City. O karşılaşmada Inter maçında maç 0-0 bitti. Deyip hemen ufak çok hızlı çok hızlı. Haaland iki kez topa değdi. Evet. Haaland iki kez topa değdi. 49'da. Reklama gidiyoruz değerli izleyenler. Dönüşte burada devam ediyor olacağız. HT Spor ekranlarında HT Skor'la devam ediyoruz değerli izleyenler. Bizlere yorumlarınızı, görüşlerinizi, varsa sorularınızı HT Skor hashtaginden iletebilirsiniz. Yine konuğumuz bu dilimde de sevgili Emir Ateş. Emir, şimdi dilersen bir puan tablosuna gidelim mi? Bir bakalım takımlarda neler oluyor, neler bitiyor. Puan tablosu gelsin ekranlara değerli izleyenler. 6. hafta puan durumunda lider konumunda Galatasaray var. 18 puanla Fenerbahçe en yakın rakibi, aralarında 5 puanlık bir fark oluştu. Ve 3 numarada da Beşiktaş var 10 puanla. Beşiktaş'ı az önce arkadaşımız sevgili Oğuzhan Genç de söyledi. Yoğun da bir takvimi var bu ilerleyen dönemde. 4. sırada Başakşehir var yine 10 puanla. 5. sırada Eyüpspor var 9 puanla. 6'da Samsunspor yine 9 puanla yer alıyor. 7 numarada Konyaspor 8 puanla. Ardından Sivasspor onu takip ediyor yine 8 puanda. Antalyaspor 7 puanda ve Göztepe 6 puanda. İlk ona şöyle bir baktığımızda bugün de dediğimiz gibi değerli izleyenler Beşiktaş-Eyüpspor mücadelesi var. Ve yine Kasımpaşa-Antalyaspor mücadelesi de gerçekleşecek. Tüm detayları yine sizlere HT Spor ekranlarından taşıyor olacağız efendim. Sahadaki arkadaşlarımızla birlikte bugünün de nabzını tutuyor olacağız ama yine dönüyoruz düne. Tablo ortada. Tablonun aynen ortada. Şöyle bakalım. Galatasaray 6 maçın 6'sını kazandı. Yani bu bence Galatasaray herhalde yaklaşık bir ay önce sorulsaydı Galatasaray taraftarına herhalde şunu derdi ya yok ya falan. Yani ben yani en azından 15 yazayım. Hani Fenerbahçe belki Galatasaray'ı yener. Hani büyük ihtimal yenebilir diye. Bir beraberlik olabilir. Ya da 15 hani en nihayetinde 16 yazayım derdi. Rakipler de bu arada bence yazmadı. Zaten sorun oradan çıkacak şimdi. Çünkü Galatasaray'ın avantajı çok büyük hale geldi. Yani şu an Fenerbahçe ile 5 puan avantaj. Tam çok maç var. Evet katılıyorum ama bence çok da büyük bir avantajı var Galatasaray'ın. Kesinlikle. Attığı arada, 20 gol var. Evet onu söyleyecektim. Yani bu sezon Süper Lig'de en çok golü atan takım 20 gol var. En çok şut çeken takım yine. Aynen 110 şut var. Ve 29 da gol pozisyonu var yarattığı değerli izleyenler. Yani, onu da çok aktarmış büyük avantaj. Olalım. Derbiyi atlattı, deplasmanda atlattı. Deplasmanda da 12. galibiyeti geçen tabii, sezondan bu yana. Fikstür avantajı var. Çok ciddi bir fikstür avantajı var. Dün önümüzde aynen çıkmıyor İstanbul'dan. İlk iki maçı İstanbul'da. İlk yarıda oynayacağı kalan iki derbisi de yine Beşiktaş İstanbul'da. Ve Trabzonspor derbileri İstanbul'da. Hatta Beşiktaş maçı sonrası bay haftası var. Yani oraya top tüfek saldırabilir o maça. İşte yoğun bir fikstür, ara var zaten. Yoğun fikstür ama Galatasaray için de başlıyor. Çünkü Avrupa başlıyor. Evet. Şimdi belirleyici olacak. Hani Galatasaray taraftarı da tabii bu bilinçtedir. Yani Avrupa maçlarına çok önem verir. Yani ben herkes önem veriyor da şu var. Kolay geçmeyecek Avrupa serüveni. Yani bu maç özelinde bu maç hani Galatasaray kazandı, Fenerbahçe yendi. Hani bundan sonra hani herkesi yener.
olmamalı, olmayacaktır. Evet. Çünkü Avrupa'daki maçlar, PAOK dahil, yani buna Elfsborg, RFS, Letonya maçı, yani hepsi dahil, hepsi üst seviye futbol maçları olacak. Yani bunlara hazır olmak, yeni bir fikstür, yeni format, yeni bir format, maçları bazen stratejik oynamak zorunda kalacaksınız. O yüzden lig gibi olacak. Yani lig, bir lig aslında, evet, bu. Kesinlikle. Avrupa Ligi, basketbolda olan bir kapalı lig yapıldı ya, Euroleague. Evet. Ona giden gibi bir şey oldu. O sebeple Galatasaray, ama lig avantajı çok yükseldi. Hı-hı. Yani Galatasaray artık burada ligde bazı şeylerin kararını Galatasaray verecek. Kredisi bu, çok fazla. Evet, bu çok önemli. Oldu. Bence Fenerbahçe için ve Mourinho için bu zaten en büyük sorun. Kaybedilebilir derbi. Galatasaray da kaybetti. Evet. Olabiliyor ama Beşiktaş da kazanacak Galatasaray Fener'e karşı. Ama burada tamamen ipler artık rakibinin eline geçiyor. Bu sıkıntı. Tabii. Ve tam sağlıyor. Siz aslında burada bu darbeyi vurup Galatasaray'a. Peki Galatasaray'daki iç farklı sorunlarla Galatasaray'ı bırakacakken. Bu arada ben bunu Okan Hoca için söylemiyorum. Çünkü satır arasında şöyle demiştim. Bence Okan Hoca 5'te 5 yaparak aslında biraz bazı şeyleri bu sene için kanıtladı. Onu parantezini kapayarak yönetimi etkileyebilir. Yönetim olabilir, camianın doğal olarak derbi kaybından sonra Cenk Erbin'in istifası. Taraftarın doğal olarak hani derbi mağlubiyetlerine vereceği tepkileri hepimiz bilebiliriz. Bir de hani böyle bir kaotik bir dönemin üstünde. Yani belki o kadar da çok bir şey yokken ortada bile taraftarlar bunu isteyebilir, olabilir. Ama Galatasaray buradan her türlü kredi alarak, Fenerbahçe buradan yıpranarak çıkacak. Fenerbahçe'yi de bir Avrupa maçı bekleyecek. Galatasaray'ı da bekliyor. Ve lig maçları. Yani üstüne Antalya deplasmanına gidiyor Fenerbahçe. Tabii ve hani iş artık yavaş yavaş bu tip fikstürlerle de yıpranmalar da başlayacak doğal tabii. olarak oyuncuların. Bence Galatasaray dünkü maçla tabii ki de kazandı etti ama çok da büyük bir avantaj elde etti. Yani ligdeki diğer takımlara da aslında bence Beşiktaş özelinde de önemli bir mesaj verdi. Beşiktaş'ın da şu an bu maçı kazanmak zorunluluğu iyice doğuyor. Eyüp maçı özelinde söylüyorum. Çünkü burada alınabilecek bir beraberlikle 7 puan, hadi maçı da kazandı değil mi? Yine 4 puan bile, evet, fazla bir puan farkı. İlk etapta ligin bu yarısında benim de açıkçası beklemediğim bir durum. Yani bu kadar hızlı bir 5 puanla 4 puan üstüne çıkacağını düşünmüyordum. Hızlı çıktı ligin farkı bir anda. Evet. Yani daha süre uzun. Lig uzun ama ilk etapta hakikaten bir puan farkı da söz konusu. Zaten onu da üzerinden geçiyoruz. Şimdi dönüyorum dünkü derbiye, evet, yine. İlk golü atmak aslında maçın hikayesi için çok önemliydi bence. Psikolojik olarak da ne diyorsun sevgili? Bugün %100. Sürekli psikolojiyi konuşuyoruz ama sonuçta deplasmandasınız. Galatasaray'ın yıllarca orada kazanamadığı bir periyot vardı. Özellikle Galatasaray cephesinde bence psikolojiyi yönetmek daha önemli ve kritikti. Ve ilk gol Torreira'dan geldi. Torreira atom karınca diyorlar zaten. Hakikaten orta sahanın da önemli bir ismiydi. Nasıl değerlendirirsin Torreira'nın performansını? Evet. Güzel de bir ikili oldular Saray'la birlikte. Müthiş oynadı. Evet, aynen öyle. İkili oldular derken Direme Devrim Özkan'la diyeceksin zaten onun da öyle bir öyle bir aşk hayatı olduğu için hani magazin de var bu arada. Evet. ET Spor'da. Tabii biliyorum, biliyorum. Ona da hani buradan bir şey yapalım. Bu onun arada da madem magazin kısmına girdiniz, aranızdaki tek haberlerimiz de var yani ET olarak. Evet, ET magazinde zaten sporla ilgili magazindeki gelişmeleri sizlere aktarıyor oluyoruz. Ve bunun dışında da açıklamasında maç sonunda aslında golünü tüm sevenlerine ve sevgilime diye tabii de yani armağan etti. O açıklamada gelecek. Şöyle bir istatistik var galiba. Devrim Özkan'ın geldiği maçlarda Galatasaray kaybetmiyormuş. Evet galiba. Bilmiyorum dün stadyumda mıydı boys ama. Young Boys maçı galiba. Orayı biraz bir tek şey yaptı. Galiba doğru, orada. Evet. İkinci. Düşün ona Devrim Özkan. O oyuna falan Devrim Özkan bile bir şey yapamadı ya. Yani. Neyse. Yani o ikili deyince ben aklıma onlar geldi. Ama Saray'da da tabii çok, evet, iyi bir ikili oldular dediğin gibi. Ya ben Lucas Torreira'yı hani hatta geleceği dönem o zaman Karagümrük'te çalışıyordum. Viviano bizim kaptanımızın takımımızda. Tabii onların ilişkisi ayrı. O da bir Fiorentina taraftarı. İtalya'da beraber oynadıkları dönem. Hatta ona demiştim ya gerçekten Galatasaray Torreira'yı mı alacak demiştim. Evet dedi, galiba geliyor. Biz de konuştuk dedi. Yani çünkü ben yani Torreira benim çok beğendiğim bir orta sahadır. Hani İtalya'dan çok izlediğim, İngiltere kariyerini de hepimizin bildiği. Yani bu seviyeye, bu lige gelmesi çok büyük, çok büyük bir artı değer. Evet. Ve çok da mutlu oldum Galatasaray adına böyle bir golü atabildiği için. Devleşiyor. Yani tabii inanılmaz. Yani. Ve büyük bir çekirdek. Yani takımın kaderini değiştirdi ya. Evet ve takımın çekirdeği. Yani bu takımın bütün fiziksel yükünü
Böyle bir fizikte bir oyuncunun da çekmesi aslında bize futbolun da nasıl bir seviyede olduğunu, kendi gücünü aslında nasıl güçlü, kuvvetli bir isim olduğunu saha içinde gösteriyor. Bizim lig sert ve zaten koşu mesafeleri evet. Yani koşmanız, mücadele etmeniz gereken bir lig. Torreira'da zaten yani, bunu başlatan Galatasaray'da o baskıyı başlatan, önde baskıyı başlatan net, isim. En önemli çekirdek. Yani bugün hani ikili mücadelesi az görünebilir, hani arkadaki istatistiklerde top çalması ama onun varlığı çoğu şeyi önleyebiliyor. Yaptığı taktik fauller, akıllı fauller, hani bizim ligimizde bunlar çok eleştiriliyor. Faul yapıyor, onu gör. Ama yani her faul sarı kart değildir. Hani bunu da bir altın çizelim. Her kişinin faulü sarı kart değildir. Tabii ki de bazen atlanılan durumlar oluyor. Biz de bunun farkındayız. Ben de farkındayım ama hani bunun üstünden Torreira'yı çok okumamak lazım. Torreira'nın verdikleri çok önemli ve hani ben bazı oyuncuları herkese kıyaslamayı kabul etmiyorum. Mesela Torreira Galatasaray için bence ya da başka bir takım için kıyaslanabilecek bir oyuncu değil. Aynı şekilde mesela Fenerbahçe için Fred. Ben çok kolay kıyaslamalar yapamam. Bu iki ismi de kıyaslayamam. Çünkü farklı rollerde farklı özelliklere sahip isimler. Dün inanılmaz bir şut çıkarttı. Hani belki de zaman zaman da eleştirilerin oku oluyordu aslında. Torreira işte gol atamıyor diye bir takım zaten eleştirilere maruz kalıyordu. Hani özelliği hani bu arkadaşlar bu arkadaş gol atsa evet, hani evet. Hep gol atabilse hani City'de falan ya da oynar Arsenal'de oynar. Hani dün Arsenal'de maç... de orada oynadı bu arada. Hani oynadığı yerler oralar hani. Bu arada seviyeler. Dün maç sonu yani şu anda da oynasa aslında hani çok itiraz edemeyiz. Yani şu an Lazio takımında, Roma'da, Inter'de olsa mesela kimsenin çok da böyle sırıtmayacağı bir oyuncudan bahsediyor. Maç sonu açıklamasında da yine bu eleştirilere bir gönderme yapmıştı. Bundan bahsetmişti. Özellikle ben de altını çizmek istedim o yüzden. Geldi bu arada evet. Açıklaması da. Değerli izleyenler, inanılmaz mutluyuz şu anda. Maçın 3 puandan daha önemli olduğunun farkındaydık. Büyük bir takıma karşı mücadele ettik ve şahsi olarak da çok mutluyum. 3 senedir gol atamamam çok konuşuldu ama 2 şampiyonluğum var burada. Derbide takıma yardımım da çok önemliydi. Golümü aileme, sevgilime, taraftarlara ve Uruguay'daki kulübüme adamak istiyorum dedi. Ayrı zamanda şunu söyleyeyim. Hani muhabbetim de geçti kendisiyle. Hani maçlardan sonra da konuşmuştuk. Hani İtalyanca falan çok iyi bildiği için yıllarca oynadı. Büyük de bir karakter. Yani hem pozitif anlamda takım içi de çok da büyük bir karakter. Yani, takımınızda olmasını net isteyeceğiniz oyuncu tabirlerinden biri Torreira'dır. Büyük bir karakter. Hani ufak ama yüreği çok yüreği çok büyük bir oyuncu. Ben ligimizde bu tip oyuncuları izlemekten o yüzden memnunum. İşte Getson, Musrati, bu tarz aslında bu tip Musrati aslında bu tip böyle biraz sert dinamik oyunculardan. Bu tip oyuncular da bize bence çekici geliyor bizim ülkemizde. Evet. Apiah vardı mesela yıllar önce. Joseph Melo aynen tarzı. Bu tip evet. Hani Selçuk mesela daha Selçuk Hoca daha böyle kaliteliydi ama hani bu tip yanında böyle bir işlevsel bir oyuncu. Medel gelmiş. Medel aynı şekilde. Medel önemli. Bence Galatasaray'da da dün bu arada oyunun kurulumunda da bu arada çok önemli işler yaptı. Çünkü adam adama takiplerin hepsinde rakibini aldı götürdü. Arkadaşlarına alan açtı. O ilk 15 dakikalık evet. Hani 15 dakikadan sonraki o bölümde çok da önemli iş yaptı. Onu sormak istiyorum sana. Derbi kısmında belki yavaş yavaş kapatırız ama ilk 15 dakikadan sürekli bahsettin sen ilk dilimde. Mourinho'nun başlangıcını da biraz olsun eleştirdin. Veya Galatasaray'da bazı oyuncuların ilk 10-15 dakika itibariyle düşüş yaşadığını söyledin. Acaba Fenerbahçe taraftarıyla birlikte biraz daha baskılı başlasaydı, biraz daha agresif olsaydı ilk 10 dakika itibariyle farklı bir sonuç ortaya çıkabilir miydi? Şöyle hani o biraz şimdi bu yapacağımız biraz hani bizim hayal gücümüze sonuç evet, odaklı ama, konuşuyoruz. Evet şimdi ama öyle yapalım aslında o güzel oluyor çünkü belki bir ufuk olur. Hani biz burada bize ve size konuşuyoruz ama sizin de tabii görüşleriniz varsa bununla ilgili HTS Skor Beşiktaş'ına merak ediyoruz. Burada çünkü bu aslında futbol sohbeti futbolda tek bir doğru yok. Her takımın kendine ait farklı doğruları var. Hoca da, Mourinho Hoca da bunu tabii ki analiz ediyor, bunu yapıyor. Bazen ama bir dokunuş, mesela Torreira'nın bir golü, o vuruşu maçın belki de oyunu değiştiriyor. Ya da Davinson'un bir pası Mertens'e burada oyunu değiştirdi. Evet. Şimdi şöyle okuma yapmak lazım biraz. Dzeko'yla ne kadar basabilirsiniz? El neresi? Şimdi hatta bir örnek. Icardi ile ne kadar basabilirsiniz? Ne kadar efektif olabilirsiniz? Şimdi Icardi'nin benim hala görüşüm bu. Icardi çok daha net bir bitirici. Osimhen'den dahil. Bence şu an ligin en iyi bitiricisi. Osimhen'den gelen bir tane top vardı mesela ikinci evet. Elinde. Mesela Icardi olsa tavana vurur gol olurdu. Kesin. Yani kesin gol olurdu. Ben buradan net söylüyorum. Ama Osimhen'in size verdiği çok farklı
durumlar var. Pres yönlendirmeleri, rakibi ürkütmesi, bir anda çok hızlı sprintleri atması ki bunu fiziksel olarak pozitif yanları olduğu için hem de daha da genç bir oyuncu olduğu için bunları yapabiliyor. Aynı şeyi burada En-Nesyri için söyleyebilirim. Belki En-Nesyri tercihi. Belki ama ben burada Dzeko'nun oynaması gerektiğini bu arada savunanlardanım. Hani onu eleştirmiyorum. Ama En-Nesyri ile belki bu baskıları daha sert yapabilirsiniz. Belki çift forvete dönerek Szymański'yi belki buradaki denklemden çıkarabilmeyi düşünebilirsiniz. Ya da Szymański'yi de katarak daha da efektif şeyler yapabilirsiniz. Ama bakın burada hatta Onur'la konuştuk, bizim editör Onur'la yukarıda. Hı hı. Biz Pilo Hoca'yla da çalıştığımda Pilo evet. Hoca da bu tip baskıları aslında kanat oyuncusunu stopere yollama baskısını isterdi. Ama bunun defektleri var. Bunu çok iyi bir şekilde orta sahanızın size özellikle 4-3 oynadığı bir sistemde biz bunu yapıyordu kendisi. Sol kanat oyuncusunu ya da sağ kanat oyuncusunu stopere çıkartıyordu stoper topu sürerken ve bunu 8 numarayla 2-8 numarayla bekin arasında konumlandırıp top beke düşürdü, hızlı bir kayma yapmaya çalışıyordu. Fenerbahçe böyle de yerleşemedi. Yani Fenerbahçe hafif bir beşli gibi yerleşerek İsmail çok geride kaldı. Tadiç'i çok geriye alarak İsmail'le Fred'i çok bir şekilde direkt Torreira ve Sara'ya yollayarak yani bir anda orta saha boşaldı o zaman. Bazı oyuncular adam adama ki Torreira Sara çok doğru yapıyor. Topa yaklaşarak rakibi arkalarında iki oyuncuyu da getirerek büyük bir boşluk yarattılar. Bu boşluğa kim girdi? Yunus Akgün burada. Evet. Yunus Akgün çok akıllı bir maç çıkarttı. Bunu da Okan Hoca büyük ihtimal zaten ona göstermiştir. Bir dribbling yapmasını istediğini söylüyor. Tabii döndü mesela, bir pozisyon oldu ilk yarının. Bu golden sonraki Osimhen'e, ikinci yarıda da Osimhen'e bir pası evet, var. Evet, aldı. Blok arasında hemen döndü sürdü. Aynı şekilde pas opsiyonu oldu. Üçüncü adamı bulmasını sağladı Galatasaray'ın. Mertens zaten bunları çok iyi yapan bir oyuncu. Yani Mertens'e bunu söylemenize gerek yok. O zaten saha içinde bu çözümleri buluyor. Kaan Ayhan aynı şekilde presi çok iyi anlayıp çok burada kafayla oynadı, akıllı. Ve Galatasaray'ın tabii Barış Alper gibi bir oyuncuya sahip olması, çizgide basan, çizgiye basabilecek bir oyuncuya sahip olması da Galatasaray'ın elinde avantaj. Üçlüye aslında Galatasaray üst stoperle değil, Kaan Ayhan da zaten burada daha rahat evet. dönebilir. Ben hep bunun üstüne gidiyorum. O da stoper özelliği olan birisi. Tabii ki ya da orta sahaya bir ek oyuncu olan Saray'ı da daha öne atarak Galatasaray bunları daha da geliştirebilir. Galatasaray'ın bakın bu oyunu evet bir adım ama Galatasaray bunu Avrupa'da başarı olarak istiyorsa daha da üstüne koyabilir. Fenerbahçe buralara çare bulamadı. Fenerbahçe çok statik kaldı bazı yerlerde ama bu da biraz Osimhen'in burada aslında rakibi çekmesinden evet. kaynaklandı. Evet, iki kişiyi tuttu geride ve bu arada Mertens de açıklamasında şunu söyledi. Rakip iyi baskı yapamadı dedi. Çünkü neden? Açıkça. Çünkü neden? Biz istediğimizi aldık, istediğimiz oyunu oynadık dedi. Şöyle, iki stoper Galatasaray'da hemen hani bu teknik olarak da biraz şunu söyleyeyim. Davinson, Apo yani Abdülkerim ikisi yanına Muslera, üç oyuncu bir anda karşısında iki oyuncu buluyor. Saint-Maximin ve Dzeko bir anda kalıyor. Çünkü Torreira'ya Szymański kalıyor. Bir anda orada Galatasaray bir kafa karışıklığı yaratmaya sağladı. Çünkü Mertens de bu sefer İsmail ya da Fred'den biri kalıyor ki İsmail kaldı. Bir anda Fenerbahçe'yle şöyle oldu. Muslera da katıldı. Çünkü Muslera çok topla geldi. Galatasaray'da evet. eksik olarak da bunu söyleyebiliriz. Muslera bazen çok uzunu oynamak istiyor. Aslında Okan Hoca'nın aslında hep ona hani biz topu daha çok yer tutmak istiyoruz durumu oluyor. Bir anda Galatasaray sayısal üstünlükte kaldı. Geride yani şöyle söyleyeyim size 5'e 4 kaldı çoğu zaman, 6'ya 5 kaldı ve burada çok rahat solüsyonlar bulabildi ki ilk 15 dakika için şunu söylemiştim, Galatasaray bunları efektif çok kullanamadı. Davinson'un 3-4 tane net pozisyonu var, hadi ben onların bir screenshot'ını alıp bakıyorum hep, yani oynayabileceği çok kanal var Galatasaray'da açık aslında maç içinde. Bunları çok denemedi. İlk denediği gol oldu. Yani ilk efektif olarak Galatasaray'ın denediği hat kıran pası attığı pozisyonun devamında Sara korner oldu. Döndü gol oldu zaten evet. pozisyon. Yani o yüzden bunlar değerli ve buna bir çare bulamadı. Ki orada da kafa topunu indiren galiba Abdülkerim'di ceza sahası. Evet oyunun dönüşünde. Dönüşünde evet. taç sonrası. Hoca ona diyor hani stoper geldi de hocam Mourinho hocam yani stoperden önce zaten Sara aslında o golü attı. Yani Sara'nın topa biraz daha yani erken vurup ters köşeye vursa belki skor zaten 1-0 olacaktı. Hani zaten orada artık o pozisyonu verdi Fenerbahçe. Tabii belli bir yerden sonra adam adama savunmaya çalıştığı için Fenerbahçe. Burada takipler çok önemli. Şöyle ön orta saha ve ön bölge adam adama gitmeye çalışıyor. Arka taraftaki özellikle biraz stoperlerle beraber üçlüyorlar işte. Mert girebiliyor bazen ki Mert giriyor genelde. Tadiç daha derine iniyor.
O zaman bir anda 3 oyuncu 2 oyuncuyla bağlanmış bir şekilde kalıyor. Burada hocam bence senin daha önde çıkartabilmen lazım takımı. Burada o zaman eğer öne biraz daha gitmek istiyorsan bloğu kapatıp daha önde kalabilmen lazım. Belki de Fenerbahçe böyle kalsaydı Galatasaray belki bu kadar rahat oyunu kontrol edemeyecekti. Şimdi Galatasaray ikinci yarıda da çok paslı bir Galatasaray gördük. Yani yanlış anlamadıysam 10-15 pas kadar paslaşması vardı. Bu tarafta da çok üstündü ve yine burada öne çıkan isimlerden bir tanesi de Yunus oldu bu, evet, pas sürecinde. Hakikaten devreye girdi. Çok da etkili bu arada vuruşları da vardı. 78. dakikada bir vuruşu vardı. Bir gol oldu bir tanesi. Offside oldu. Ki evet. 88. dakikada az farkla, evet, yine dışarı giden bir vuruşu vardı. Yunus hakkında değindin. Biraz ilk yarıyı da konuştuk. İkinci yarı ile ilgili de konuşalım istedim. Şöyle katılıyorum. İkinci yarıda bence çok farklı bir senaryo oldu. Fenerbahçe Amrabat aldı. Oyun bir anda böyle artık yavaştan Fenerbahçe'nin hücum yapması gereken, ki zaten o skorunu gerektiriyor, Galatasaray'ın da ben biraz daha bekleyeyim, çıkışlarla, geçişlerle rakibi yıpratayım, ki Galatasaray bu arada 4-5 tane geçiş şansı buldu aslında. Tabii ki de Fenerbahçe doğal olarak daha çok pozisyona girdi. Bu 24 şut baremleri, gol beklentisi yükseliyor. Ama risk alıyorsun geride. Çünkü bir stoper de çıkarttı. Bildiğin aslında üçlüye de dönmedi Mourinho. Direkt iki stoperle bir Amrabat olmak şekliyle kaldı. Ciku'yu kenara aldı. Ciku'yu kenara almıştı oyunun ilerleyen döneminde. Ben şöyle bir parantezle Muslera'yı açmak istiyorum. İşte Muslera, evet, değinmişken. Yani bence Türk futbol tarihine herhalde gelmiş en önemli yabancı oyuncu diyebiliriz. Yani hani ben burada kaleci almayacağım, yabancı oyuncu olarak alacağım. Rekor zaten kırmadığı rekor yok da bence oyun içinde Galatasaray'a işte bu geriden özellikle oyun kurmada Muslera da sanki biraz daha inanmaya başladı takıma. Hani ben biraz öyle aradım. Çünkü iki tane baskıyı beklettiği durum var. Abdülkerim'e güzel indirdi ki Abdülkerim'in de aslında bugün bence performansı sezonun başlangıcı ve Euro 2024'te pek beğenmediğimiz Abdülkerim'in üste çıkan bir performansı vardı dün özelinde. Ama onu da yukarı çıkan herhalde çıkaran Davinson muhtemelen tabii, biraz da. Ve Muslera bence. Muslera da bence ona o özgüveni veriyor ve tabii ki çok boş kaldığı anlar oldu Abdülkerim'in. Topla gittiği ve sürdüğü önünde kocaman bir boş alanlar oldu ki bunları daha da efektif kullanabilir Galatasaray. Altını çizeyim. Biraz maç 1-0 galiba. Bir de Muslera'nın karşı karşıyası var mesela. Orada kurtardı Osterwolde'nin. O var. Yani oradan ikinci yarı yine oyun dönüyor tekrar. İkinci yarı yine 3-1 iken çıkarttığı pozisyon var. İşte zaten burada farkı Muslera, maalesef Muslera farkı diye bir konu var. Evet. O yaratıyor. Mesela Livakovic'in mesela yediği 3. gol de ben hani evet zor bir pozisyon çünkü çok hızlı gelişiyor. Kenardan Sara vuruyor ama hani belki diyorum. Hani ilk golde bir şanssızlık var. Yani onu çok da Livakovic'e şey yapamam. Livakovic, evet, uzanıyor aslında, gidiyor ama arkasına çarpıyor. Biraz da şans orada Torreira'ya da hani o şuta yardım ediyor. İyi bir şut. Direkt hani sekip giriyor. Aslında çıkarabilirdi yani ilk etapta da. Evet ama olmadı. Hani buradan da çok ben şu şeyi sevmiyorum biraz. Yani çok kaleciye kalıyor bazen ihale. Çünkü aslında golü yiyen onlar olduğu için futbolda biraz herkes kaleciye yükleniyor. Evet. Ama hani sadece de bunu kalecilere yıkamayız. Yani burada biraz oyunun akışı, topun oraya, o zaman topu oraya getirmeyeceksin. Aynen. Mesela. Vurdurmayacaksın. Ya da bu arada evet kolay vurdurmamak çok önemli. Burada rakibi bozmak önemli. Galatasaray mesela Davinson'la çok yaptı. Hiç kolay vurdurmadılar. Hep önünde bir Davinson genelde çıktı. Maçın ikinci yarısı da Fenerbahçe aslında kenar ortalarını daha çok bulmaya başladı ki Nesiri ile. Evet. Galatasaray'da sarı kart şeyi artınca Yunus, Kaan, Barış biraz tabii o ikili mücadelelerde Galatasaray'da da kendini korumaya çalıştı. Doğal. Fenerbahçe daha agresif kaldı. Nesiri çok garip bir pozisyonda golü atamadı. Orada bu arada ilk Muslera çıkarıyor topu. Oradan sonra Nelson falan bir karambol oluyor. Evet hani orada gol olsa belki son dakikalarda yine farklı bir heyecan. Hani bu arada maç hep açıktı. Benim için hani maç 2-0 iken de açıktı. Evet. 3-0 oldu. Üste penaltı olunca dedim maç yine açıldı. Yani peki, maç bitmedi. Şimdi evet çok güzel bir noktaya değindin. İzleyicilerimiz de yazıyorlar. Hakem ve penaltı kararı ile ilgili sevgili Emir Ateşdağlı ne düşünüyor ya, diye. Ya ben şimdi hakemlerle ilgili çok o konuya girmek istemiyorum. Hı. Kendim de bizzat fiili sahada yaşadığımız olaylar, hı, olduğu için geçmişte maalesef çok pozitif bakmıyorum hakem kararlarına genel anlamda. Hı-hı. Takımların ayrı. Hani kendim başka maçları izlerken de böyle düşünüyorum ama bence dün bir şekilde maçı idare etmeye çalıştı hakem. Bence o kadar da majör bir durum yok. Penaltı tartışılabilir. Çok kişi tartışıyor.
Yunus'un evet, pozisyonu olabilir diyor. Ben bu kıyasları da çok açıkçası sevmiyorum. Yani tabii var artık. Yani sonuçta VAR'a da güvenmek gerekiyor. Yani evet, bilmiyorum. Hani VAR'da yabancı hakem vardı geçen yıl. Hani ben kendim canımın yandığı maçlar da oldu VAR'a yabancı hakemde. Hani Kargümrük'te çalışırken onu da söyleyeyim ama bu hakem konusu biraz çok yoruma giriyor. Ya yani ben bana da göre bazı pozisyonlarda daha devam ettirilebilir durumlar vardı maçın içinde. Mesela bir tane devam ettirdiği pozisyonu hatırlıyorum. Hangi pozisyonda? Offside oldu. İlk yarı değil, ikinci yarı hatırlarsınız belki. Davinson bir düştü. Evet. Foul bekledi. Hı hı. Devam ettirdi hakem. Bence mesela doğru bir şekilde. Bence mesela foul yoktu Davinson'a. Mesela o tip şeyleri bizim daha çok yapmamız lazım. Çünkü oyuncular doğal olarak her avantajı kendine kullanmaya, hı hı, çalışıyor. Orada bir darbeyi ufak da hissetse kendini yere bırakabiliyor. Maximen offside'daydı. Belki izleyicilerimiz hatırlar maçı, böyle iyi hafızaya atanlar. Hatta pozisyonda bir Abdülkerim de Maximen üstte çıktı. İndirse penaltıydı. Kesin penaltıydı pozisyon. Ayakta kaldı Maximen. Çekti, evet, kendini geriye. Çekti, attı. Offside olduğunu herhalde duydu arkadaşlar. Offside'leri yapma diye. Hani orada bir VAR'a gidilebilirdi. Kesin penaltı verilirdi çünkü sen Maximen düşse. Mesela orada iyi devam ettirdi. Hakem bence oradaki takdir hakkını iyi kullandı devamında. Böyle hani çok da ben skor da bence biraz etkili. Yani maç öyle bir noktaya geldi ki hakemi ligde bir şey olmadı maçta. Yani Galatasaray zaten maçı 2-0'a getirdi. 3-0 oldu. Bence genel olarak bir düştü. 3 maç hani bütün o konsantrasyon düştü. Bence Fenerbahçe taraftarı da bunu anlamadı. Yani 3'ü yediler. Penaltı oldu. Gol oldu. Atmosfer de bir anlayamadı. Hani gol sevinci mi yapalım? Hani 3-0'a mı üzülelim? Öyle bir durum oluştu. O yüzden hakem konusunda söyleyeceklerim bunlar da. Bu arada Jakobs'un da ikinci maçıydı. Evet. O tarafta da bir beklenti vardı. Nasıl değerlendirdin performansını? Jakobs'a da değinmiştim maç önü. Jakobs'un, hı-hı, performansı belirleyici olacağını söylemiştik Ufuk Kağan'la, evet, hatta. Orada savunma katkısı önemli olacak Galatasaray için. Çünkü ofansif bir bek demişti. Bence savunma tarafında çok iyi iş çıkarttı. Benim beklediğimin üstünde bir iş çıkarttı. Biraz Fenerbahçe'nin de bu etkisiz oyunu özellikle bir yani hani skor çözülene kadar diyelim. O da biraz katkı sağladı. Doğru yerde foul yaptı. Sarı kartı da doğru yerde gördü Jakobs. Hücumda da bence zaten yüksekte oynayan bir bek. Hani biraz hani kanat bek tarzı oynamayı da seven bir oyuncu. Ki zaten bir kanat oyuncusu Jakobs normalde. Könde çıkışı da öyleydi. Ben beğendim Jakobs'u. Hem fiziksel direncini de beğendim. Hem de oyuna verdiği katkılar da önemli. Birkaç ara pas denemesi oldu iyi arkadaşlar. Ayağı da iyi gözüktü. Tabii. Yani zaten daha ofansif bir oyuncu. Şu ana kadar çok dengeli. Yani tabii bir maç olur. Sen Maximen gibi bir oyuncu karşılık oynar. Sen Maximen iki kez onu geçebilir. Bu arada Sen Maximen gerçekten yani izlemesi çok keyifli bir oyuncu. Yani hani skordan bağımsız. Hani ilk 30. saniye aldığı bir pozisyon var hemen girdiği. Hani inanılmaz heyecanlandırıyor sizi. Bence Fenerbahçe'nin en çok çözüm bulması gereken konu onu yalnız bırakmamak. Bir şekilde sadece bekle değil. Ya bek de olabilir bindirmeleriyle ya da orta sahadan bir yardım. Bazen özellikle forvetin daha çok opsiyon göstermesi. Onu yaratılacak, ona yaratılacak oyunlar, ona kurulacak setler bence Fenerbahçe'nin tavanını belirler. Peki Fenerbahçe tarafında hani seyir zevki yüksek olan isimlerden bahsettin ama seni hayal kırıklığına uğratan bir isim var mıydı dünkü maçta? Ya bir kere Mourinho dememiz gerekiyor buna. Hocayı demek lazım. Çünkü ilk derbi sonuçta Avrupa basınında da bu arada çok oldu. Maç sonu açıklamaları. Galatasaray'ın paylaşımı evet, markada. Marka, Sky Sport, İtalya'da hepsi herkes paylaştı. Biraz tabii, da sert bir paylaşım aslında Galatasaray'da. Tabii. Kitap kapak. Tabii aynen öyle. Onları da getiririz birazdan. İtalya'da da çok gündem oldu. İşte yani sonuçta çok İtalyan'la bağlantılı futbolcu, evet, olduğu için derbinin genelinde. Bu arada bu görüntüleri de izledin mi yönetmenimiz sevgili? Evet, izledim. Gizem Mourinho'nun evet Galatasaray'ın paylaşımı sonu, da geldi. Evet, gergin olduğu anları gösteriyordu. Galatasaray'ın yine paylaşımlarından bir tanesi vardı. Var ekranda şu an The Crying One yazıyor. Evet, bunlar tabii derbinin olacak güzelliği, yaratıcılığı. Evet, bunlar düzeyli. Ben güzel, bunları beğeniyorum. Bunlar, evet, çok güzel çünkü yaratıcı. Bu aynısı Fenerbahçe kazansaydı çok daha farklı yine. Kesin. Onlar da o mizaha katılacaklardı ki yaptılar. Hani onlar da 4-5 ay önce onlar yaptı. Doğru. Bence işin zaten zevki bu. Bu seviyede kalmak, takışmak, birbirimize arkadaşlarımızla bile bu şekilde atışmak. Tabii. Bunun en güzel yanı. Düzeyli. Ve bu tabii ve şöyle oluyor. Tabii bu da aslında iyi bir reklam oluyor. Hani derbi reklamı için de önemli şeyler oluyor. Çünkü yurt dışına bakın dedik. Tabii. Bir anda bu konuşabiliyor. Aslında Mourinho bence derbiye sahaya çok bir şey veremedi maalesef. Öyle diyebiliriz hani pozitif olarak ama
derbiyi büyütme konusunda bence ekstra bir şey yaptı. Çünkü gerçekten herkes takip etti derbiyi. Hepimiz evet. merak ettik bir de. Mourinho'nun işte çıkaracağı 11, Bahar'ın söylediği gibi oyunu, taktik anlayışı, maç içi reaksiyonları, açıklamaları hepsini merak ettik. Şimdi bu da işte dün sosyal medyaya düşen görüntülerden bir tanesiydi. Ben ilk izlediğimde görüntüyü sessiz izledim ve direkt Mourinho'nun bakışına kilitlendim. O da kilitleniyor bu arada. Mehmet Batuhan tanırım. Çok da bildiğim bir kardeşimdir. O gazetecilik yapıyor. Hı hı. Bir soru sormaya çalışıyor. Ben burada şöyle bir şey diyeyim. Yani bir Mourinho'nun bence bu tip maçtan sonra zaten bence gitmemesi gerekiyordu. Evet. Yani gidiyorsa herkes da... Herkes bir açıklamayı bekliyordu evet, çünkü. Gidiyorsa yani. Da böyle bir tepki vereceğini bilmemiz gerekiyor. Hiç durmadan devam edecekti diyorsun değil mi? Bilmemiz de gerekiyor. Hayır. Evet. Gidici böyle bir şey vereceğini ben net biliyordum. Hani ben ilk videoyu izlerken Mehmet Batuhan'a geldi. Birine dedim, patlayacak. Hayır, bir şey olacak dedim. Ki Mehmet Batuhan da yani cesurca bir şekilde sorusunu sormaya çalışıyor. Evet. Gazetecilik yapıyor. Ama çok normal bir şey. Yani böyle çok beni şaşırtan bir durum değil. Yani. Hı-hı. Ama bence burada Mourinho'nun gitmemesi lazımdı. Peki Galatasaray'ın paylaşımı Mourinho'yu sence nasıl ben orada, etkiler? Ben orada görmüştür Galatasaray'ın orada paylaşımı. Zaten Mehmet Batuhan onu gösteriyor aslında. Evet, evet, onunla ilgili bir şey sormaya çalışıyor. Bence orada anlamıyor. Biraz Mourinho da anlamıyor. Orada bir kanalı anlamıyor vesaire. Zaten çok da üstünde konuştu oradaki program bunu. Bence Mourinho hırslanabilir yani. Ama maalesef şöyle. Eldeki malzeme tabii uygun. Maalesef eldeki malzeme bir de Mourinho da konuştu. Yani Mourinho da Galatasaray'la ilgili. Daha önce açıklamasında basın toplantısında. Sezonun ilk basın. Ki bizim de yaptığımız ZT Spor'un da yaptığı ilk kendisinin ilk röportajında da yine bir şekilde Galatasaray'la ilgili kelamlarda da bulundu. Bunlara hoca alışır yani bu yani hoca Katalan medyasına karşı savaşmış. Lazio, Milan, Juventus medyalarına karşı savaşmış bir isim. Bunu da kaldırır. O da yavaş yavaş. Bunu da kaldırır yani diye tahmin ediyorum. Bu arada bence gecenin derbinin karesiydi benim için. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. Okan Buruk'un Mourinho'ya baktığı bir kare vardı yine Galatasaray'ın. Sezonun spor fotoğrafı bence benim adayım. Benim de öyle şu an için. Varsa yönetmenimizden rica edeyim. Yoksa da biz üzerine konuşuruz zaten. Gelir zaten çok kişi görmüştür de. Hani onun için de zaten. The Winner One yazıyordu zaten birazdan. Gelir. Dün de çünkü biz de... Evet, yayınlarda. The Winner One yazıyordu. Evet. Hani Mourinho'dan hep dünya basında o special one olarak bahsediliyor. Orada da Okan Hoca'ya baktığımız zaman şimdi de geldi yakanlar vücut dili, duruşu. Fotoğrafı kim çekti acaba? Tabii bir şey söyleyeyim. Evet ben onu sordum ilk. Kim çekti? Bir de ben diye. Kaçıncı dakikayı merak ediyorum. Kaçıncı dakika? Gol olduğu zaman mı? Belki de başka bir şey orada hani gülüyordu olabilir ama çok iyi denk gelmiş. Yani evet. Fotoğraf... İnanılmaz denk gelmiş. Okan Hocama da bu fotoğraf yakışmış hatta aslında. Hatta ben de birkaç kere baktım Okan Hoca'nın yüz ifadesine. Acaba hani başka birine mi bakıyor yoksa direkt Mourinho'ya mı bakıyor? Evet ama... ben de daha ona şey yapamadım. Hani ama sanki... şu görüntü Mourinho'ya baktı. Ben şeyi hatırlayayım. Mert Hakan'ın bir sarı kart gördüğü bir pozisyon vardı. Orada Okan Hoca'ya da dönmüştü kameralar. Hmm. Okan Hoca şöyle bir oraya böyle bir baktı bir şeyler söyledi. Belki onun... devamında olabilir. Olan bir fotoğraf olabilir. Hani şu an kurmaya çalışıyorum derbideki sahneleri aklımda. O öyle bir yer çünkü hani tam Mourinho'ya baktığını düşünmüyorum. Gözlerine şöyle biraz daha yakından baktığında sanki kulübeye doğru bakıyor. O yüzden hani belki o olur ama olabilir. Olay hani bütün senenin başında gelişen olayların sonunda böyle fotoğrafın da çekilmesi dediğim gibi kim denk çektiyse gelmesi, ellerine sağlık. Çok da güzel bir kare oldu. Unutulmaz derbi karelerinden de büyük ihtimal kesinlikle. Biri olacaktır. Kesinlikle öyle. Ne yapalım derbiyi bitirelim yani, yavaş yavaş. Noktalayabiliriz. Yani soru var ya da görüş arada, varsa hani onlara bir... Arada gelen sorular var. Bu arada gol haberi de var. Sen gol söyle sonra bir editörümüzü Lazio 1-0 önde ilk yarıyı tamamladı Fiorentina. Gila ile golü buldu stoper Gila ile. Deplasmanında. Evet hemen Bahar'a sözü bırakayım tekrar. Peki şimdi editörümüz Berkay diyor ki Bahar bu kadar konuştuk. Mourinho'nun da açıklamalarını yayıncı kuruluşa yaptığı grafik de vermiştik. Ama dilerseniz bir Okan Buruk'un basın toplantısına gidelim onu da görelim diyor. Efendim Okan Buruk'un açıklamaları gelsin ekranlara. Evet maç öncesi aslında hem top bizdeyken hem top rakipteyken neler yapabileceğimizi oyuncularımızla konuşmuştuk. Planlarımız vardı. İlk yarı bu planları biraz daha net bir şekilde uyguladık. 2-0'la girdik içeri. Yani bu bizim için önemliydi. İlk golü atmak önemliydi. Burada hem pozisyonlara girdik hem rakibimize pozisyonlar verdik. İlk yarı özellikle Sen Maksim'in geçişlerinden verdiğimiz pozisyonlar oldu. Burada tabii ki biz Kaan'ı da
daha önde kullanmaya çalıştık. Çünkü Sam Maksim'in geriye dönüşleri, özellikle savunma yapmada önde kalan bir oyuncu. Onun arkasını kullanmaya çalıştık. Ama dönüşlerde de geçiş şansları verdik. Kötü yaptığımız şeylerden bir çok fazla yüksek top oynadık. Özellikle ilk yarı. Yani yüksek topları da Osimhen'in de daha yukarısına, yani vücuduna, ayağına oynayabileceğimiz paslar aslında bize daha net oyuna çıkma şansları verebilirdi. Pası ne zaman yaptığımızı rakibimizi kolay bir şekilde çözdük ama yüksek toplar bizim için başarılı bir oyun değildi. Bence geçen seneye baktığımızda bu seneki maç tabii ki çok daha zevkli oldu. Çok daha pozisyona girdi iki takım da. Hem pozisyon, hem gol, hem gol beklentisi hepsi çok yüksekti. Maçın başından sonuna kadar bence 3-0'ı da yakaladıktan sonra defansif biraz da dizilişe son bölümde geçtik. Yani bu çok benim yapmadığım bir şey ama rakibimizin yaptığı hamleler. Bizim de bir haftada oynadığımız 3 maç aşağı yukarı aynı oyuncularla oynadık. Bu 3 maçta da yorgunluklar tabii ki maçın sonuna doğru çıkmaya çalıştı. Biraz daha bekledik, biraz daha geride savunma yaptık ama 3-1'lik galibiyeti koruduk. Rakibimizin de önemli hamleleri oldu, önemli pozisyonlar yakaladı. Burada rakibimize de pozisyonlar verdik. Ama hiç yanımıza rakibimize yaklaştırmadık ve bugün özelinde çok önemli, çok değerli bir galibiyet aldık. Öncelikle oyuncularımı kutlamak istiyorum. Büyük Galatasaray camiasına, Galatasaray taraftarına bu galibiyeti armağan etmek istiyorum. Çünkü burada alınan galibiyet çok önemli. Derbilerde alınan galibiyet çok önemli. Ama iki takımı da tebrik etmek gerekiyor. Bence oyun olarak iyi işler çıktı iki takımdan da. Temiz bir maç oldu. Bence maç içi olayı, kavganın, dövüşün olmadığı bir maç da oldu. Bu anlamda da güzel bir gündü. Burada da bence stat atmosferinin de güzel olduğunu ve kazandığımızda da bizim de doğru bir şekilde maçı bitirip içeriye girdik ve güzel bir akşam oldu bizim için. Tibet Bey. Tibet Töre, TRT Spor. Hocam tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyeti tabii ki ama sezon başına bakmak istiyorum. 5-0'lık bir mağlubiyetle sezona başladınız. Young Boys'a elendi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde. Siz hiç olmadığı kadar eleştirildiniz sezon başında ama şu anki periyotta bir derbi galibiyeti yapan bir Galatasaray var. Bu sonucun ve 6-6'nın bundan sonraki durumu çok olumlu etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Ya şöyle, aslında son haftalara baktığımızda bütün dünya futbolculara üzerine binen yüklerden dolayı şikayetçi. Birçok futbolcu artık greve mi gidelim, farklı bir şey mi yapalım diye şikayetçi. Aynı şikayetleri ben de sezon başı söyledim. Milli oyuncular, işte lig geç bitiyor, çok maç sayısı fazla, çok erken başlıyor. Mesela biz daha oyuncular geldikten bir hafta 10 gün sonra Süper Kupa maçı koyuldu yani. O yüzden yani bu oyuncuların bir sezona hazırlanma, bir formlarını bulma, takım olarak da bunu yakalama, transfer dönemi. Yani bunlar geciktiği sürece tabii ki orada kazalar yapabiliyorsunuz, hatalar yapabiliyorsunuz. Ben de hata yaptım, takım olarak da hatalar yaptık. O bölümde de eleştirilmek gayet normal. Yani bir takım Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyorsa, bizim gibi bir takım. Yani ne kadar eksik olsak da iki maçta da, yani Davinson Sanchez'in olmaması, bir maç Kaan'ın, bir maç Abdülkerim'in olmaması, özellikle savunma anlamında yaşadığımız sıkıntılara baktığımızda, yani ne kadar eksik olursak olalım ama yine de bizim bu turları geçmemiz, Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız gerekirdi. Orada kendimizi de eleştiriyoruz tabii ki. Ama bu bir süreç, form tutuyoruz, form yakalıyoruz. Rize Spor maçıyla başlayan, yani transfer dönemini bitirdik. Transfer dönemi bitirdikten sonra daha güçlü olduk. Yani daha rahatız, daha güvenliyiz. Oyuncularımız burada olduğunu biliyor. Çok zor da bir transfer dönemi geçti. Üzerimizde çok büyük bir baskı var. Yani iki senenin şampiyonu olarak gerçekten, yani transfer döneminde işte bana, yönetimimize, başkanımıza yapılan ya inanılmaz bir baskı var. Bu baskının da tabii ki bu bir istek, yani bu isteğin de gayet normal karşılanması gerekiyor. En iyisini istiyorlar, en mükemmelini istiyorlar. Biz de en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama gelen oyunculara da bir süre vermemiz gerekiyor. Yani bu süreleri geçtikten sonra takım olmaya başlıyorsunuz, birbirinizi tanıyorsunuz. Artık daha takımız, daha birbirimizi tanıyoruz. Bundan sonraki maçlarımız bizim için daha da performans olarak daha yukarıda gideceğimiz maçlar olacak. Bugün başlayan kulübeye baktığımızda çok değerli oyuncular var. Yani 9-10 tane çok değerli, hepsini koyup oynatabileceğimiz oyuncular var. Önemli bir kadroya sahibiz ve hem Türkiye'de hem Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Hatalar yaptık, oraları kapattık. Artık yeni başarılara, yani ligde 6'da 6 yaptık. Yine Avrupa Ligi başlıyor. Avrupa Ligi'ne odaklanmamız gerekiyor. Orada Türkiye'yi temsil edeceğiz. Bunun için çok daha iyisini yapmamız gerekiyor. Tekrar yeni bir yarış aslında çarşamba günü bizim için başlıyor. Sezgin Bey.
Ekol TV Sezgin Gelmez. Tebrik ediyorum hocam. Hocam dediğiniz gibi gerilimin olmadığı bir karşılaşma yaşandı. Oysa hafta içinde iki taraftan da demeçler vardı. Bunu içinde sizi ayrı tutuyorum, parantez içinde tutuyorum. Sizin herhangi bir şeyiniz olmadı. Rakip teknik direktörün sizinle ilgili, Galatasaray'la ilgili açıklamaları vardı ki bunların başında da en başında sarı kart görmemesi geliyordu Galatasaray'ın. Bugün yanılmıyorsam 6 ya da 7 sarı kart gördünüz ve aleyhinizde de bir penaltı çalındı. Buna rağmen kazanan siz oldunuz. Sarı kartla sonuç arasında bir ilişki var mı sizce hocam? Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkür ederim. Şöyle, birincisi bence Sayın Mourinho ile de şeyimiz çok iyi geçti. Maç öncesi tokalaştık. Maç bitti, tokalaştık. Gayet güzel bir şekilde ayrıldık. Yani bizim gibi profesyoneller bu kadar üst düzey hocalara yakışır şekilde bunu yaptık. Sarı kartlara gelince bence yani çoğu doğru olduğunu düşünüyorum. Yani şu an seyretmedim. Maç içi verilen sarı kartların doğru olduğunu düşünüyorum. Penaltıda da bir değme var. Yani orada da hakemin takdiri belki VAR'dan gelir miydi, pozisyon gelmez miydi ama hakem penaltı verdikten sonra bir dokunuş da var orada. Bunu da kulübeden ki ekrandan net bir şekilde gördüm. Ben sarı kartların doğru olduğunu düşünüyorum oyun içerisindeki. Burada dikkatli olduk. İkinci sarı kartı görmedik. Yani bunlar önemliydi bizim için. Ama maçın geneline baktığımızda dediğim gibi temiz bir karşılaşma oldu. Saha içinde de çok oyuncular arasında da bir kötü bir şey görmedik. Bence genel olarak yani hakem yönetimini tabii ki %100 değerlendiremem. Bütün pozisyonları izlemedim ama genel olarak iki takıma da kararları doğru bir şekilde verdiğini düşünüyorum. Ama gördük, izledikten sonra daha net bir şey söyleyebilirim. Çiğdem Hanım. TV Bu Spor, Çiğdem Günal. Hocam tebrik ediyorum. Mourinho'nun geldiğinden beri hakkında en çok açıklama yaptığı teknik direktör sizdiniz. Takım da Galatasaray'dı. Bu açıklamalar sizin için ayrı bir motivasyon unsuru oldu mu? Teşekkür ederim. Evet. Şöyle tabii ki yani objektif olarak baktığınızda son iki senenin şampiyonu ve kadro olarak da ligin en iyi kadrolarından sahip bir takıma karşı bu açıklamaları yapmanız normal. Yani hedef olarak bizim seçilmemiz gayet normal. Türkiye yeni geldi, Türk futbolunu tanımaya çalışıyor, takımları tanımaya çalışıyor ve kendisine Türkiye'ye, Türk futbolu, takımlar, olaylar nasıl anlatılıyor onu da bilemeyiz. Yani burada bence Mourinho'yu da bazı konuşmalarında, demeçlerinde suçlamamak lazım. Çünkü onu öyle anlatıldığında çok daha farklı bir şekilde değerlendirebilir, konuşabilir. Yani burada objektif olarak iki tarafında yaklaşması bence çok önemli. Yani ona verilen doneler, burada ona konuşması için söylenen şeyler bazen teknik adamların da hata yapmasını sağlayabiliyor. Hata anlamında söylemiyorum, yani konuşmalarından dolayı diyorum. Bu da bir strateji aslında. Yani futbolda da strateji var, saha içinde de strateji var, dışarıda da bu stratejiyi yapıyorsunuz. Bazı teknik adamlar daha çok yapıyor, bazısı daha az yapıyor. Ama ben demin de söyledim, yani Fenerbahçe'yi yenmek bizim için önemli motivasyondu. Yani maç öncesi de şunu söyledim, rakibin teknik adamının kim olması hiç önemli değil benim için. Sadece yani burada derbi oynuyoruz, Fenerbahçe'ye karşı kazanmak çok önemliydi. Bu da bizi tabii ki bugün çok mutlu ediyor. Maç bittiğinde bu mutluluğu yaşıyoruz. Tekrar oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Başkanımızı, yönetim kurulumuzu, hepsine buradan tebrikler. Yani taraftarlarımız burada statta hala bekliyorlar orada ve bu zorluğu çekip bizi desteklemeye geldiler. Onlara bu galibiyeti yaşatmak da ayrı bir mutluluk bizim için. Ferhat Bey. Ferhat Kızıltaş, Türkiye Gazetesi.com. Hocam tebrik ederim galibiyet için. Son 3 Kadıköy deplasmanında 1 gol yiyip 7 puan aldınız. Maçın genelinde bana göre maçın adamı Yunus Akgün'dü diyebilirim ben. Maça biraz tutup başlamıştı. İlk yarıda yanınıza çağırıp bir şeyler söylediniz. O dakikadan sonra Yunus'un performansında önemli bir değişiklik oldu. Ve gerçekten çok iyi performans gösterdi. Orada neler konuştunuz ve kendisini maça nasıl hazırladınız? Aslında maç öncesi de özellikle biz oyun kurarken Yunus'un biraz daha mobil bir şekilde yani merkeze girmesini istemiştik. Ama bazen statik kaldık. Yani Sara da bazen statik kaldı. Yunus da. İkisine de özellikle oyun kurmada saha içi değişkenlikleri göstermesini istedim. Bu şekilde Mertens'i de bir pozisyon, bir iki pozisyon boş buluşturduk. Sara'yı kenarda boş buluşturduk. Yani Yunus'tan da istedim. Topa daha çok gitmesi, daha çok dokunmasıydı. Bence oynadıkça gol de çok önemli. Yani gol bir takımın performansını ve oyuncuların performansını yükseltebiliyor. Yani 2-0'ın rahatlığıyla daha iyi oynadığımız
Ama bir yandan da rakibinizin hep oyunu force etmesi, demin de söyledim, onlar da oyun içerisinde çok fazla pozisyona girdi. Ama Yunus'un performansından çok memnunum, iyi gidiyor. 3 maç arka arkaya oynadı. Maça oynamaya çok ihtiyacı vardı, arka arkaya maç oynamaya çok ihtiyacı vardı. Onun da performansını daha yukarıya doğru çekiyor. Son soru Serdar Bey. TRT Spor, Serdar Kellici. Hocam yine tebrik ederim. Teşekkür ederim. Yine iyi bir oyun vardı, güzel bir oyun vardı. Maç öncesi planınızda Fenerbahçe orta sahası, Fred İsmail Yüksek oldukça iyi bir orta saha. Ama siz maç içinde Kaan'ı da gerektiğinde, hatta Yunus Akgün'ü, hatta Barış Alper Yılmaz'ı merkezde ciddi anlamda beşlediniz. Ana plan bu muydu Galatasaray'da? Yani merkezde, çünkü Mourinho takımlarını merkezden delmek çok zordur. Yani genel geçmiş referans bize bunu söyletiyor. Ana planınız bu muydu? Ben biraz tabii demin de değinmiştim. Aslında Sen Maksim'in savunmayı yapmaması aslında bizim orada kullanmak istediğimiz. Onun arkası veya içeride Kaan'ın yine merkezde buluştuğu toplar, içeride buluştuğu ve çizgide buluştuğu. Onun arkasında çok rahat bir şekilde topla buluştu. Ama buradan biz kullanamadığımız toplarda savunma geçişleri, bize rakibin hücum geçişleri oldu. Burada da sıkıntı yaşadık. Ama Yunus'tan da hep merkeze girmesini istemiştim. Çünkü İsmail Jacobs'u daha yukarıya, yükseğe çıkartıp Yunus'un içeride boş buluşmasını istedim. Bu oldu zaman zaman. Sara'nın buluşması oldu. Dries stoperlerin önünden çıktığında boş buluştu. Yani bunlar da önemliydi. Rakibimizin tabii ki yani bize göre karşılamaları daha farklı. Savunması daha farklıydı. İkinci yarı biraz daha değişik oldu. Özellikle dediğim gibi 3-1'den sonra daha değişik oldu. Ama oyuncularından özellikle bu mobiliteyi istemiş oldum hep. Peki B planına ihtiyaç duydunuz mu maçta? Ya B planı olarak demin dediğim gibi biraz yani 3-1 sonrası defansif dizilişe, yani 5'liye döndük, rakibin yaptığı hücum hamleleri, 2 forvete dönmesi, önde 5-6 kişiyle hücum etmeleri. Biraz da yorgunluk, biraz da diziliş olarak skoru koruma. Burada B planı ikinci yarı yani 5-3-2 şeklinde, 5-2-3 şeklinde dizildik. İki kanadı koyduk. Osimhen for merkezdeydi. Arkasına Berkan, Kerem girdi. Arkayı 5 kişiyle savunmaya çalıştık. Burada da tabii ki kendi oyumun biraz dışına çıktım aslında. Biraz daha skoru korumak istedim. Orada da verdiğimiz pozisyonlar oldu. Ama bence genel olarak hazırlanış, istek ve yani burada Lucas Torreira ve Gabriel Sara'nın performansı bence orta sahada, rakibimizin orta sahasının daha önüne çıktı, daha yükseğe çıktı. Genel olarak beklenen İsmail, Fred, Şimanski üçlüsünün daha güçlü, daha başarılı olacağıydı ama bence orta saha performansı olarak rakibimizin çok üstüne çıktık. Zaten 45. dakikada bir değişiklik geldi. Evet efendim, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları da geldi ekranlara. Sevgili Emir Ateşdağlı, toparlamak istersen ne söylersin hocanın açıklamalarıyla ilgili? Hoca gereken her şeyi söylemiş, yani artık bir şey diyemeyiz. Biz de bence bayağı konuştuk derbi. Evet. İzleyenlerimize fikirlerimizi, maçla ilgili düşüncelerimizi açıklamak istedik. Bence güzel de bir, her şeyde değindik aslında iki takımla da ilgili. Evet. Fenerbahçe'ye geçmiş olsun, Galatasaray'ı tebrik edelim. Çok kritik, ligi kaderini etkileyen bir galibiyet aldım. O zaman ben sözü Levent'e bırakayım. Buradan Premier Lig'e geçiş yapalım. Manchester City-Arsenal mücadelesi 18.30'da başlayacak bugün. 4 maç sonunda 12 puanı var. Manchester City'nin 10 puanı var. Arsenal'in, ki bu iki teknik adam da birbirini çok yakından bilen iki isim. Aynen öyle. Birlikte çalıştılar. Arteta yardımcılığını yapmıştı Guardiola'nın. Aynı şekilde şampiyonluk yarışında da son yıllarda bu iki takım rekabet içerisinde. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun Emir? City'de Haaland'ın performansı oldukça iyi durumda. Lig başı, Premier Lig'in başı itibariyle 4 maç 9 gol Haaland, genel tabloya baktığımızda. Yani bu ligin, yani Premier Lig'in zirve maçlarından, yani iki zirve maçından bence biri City-Liverpool, yani 3 adli diyelim, City-Liverpool, Arsenal, City ve Liverpool-Arsenal maçları aslında zirve maçları.
futbolun da bence üst düzey maçlarının içinde artık bu maçlar var. Hani eskiden Real Madrid Barcelona maçlarını çok izlemek isterdik ama o tabii ağırlığını sürdürüyor ama maalesef artık Premier Lig çok daha fazla globalde bu ağırlığı da üstüne aldı. Çok bence futbol açısından güzel, futbolun özellikle taktik teknik kısmıyla ilgilenenlerin çok izleyeceği bir maç olacaktır. Neler yapacak iki hoca birbirine üstünlük sağlamak için. Benim zaten City'ye söylediğimizde zaten artık yani bir şey yok. Ama Inter karşısında biraz böyle bir sallandılar. Özellikle geçişlerde Inter çok yara verdi City'ye. Ki zaten Guardiola inanılmaz bir geçiş takımı olduğunu, inanılmaz bir savunma takımı, özellikle savunmayı çok iyi yapan bir takım olduğunu Simone Inzaghi'nin takımını Inter'den bahsetti. Inter de aynı şekilde City muazzam bir takım. Onlara karşı doğru bir planla sahaya çıktık ve büyük oynadık dedi. Gerçekten oyuncuları da Inter'in büyük oynadılar. City, Haaland inanılmaz, zaten inanılmaz bir oyuncu yani. Yani maçın kaderini bir dokunuşuyla değiştirecek isimlerden biri ama işte orada yan faktörler işte Bernardo'su, hatta Rico Lewis'i bile, hani bütün genç oyunculara dahil. Bence City her gün oyununu geliştiriyor. Guardiola kendini evrime sokabiliyor. Ben bunu da izlemek çok önemli. İşte Akanji bence dünyadaki şu an en iyi yani stoper, 5 stoperden biri diyebilirim. Ki Euro 2004'te de muazzam bir Akanji vardı. Guardiola, Ruben Dias bence hani 3 stoperde hem ucum tarafını hem savunma tarafını inanılmaz iyi oynayan isimler. Rodri'ye zaten söyleyebilecek zaten bir şey yok bireysel anlamda. Arsenal'de biraz sıkıntılar var ama bireysel. Çünkü sakatlık problemleriyle boğuşuyorlar. Martin Odegaard'ın sakatlığı orada problem yaratacaktır. Aynı şekilde Mikel Merino. O da önemli bir ekleme bence. Ki tam böyle Arteta'nın tarzında. Mönchengladbach Arteta'dan biraz daha ofansif. Daha öne koşuları yapmayı seven ama Arteta'ya da benzer bir oyuncu. O da olmayacak. Sakat diyebiliyorum. O sebeple City'yi tabii ki bir tık daha favori görüyorum. Arsenal'in oyuncularının maç yükü çok yüksekti. Çünkü zor da bir Atalanta maçından da yine evet. Çıktılar deplasman. Ama her zaman Bukayo Saka gibi, Havertz gibi aslında gol ayakları da var. Declan Rice yine bence hem İngiltere'nin hem de milli takımın hem de ligin bence üstünde bir oyuncu. Ama ben City'nin bu maçı kazanacağını düşünüyorum. City'de bu sene avantajı tamamen bu galibiyetle eline geçecektir. Arsenal'de 10 puandı. City 12 dediğin gibi sen de bahsettin puan durumunu. Burada City galibiyeti olursa 5 puana çıkacak. Arsenal için lig için biraz böyle biraz sıkıntı olabilir ama uzun bir maç. Premier City avantajı yakalayabilir tekrar. Zaten avantajlı zaten bence. Avantaj. Ama avantajı da burada eline alacak. Ama lig çok uzun ya. Yani. Premier Lig'de bu tip 5 puanlar bizim ligimiz kadar bence etkili olmuyor. Çünkü rakip yani alt taraftaki takımlar kötü başlasa da sezona bir anda farklı sonuçlar almaya gidiyorlar. Everton örneği var geçen yıl. Bu sene de yine aynı şekilde. Evet. Everton kötü başladığı bir sezon. Southampton, Wolverhampton bu takımlar çok kötü başladılar sezona. Bence bu takımlar vitesi arttırabilecek takımlar. Belki bu 3 takımı görmeyebiliriz ligin sonunda bu dipte. Görebiliriz. Hiç belli olmaz ama herkese karşı özellikle City'nin de Arsenal'in de gideceği deplasmanlar belli olacaklar. Kesinlikle olacak yani büyük takımlar işte ilk 3, ilk 4 takım Premier Lig'de alt takımlara puan kaybı yaşayabiliyor. İlerleyen haftalarında evet, takım, dediğin gibi. Çünkü o haftalar artık o ligin gerçekleri oynanmaya başlıyor. İşte eskiden vardı belki hatırlarsınız puslu bir stok deplasmanı işte o muhabbetlere giriliyor. Öyle deplasmanlar da bu sene var yani. Bence Southampton yine o tip bir takım olacak. Burnout yine o takımlara aday bence alttaki mücadele için. Leicester olacaktır eski şampiyonlardan. O yüzden ben bu maçı ama City'nin favori olduğunu, City'nin daha yakın olduğunu 3 puanı düşünüyorum. Ki sen de bahsettin Rice'ın Brighton maçındaki kırmızı kartı maçın hikayesini değiştirmişti evet. Arsenal adına. Çok kısa da şunu sormak istiyorum. Sonrasında hızlıca hemen Serie A'ya geçeceğim. Inter Milan derbisi var bu akşam evet. İtalya'da da. City'de Savinho hamlesi, Savinho transferi, genç biletine yeni bir yıldız adayı, 50 milyonluk bir piyasa değeri var. 25 milyon euroya transfer edildi Fransa'dan. Sen Guardiola kendisini yeniliyor dedin. Doku transferi geçen evet. sezon, bu sezon Savinho transferi biraz bu hamleleri de konuşalım. Savinho benim çok beğendim. Savio aslında. Savio evet. Ama Savinho evet. Savinho ismi Savio kullandığı ya, isim. Muazzam bir oyuncu ben. Ben Girona'da geçen yıl hayranlıkla izledim ve bu arada
Futbol Manager oynayanların da çok bildiği bir oyuncu. Ben de oradan zaten ilk etapta fark etmiştim. Gerçekten gelişimini iyi sürdüren. Zaten Girona da bu arada geldiği takımda City grubun takımı. Aslında o tip değişimler yapılıyor işte. Şu anda bu arada Başakşehir'de şu an bir City grup üyesi. Bakalım Başakşehir'den genç Türk oyuncuları belli bir yıl sonra City'de görecek miyiz? Ya da City bağlantılı mükemmel takımlarda olur. Görecek miyiz? Onlar da bu çalışmaları yapıyorlar yakından biliyorum. O yüzden beni de heyecanlandırıyor açıkçası. Başakşehir'in bu tip atı, yani Türkiye'de bu tip atılımların olması. Tabii. Göztepe'nin yine aynı şekilde onlara sahipli bir yapı. Yine Danimarkalı sahipleri var. O yüzden Savinho'da, Doku'da, modern futbolda killer dediğimiz öldürücü isimler. Bukayo Saka'da rakipte olan aslında bu tip oyunculardan biri. Zevkli. Bu tip oyuncuları izlemek de her zaman zevkli. Kesinlikle öyle. Şimdi Inter Milan derbisine geçelim. Serie A'da son şampiyon Inter sezona da fena başlamadı. Hakan evet. Daha doğrusu iyi başladı evet. Sezona. Diğer tarafta da Milan'da da Fonseca, diğer tarafta Inter'in başında Simeone, Inzaghi. Son 6 maçı Inter kazanmış. Bu da enteresan bir istatistik olabilir. 2 gol yemiş bu 6 maçta da Inter. Evet, hatta onunla ilgili bir flood yazacaktım. Hatta flood'un bir kısmını, hemen X'teki flood'un da bir kısmını şöyle hatta burada söyleyeyim sözlü. Maçın garip hikayeleri olan bir maç olacak. Her Inter Milan maçı çok özel şeylere yani şahit olduğumuz maçlar oluyor. Bir kere Milano şehri çok önemli bir şehir İtalya'nın. Yani hatta hani İtalya'nın İstanbul'u diyebileceğimiz bir şehir. Ama tabii Roma, ben Roma'da da yaşadım. Yani Roma ayrı bir konu ama yani senin için özel ayrı bir yeri var. Roma gerçekten ayrı bir konu ama Milano'da çok önemli bir kozmopolit bir şehir ve futbolunda bence başkenti bir şehir. Çünkü inanılmaz bir stat San Siro. Gerçekten bir katedral. Burada da görüntüleri de görüyorlar. Gerçekten her maç inanılmaz bir heyecan. 6 maç çok önemli bir istatistik var aslında. Derbi tarihinde 6 maçlık seriyi 2 kez Milan yaptı. Biri 1910'larda, biri de 1945'li yıllarda. 43-46 arası ya da 44-46 arası yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir serisi var. Bu 6 maçlık seriye egale, yani ortak olan bir Inter takımı ilk kez 7 maça çıkarabilirler. Yani burada hem Simone Inzaghi için hem de Inter takımı için çok önemli bir maç. Inzaghi de bu arada derbi tarihine geçti bu 6 evet. maçın içinde. Ve üst üste 7 maç kazanan ve belki de kırılması zor bir rekorun da sahibi olabilir. Bunlar önemli. Bu biraz mavi siyah tarafı derbinin. Evet. Derbinin kırmızı siyah tarafı biraz onların da lakabı olan hani şeytanın alevi gibi. Çünkü Fonseca çok sıkıntıda. Milan aslında genel anlamda sıkıntı. Çünkü İbrahimovic aslında biraz sportif direktör gibi bir konumda şu an aslında. Her şeyin karar vericisi o. Orada bir sıkıntı yaşanıyor. Maldini sonrası. Maldini o görevdeydi. Şampiyon yaptı takımı aslında bir bakıma. Massara ile beraber bir değişime girildi. Şu an istenilen gibi gitmiyor iş. Büyük ihtimal Fonseca bu maçı kaybederse çanların artık İşler değişebilir. Son bir dakikamız. Tamam. Pirlo'nun yaklaşımı hiç konuştun mu? Bu maçla ilgili derbilere konuşmadım. Ama hoca çok derbi çıktı. Hoca çok derbi. Hatta beraber çalışırken de bir boşluğumuzda şampiyonlar yarı final oynadıkları bir dönem vardı. Hatta orada da konuk olmuştu. Hocanın da iyi derbileri var. Sadece Şampiyonlar Ligi maçları İki takımın da çok ayrı bir heyecan demişti bana. Zaten derbiler öyle ama şampiyonlar yarı finallerinde karşılaşmak bambaşka bir şeydi demişti. Belki bunu da sonra açarız beraber. Peki sevgili Emir Ateşdağlı'ya çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizler 2 saat daha HT Skor'da karşınızdayız. Birkaç dakika soluklanalım müsaadenizi isteyeceğiz. Saat başında yorumcumuz Sinem Ökten bizlerle olacak. Kısa bir mola ardından buradayız. Evet efendim, HT Spor ekranlarında HT Skor programıyla karşınızdayız. Çaylar kahveler hazırlandıysa bir 2 saat daha birlikteliğimiz devam ediyor olacak. Derbiyi konuşuyor olacağız, bugünün maçlarını konuşacağız. Arkadaşlarımızdan sahada anında bilgileri alıyor, sizlere de aktarıyor olacağız. Ve bu dilimde de konuğumuz sevgili Sinem Ökten, hoş geldin. Hoş buldum, nasılsınız? İyiyiz, valla böyle derbi heyecanı evet. yaşandı, bitti ama bunun etkileri sen de takdir edersin ki sürüyor. Bugün çok sıcak en azından. Evet, evet. Daha. Genel olarak derbiyle ilgili kısaca bir görüşünü alalım, sonrasında zaten detaylandırıyor olacağız birlikte. Aslında maçtan 2 gün önce de burada Deniz'le beraber
yayın yapıyorduk. Orada konuştuk. Hani geçtiğimiz derbilerden biraz daha farklı bir tempoda acaba oynanabilir mi dedik. Ama herhalde bu kez de olmaz diye düşünüyorduk. Çünkü hani önce kazanmaktan ziyade kaybetmemek, taraftar baskısı vesaireyle acaba hocaların aklında o mu olur diye düşünmüştük. Biraz da açıkçası, şimdi hiç yalan söylemeyelim, daha kontrollü bir oyun, biraz daha düşük bir tempo. İşte hani maksimum 2 gol bandında geçer gibi bir tahminimiz vardı. Bizim tahminler sınıfta kaldı. Çünkü çok tempolu. Uzun zamandır Fenerbahçe-Galatasaray arasında görmeye çok alışkın olmadığımız bir mücadelede, bir tempoda oynandı maç. Bununla beraber işte uzun süredir sezon başından beri tartışılan ya da merakla beklenen diyelim o işte Okan Buruk-Mourinho karşılaşması. Evet. Yine keza aynı şekilde böyle bireysel oyuncuların mücadelesinde neler çıkacak çok merak edilen bir derbiydi. Ve bence burada Okan Hoca epey iyi bir sınav verdi. Zaten daha detaylandırırız ama yani mesela her şeyi çok anlatmıyor. Evet, istatistikler maçı geldi bu bazı arada. Maçlar böyledir yani. Hani istatistikler çok fazla saha içinde yaşananları ifade etmeyebilir. Tabii ki buradan çıkarılacak şeyler var ama daha çok böyle izleyip hissedilecek, çıkarılacak çok şey vardı bence. Bu arada sevgili Sinem Ökten, biz de dün arkadaşlarımız tabii ki karşılaşma öncesi sokağın nabzını da tuttu. Bir takım röportajlar gerçekleştirilmişti. Biz de biliyorsun tüm spor kanallarında da olur önemli günlerde. İşte kendi içimizde bir tablo oluşturduk. Herkesin tahminlerini aldık. Senin de söylediğin gibi aslında içeride de açıkçası ben çok gollü, bu kadar gollü bir derbi mücadelesi evet, beklemiyordum evet. Ama taraftar röportajlarında hep bir 3-0'ı 3-1'i duymuştuk değerli izleyenler. Bilen var mı acaba? Kesin vardır. Bizim ekibimizin içinde de vardı bu arada. Şimdi istatistikleri de konuşuyor olacağız ama dilerseniz bu karşılaşmanın, bu derbi heyecanının 115 yıllık bir mücadelesine gidelim. Arkadaşlarımız çok keyifli bir haber hazırlamış. Üzerine konuşalım. Fenerbahçe ve Galatasaray dev rekabette 401. kez karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakip arasındaki maçlarda birçok ilginç ve tarihi olaya tanıklık edildi. İki takımın bir asırdan fazla süren rekabetinde ilk golü Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı. 17 Ocak 1909'da Papaz'ın Çayırı olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi. Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk galibiyetini rekabetteki 8. randevuda elde edebildi. Union Club sahasında 4 Ocak 1914'te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren galibiyet hasretine son vermiş oldu. Sarı lacivertli takım adına Galatasaray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci 17 Kasım 1922'deki karşılaşmada geldi. İttihat sahasında sağanak altında hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiye ile yönetmek zorunda kaldığı maçı biletsiz 14 kişi izledi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70.125 seyirci takip etti. Bu sayı iki takım arasındaki maçlarda en yüksek seyirci rekoru olarak tarihe geçti. Rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporer, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip filelere havalandırdı. Zeki Rıza Sporel'i 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaaddin Baydar izledi. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor. Bu arada iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var. Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında en çok forma giyme rekoru merhum Turgay Şeren'e ait. Amili takım ve Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Şeren, Fenerbahçe'ye karşı sarı-kırmızılı kaleyi 55 kez korudu. İki takımın 115 yıllık geçmişinde geride kalan 400 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda tam 75 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı. 49 kez 2-1'lik skor alındı. Fenerbahçe ile Galatasaray 1934 yılında Türkiye'ye davet ettikleri yabancı takımlarla birer kez hazırlık maçı yaptıktan sonra 3. maçı Fenerbahçe-Galatasaray karması şeklinde oynadılar. Bu karmanın forması ise iki kulübün renklerinin karışımı olan lacivert sarı ve kırmızıdan oluştu. Son yıllarda iki takım arasındaki maçların genelinde olaylar yaşanırken Galatasaray Kulübü'nün merhum başkanı Özhan Can Aydın rekabete centilmence yaklaşımıyla alkış aldı. Sarı Kırmızılı ekibin 6 Kasım 2002'de Kadıköy'de rakibine 6-0'lık sonuçla yenildiği maçta başkan sıfatıyla ilk Fenerbahçe derbisini izleyen Özhan Can Aydın'ın rakibinin attığı golleri alkışlayarak Fenerbahçeli yöneticileri kutlaması müsabakaya damgasını vurdu. Dev rekabetin geçmişinde yabancı hakemler görev yaptı. Bunlar arasında Çek, İngiliz, Yunan, İtalyan, Avusturyalı, Alman, İsviçreli, Rumen, Macar, Yugoslav, Belçikalı ve Bulgar hakemler bulunuyor. Ayrıca ezeli rekabetin tarihinde 1 dakikalık derbi de var. Şanlıurfa'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Süper Kupa maçı sadece 1 dakika sürdü. Sarı lacivertli ekip Şanlıurfa 11 Nisan stadında oynanan karşılaşmaya 19 yaş altı takımıyla çıktı. Tam kadroyla Şanlıurfa'ya gelen Sarı Kırmızılar 1. dakikada Icardi ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe golün ardından yönetimin kararıyla oyuncuları sahadan çekti ve Galatasaray karşılaşmayı hükmen 3-0 kazandı. Evet efendim, 115 yıllık derbi tarihine de şöyle bir göz atmış olduk. Şimdi neler üzerine olmuş neler. Gerçekten öyle. Birçok olay geride kalmış ve dönüyoruz düne. Evet. Şimdi, dün de bir sürü olay yaşandı. Evet, yani hakikaten aslında bu 4 saate sığdıramadığımız, hala konuşmadığımız bir sürü olaylar var. Sabaha kadar konuşsak geridir. Dakika dakika konuşulabilir maç. Hem sahanın içi hem sahanın aynen dışı, hem o atmosfer, heyecan. Peki Sinem, şunu merak ediyorum. Mourinho'nun açıklamalarını duymuşsundur. Okan Hoca'nın da uzunca bir basın toplantısı oldu. Bizler de HT Spor ekranlarında taşıdık, paylaştık o açıklamaları. İki hocanın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsun ilk olarak? Aslında şöyle, bence iki hocanın da açıklamaları doğru. Yani maçı bize anlatıyor. Şimdi özellikle Jose Mourinho'nun açıklamaları biraz konuşuldu işte. Şey diyor, evet ya, hani biz atamadık. Hatta onlar ben attı. Sana kısaca özetleyeyim. Onlar daha çok gol attı, kazandılar tarzı bir açıklaması var. Evet. Aslında onu tabii detaylandırıyor biraz daha. Jose Mourinho. İzleyicilerimize de hatırlatayım. Kurnazca bir açıklama. Galatasaray bizden çok üstün, çok iyi oynamadı. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama onlar girdikleri pozisyonu gole çevirdiler. Biz çeviremedik diyor özetle açıklamasında. Bu analize katılıyor musun ilk olarak? Aslında şöyle, katılıyorum. Çünkü Fenerbahçe'de çok fazla şans buldu. Muslera müthiş bir performans gösterdi. Onunla beraber bence işte Dzeko ve En-Nesyri ile ilgili en büyük problemlerden biri de ortaya çıktı. Yine o bitiricilik, gol yapma, skor yapma problemi. Bunu ayrı konuşuruz. O açıdan katılıyorum. Evet, yani çok birbirinden uzak, kopuk bir oyun yoktu. Ama bence en büyük fark orta sahadaydı. Yani orta sahada Galatasaray'ın üstünlüğü, özellikle işte o Torreira, Sara önlerinde ikilisi. Mertens, o Fred ve İsmail çok çok etkisiz kaldı. Yine keza aynı şekilde Fenerbahçe biraz daha teknik kapasitesi yüksek oyuncularla oynadı. Galatasaray ise daha çok fizik kalitesi ve süreti ön plana çıkan oyuncularla Fenerbahçe'yi alt etti. Hani o açıdan yani en büyük fark orta sahadaydı, ama onun dışında evet, yani iki tarafta gol pozisyonlarına girdi. Daha farklı skorlar da izleyebilirdik. 4-3 olabilirdi, tabii. 3-3 evet. olabilirdi, 3-4 olabilirdi. Yani çok öyle bir maçtı aslında. Ama daha iyi oynayan tarafta Galatasaray'ın olduğunu söylemek lazım. Lazım söylemek yani, lazım. Evet. Hatta senin bir paylaşımın var sosyal medyada. Hangisi? X hesabında. tabii çok fazla yine karıştırabiliyoruz Twitter X, ama olsun. Okan Buruk'un ilk yarı planından bahsediyorsun, evet. Orada. Biraz orayı da açalım istiyorum.
Aslında şöyle demek istemiştim. Size de sorayım, sizin de fikrinizi alayım. Ben açıkçası şimdi ev sahibi olmasıyla beraber Fenerbahçe'nin ilk 10 dakika, ilk 5 dakika daha baskılı başlayacağını tahmin etmek normal. Derbilerde, büyük maçlarda ev sahipleri genelde böyle başlar ki öyle de oldu. Hatta hemen maçın başında Maximen'le girdiği bir pozisyon vardı Fenerbahçe'nin. 101. dakika galiba yanlış evet, yani etkili başladı oyuna. Fakat ben Okan Buruk'un biraz daha bekleyerek oynayacağını düşünmüştüm. Ama tabii Torreira'nın enteresan da bir golü gelince, evet. Çünkü kariyerinde böyle goller atmaya alışkın biri değil Torreira. Müthiş oynadı yine ama hani gol tehdidi olan bir oyuncu değil. Şimdi öyle bir gol gelince Okan Hoca oyunu tamamen ön alan baskısına çevirdi. Bu kadar Fenerbahçe deplasmanında Kadıköy'de Galatasaray'ın ön alan baskısıyla oynamasına izin vereceğini düşünmemiştim ben Fenerbahçe'nin. Bu durum bence herkes etkiledi. Yani Mourinho'nun planlarını işte kaybetti. Tadic'i belki bireysel performansları da etkiledi. Tadic de iyi görünmedi bu sebeple. Çünkü yani her kaybettiği topa inanılmaz pres yapan ve Abdülkerim Davinson zaten ayakları en iyi stoperler oyun başlatmada. Bu ikilinin de öne çıkarak yani çok ileride oyunu kurmaya başlamasıyla beraber tabii ki arkada boşluklar bırakıyorsunuz. Fenerbahçe aslında bu boşlukları yakaladı fakat gol yapamadı, skora çeviremedi. Ama bu kadar ileride oynayabileceğini, bu kadar baskı, pres yaparak oynayabileceğini düşünmemiştim. Okan Hoca bence burada oyunun artık tamamen kontrolünü ve temposunu ele geçirdi. Ve işte orada bence işte taraftara mesela kızan Fenerbahçeliler görüyorum yeterince baskı kurulmadığı evet. için. Bence oralarda işte oyunu almaya başladı tamamen. Yani tribündeki o baskıyı da yavaş yavaş düşürdü. Fenerbahçe'nin işte o güvendiği, teknik kapasitesi yüksek. Oyuncuların da performansını etkiledi. Tadic gibi, Fred gibi, İsmail çok çok etkisizdi bu arada. Böyle olunca tribünde bir ne oluyoruz havasına girdi ve Okan Hoca orada bence derbinin kontrolünü ele aldı. Ki ikinci gol de geldi zaten akabinde. Orada da Sara tabii. Sara'nın hakikaten. Golü. Ben bu arada Sara'nın iyi performans vereceğiyle ilgili bir analiz paylaştım da sosyal medya hesabımdan yine biraz linçlenmiştim. Öyle kötü mi? Artık her şeyi linçliyorlar, bir şey diyemiyorum alıştık yani. Alıştık artık. Evet, evet alıştık. ama şey yani Sara'nın aslında bunları yapabilmesi çok büyük sürpriz değil. Biraz zamana ihtiyacı olduğunu oyuncu kendi de şimdi söylüyor maç sonu açıklamalarında. Biraz daha alıştıktan sonra evet. hem Torreira'ya hem oyun sistemine çok değişti kadro. Yani o transferler vesaire daha ancak süreci, oturuyor evet. yani. Dolayısıyla Sara da bence müthiş bir gol attı. Hı hı. Bu arada Gabriel Sara'nın da bir takım açıklamaları var. Onları da getireceğiz hı hı. ekranda ama. Evet, Erol Bulut'la ilgili bir açıklama var. Cardiff evet. tarafında Erol Hoca'yla da yolların yollar ayrılmış. Ayrıldığı evet. söyleniyor buradan. Ben de bir yandan tekrardan farklı bir haber var mı diye sosyal medyaya yani biraz görevine son ama, verilmiş gibi evet, anlıyorum. Evet. Yollar ayrılmış. Tam o ifade aslında kullanılmıyor ama. Evet yani. Bundan sonraki serbest bırakıldı gibi değil mi? Evet, evet. O kovuldu ifadesi tam kullanılmıyor ama. Detaylar da birazdan. Bundan sonraki kariyerinde de başarılar. Detaylar geldi. Çok kolay değil. Yani İngiltere'de bir takım çalıştırmak evet. çok kolay değil. Geçen sezonda aslında iyi geçirmişti. Evet, fena geçirmemişti Erol Hoca. Geçirmişten bu sene istenen başlangıç olmayınca tabii çok evet. kolay değil ama bence orada olması, denemiş olması önemli. Önemli. Çünkü Kulüp, görmüyoruz. Yani bizim hep yetenekli hocalarımız olduğunu, evet. Yavaş yavaş genç teknik direktörlerin de daha fazla sorumluluk aldığını konuşuyoruz. Fakat bir türlü yurt dışında böyle o istenen evet, istenen performans ya istikrar. Da orayı tercih çok fazla yaşanmıyor. Şunu kontrol ettim şimdi. Cardiff'in son durumuna bir bakayım dedim. Hani neden böyle bir karar alınmış şeklinde. Championship'te son sırada Cardiff. 6 evet. maç, 1 puanı var. Evet, kötü evet, bir tablo. Hiç iyi başlanmadı. Ortada ben çok takip edemedim ama iyi başlayamadığını biliyorum. 5 mağlubiyet, 1 beraberlik var Cardiff City adına. Erol Hoca'ya da bundan sonraki süreçte başarılar. Hayırlısı olsun diyelim. Dileyelim. Evet. Şimdi Gabriel şeyde yanlış söyledim orada, Sara attı diye.
Mertens evet, attı. Orada Osimhen'in, evet Osimhen'in pasını Saray'ın Sara'nın kendi golü için söylüyorum. Babam izlemiş, düzeltti beni hemen ekrandan. Şimdi, doğru. Orada Saray konuşurken ikinci gol gibi söyledim de. Evet. Ama attığı golü anlatırken söylediklerim yine evet. Saray'la alakalıydı. İlk gol Torreira'dan geldi. Sonra Osimhen'in harika pasının ardından yine evet Mertens'in. Evet ya, o da çok acayip bir pastı bu arada. Evet. Çok ilginç yani. Enteresandı. Maça böyle damga vuran anlardan bir tanesiydi. Kaderini değiştiren anlardan bir tanesiydi aynı zamanda. Yine son golü de Sara atıyor zaten. Sen de Sinem, Gabriel Sara'nın açıklamalarından bahsediyordun. Rica edelim yönetmenimizden o açıklamalara bir gidelim, üzerine konuşalım. Hazır mıdır? Hazırsa Gabriel Sara'nın açıklamaları geliyor efendim. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Özellikle deplasmanda ve büyük bir takıma karşı oynadığımızı düşünürsek burada kendi oyunumuzu oynamayı başardık. Özellikle ilk yarıda kendimizi iyi bir şekilde göstermemiz en önemlisiydi bence. Devamında daha da iyisinin geleceğine inanıyorum diyor Gabriel Sara yaptığı açıklamada. Sen daha ilerinin geleceğini düşünüyor musun Sinem? Gelir bence. Yani potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Sürekli işte Galatasaray'ın o eksik kalan 8 numara transferi üzerine konuşuluyordu. Sara geldikten sonra da gerçi işte sakatlıklar kadronun tam anlamıyla oturmamış olması sebebiyle Sara'nın zaman zaman biraz fazla geride kaldığını, yani hücuma yeterince katkı veremediği zamanlarda çok etkili olmadığını da görmüştük. Hatta Okan Hoca da buna tepki göstermişti. 12 kişiyle mi oynayacağız? Daha ne kadar? Hani hala 8 numara diyorlar. Daha kaç tane orta saha alabiliriz tadında bir tepki göstermişti. Bir de Kerem Demirbay falan da var. Dolayısıyla yani Gabriel Sara'nın Torreira ile beraber ama Sara'nın daha çok hücuma katkı verdiği noktada bence skor yaptığını, yaptırdığını, orada işte hatları rahat geçmesini sağlayacağını Galatasaray'ın ben söyleyebilirim bence. Hatta derbi öncesinde muhtemelerde Mertens'i bazı muhtemel kadrolarda yedek bırakıp Mertens'i Saray'ı 10 numarada paylaşan çok evet. fazla yer gördüm açıkçası. Burada Sara'nın, şaşırmazdım da bu arada. Nasıl öyle olurdu çıkıyor. Mesela 10 numarada Saray'ı düşünüp veya 8'de Saray'ı bırakmak daha mı akıllıca olur? Bence 8. Bundan sonraki süreçte de en azından. Bundan sonraki süreçte biraz daha 8 Sara'nın daha fazla verim verebileceği, gösterebileceği performans olur diye düşünüyorum. Pozisyon olur diye düşünüyorum ama 10 numarada oynar yani. Oynar. Bence en rahat ettiği yer orası göre. Değil. Evet. Ama yani 8 numarada daha başarılı olacağını düşünüyorum. Peki Galatasaray'ı konuşacağız, derbiyi konuşmaya devam edeceğiz. Hem Galatasaray galibiyetini hem Fenerbahçe mağlubiyetini neler yapmak lazım sonraki oyunlarda sevgili Sinem Ökten değerlendiriyor olacak. Ama bugün de biliyorsunuz önemli karşılaşmalar var. HT Spor muhabiri arkadaşımız Uğur Yapıcı Kasımpaşa Stadı'nın orada ve bugünkü karşılaşma ile ilgili bize son gelişmeleri aktaracak. Uğur, söz sende. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumundan kameraman arkadaşım Özenç Kılıç'la beraber son detayları aktaralım. Bahar Özmen karşılaşma saat 17'de başlayacak. Kasımpaşa Antalya Spor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan VAR koltuğunda da Direnç Tonusluoğlu'nun oturduğunu belirtmekte fayda var. Maç saatinde herhangi bir yağış beklenmiyor. 23 derecelik parçalı bulutlu bir hava durumu olduğunu belirtelim. Kasımpaşa şu ana kadar 5 puan topladı Süper Lig'de. Antalya Spor 7 puanda ve iki takım da yükselişe geçmeyi planlıyor. Yükselişe geçmeyi hedefliyor ve bugün de iki takım da sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. Kasımpaşa Antalya Spor ile oynadığı son 4 karşılaşmada 3 galibiyeti imza atmıştı. Diğer karşılaşmada beraberlikle sonuçlanmıştı. Bugün de bu başarılı grafiğini sürdürme niyetinde ev sahibi ekip. Antalya Spor ise geçen hafta Adana Demirspor'u son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek Alex de Souza yönetiminde yükseliş ivmesine geçmiş durumda. Onların da bugünkü hedefi 3 puan olacak. İki takım da rakamsal anlamda öne çıkan 2 tane futbolcu olduğunu
söylemekte fayda var. Antalya Spor'da Samudio, Kasımpaşa'da da Nuno da Costa bugün takımlarının en önemli gol silahları olacak. Nuno da Costa şu ana kadar Kasımpaşa forması altında 3 gol atıp 1 de asist yapmıştı. Antalya Spor'da da Samudio Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı 4 karşılaşmada 4 gol atmayı başarmıştı. Tabii maç saati artık yaklaşmaya başladı. Buradaki maç havasına da girmeye başladık. Yaklaşık 1,5 saatlik bir zaman dilimi kaldı. Saat 15.30'da taraftarlar stadyuma alınmaya başlayacak. Yaklaşık 45 dakika, 50 dakika sonra da artık resmi 11'lerin de açıklanmasını bekliyoruz. Ancak muhtemel 11'leri paylaşmak gerekirse Kasımpaşa'da kalede Yaniotis, defans hattında Wink, Opaku, Yasin, Ben Yunes, orta sahanın merkezinde Gökhan Gül, Aytaç Kara, Hayredinovic, kanatlarda Mamadou Fall, sol kanatta Brekalo, ileri uçta da Nuno da Costa 11 ile Kasımpaşa'nın sahaya yerleşmesini bekliyoruz. Antalya Spor'da da Kenan Pirik kalede forma giyecek. Mert, Veysel, Talisson ve Güray defans hattını oluşturmasını bekliyoruz. Kaluzinski, Erdal ve Tavsent orta sahanın yine merkezinde olacaklar. Larsson, Cenepo ve Samudio 11 ile Antalya Spor'un sahaya çıkacağını öngörüyoruz. Kasımpaşa bu maçtan sonra gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Antalya Spor'da evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Bahar Özmen. Peki, çok teşekkür ediyoruz sevgili Uğur. 11'ler netleştiğinde de yine sana dönüyor oluruz. Kesin 11'leri de, kadroyu da öğrenmiş oluruz. Bu arada bir diğer arkadaşımız yine HT Spor muhabiri sevgili Oğuzhan Genç, Tüpraş Stadyumu'nda bugün de biliyorsunuz Beşiktaş'la Eyüp Spor karşı karşıya gelecek. Oğuzhan, nedir son gelişmeler? Teşekkürler Bahar Özmen. Tüpraş Stadyumu'ndayız. Kameraman arkadaşım Kaan Ülker'le birlikte Beşiktaş-Eyüpspor maçı öncesindeki son gelişmeleri takip ediyoruz. Siyah beyazlar bugün saat 20'de Eyüpspor'u konuk edecek. Hakem Zorbay Küçük VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Hemen siyah beyazlardaki son durumdan bahsetmek istiyorum. Beşiktaş'ta Necip Uysal sakatlığı bulunan tek isim, uzun süreli bir sakatlık yaşamıştı. Necip Uysal çapraz bağlarından ve yaklaşık 6-7 ay sahalardan uzak kalacak. Bunun dışında bir eksik bulunmuyor Beşiktaş'ta. Masuaku ve Musrati sarı kart sınırında olan isimler, bugün kart görmeleri durumunda bu iki isim kart görmeleri halinde Kayseri Spor deplasmanında forma giymeyecekler. Bunu hemen belirtelim ve muhtemel 11'e geçmek istiyorum ilk öncelikle. Beşiktaş'ta kalede Mert Günoğlu, savunmada Svensson, Palis, Udokay, Masuaku dörtlüsünü, orta alanda Getson ve Musrati'yi, sağ kanatta João Mário'yu, 10 numarada Rafa Silva'yı, solda Semih Kılıçsoy'u ve ileri uçta da yine Ciro Immobile'yi bekliyoruz. Beşiktaş tabii son maçında Trabzonspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönmüştü. Siyah beyazlar şu ana kadar ligde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. İlk puan kaybını Trabzonspor deplasmanında yaşamıştı. Hedef Eyüpspor karşısında kazanarak iç sahadaki iyi gidişatı sürdürmek. Siyah beyazlar şu anda iç sahada Antalya Spor ve Sivas Spor'u mağlup etti. Avrupa Ligi'nde de Lugano'yu 5-1 gibi farklı bir skorla geçti. Hedef burada kazanarak ligde iç sahada 3-3 yapmak ve Giovanni Van Bronckhorst'a bu maçı kazanması halinde Nevio Scala'dan bu yana, 2000-2001 sezonundan bu yana Süper Lig'de iç sahada 3-3 yapan ilk yabancı teknik direktör olacak. Onu ifade edelim. Tabii Beşiktaş'ta bir yandan da Avrupa Ligi macerası başlıyor. Bu mücadelenin ardından Perşembe günü Ajax'la karşı karşıya gelecek. Amsterdam'da deplasmanda Ajax'a konuk olacak ve Avrupa Ligi'nde de perdeyi açacak siyah beyazlar. Zorlu bir fikstüre giriyor, zorlu bir maratona giriyor Beşiktaş. 2 haftalık süreçte 5 önemli maça çıkacak Beşiktaş. Önce Eyüpspor, sonrasında Ajax maçı, onun ardından Kayseri deplasmanı, onun ardından Avrupa Ligi'nde yine Frankfurt'u burada konu geçecek ve sonrasında da Gaziantep FK deplasmana çıkacak Beşiktaş. Hedefte buradan iyi bir başlangıç yapıp bu zorlu fikstürü iyi bir başlangıçla girip ve bu zorlu fikstürden avantajlı sonuçlarla dönmek. Eyüpspor'dan da bahsedelim. Arda Turan'ın takımı, Süper Lig'in tabii yeni ekibi. Onlar da sezona iyi bir giriş yaptılar. 2 galibiyet ve 3 beraberlikte 9 puan topladı Eyüpspor. Ve onların da hedefi buradan puan ya da puanlarla dönmek. Hafta içinde Arda Turan'ın da Giovanni Van Bronckhorst'a yönelik, Beşiktaş'ın oynadığı futbola yönelik övgü dolu sözleri vardı. Beşiktaş'ı Barcelona'ya benzetmişti Arda Turan. Onun da hedefi buradan iyi bir sonuçla ayrılmak. Hemen onların da ilk 11'inden bahsetmek istiyorum. Kalede Berke, savunmada Duba, Robin Yalçın, Claro Caner, orta alanda Melih Emre Mitsö, Saiz, Ahmet ve ileride de Tiam 11 ile Eyüpspor bu mücadelede puan ya da puanlar arayacak. Beşiktaş tabii
Buradaki en büyük güvencelerden birisi Ciro Immobile'nin performansı. Süper Kupa'da attığı 2 gol dışında Ciro Immobile tüm gollerini bu stadyumda attı. Tüpraş stadyumunda attı. Antalya'ya 2 gol atmıştı. Lugano'ya 2 gol atmıştı. Sivasspor'da 1 gol kaydetmişti Ciro Immobile ve beklenti gollerine burada da devam etmesi. Beşiktaş şu ana kadar 7 maçta 22 gol kaydetti ve skorer bir kimlik sergiledi. Ciro Immobile'nin yanı sıra tabii yeni transfer Rafa Silva'nın da hücumdaki katkısı çok önemliydi şu ana kadar. Hedef burada bu yıldızların katkısıyla, performansıyla galip gelmek ve Eyüpspor'u da yenerek iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmek diyelim. Eğer bir sorunuz varsa alabilirim. Benim şu anda aktaracaklarım bu kadar. Peki, teşekkür ediyoruz sevgili Oğuzhan Gence de oradaki son durumu aktardı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndan ve yönetmenimizden rica edelim bir puan çizelgesini görelim. Bakalım ligdeki puan durumu ne yönde? İlk sırada Galatasaray var 18 puanla, en yakın rakibi Fenerbahçe ile aralarında 5 puanlık bir fark var. Fenerbahçe 13 puanda ikinci sıradaki yerini alıyor değerli izleyenler. Üçüncü sırada da Beşiktaş var 10 puanda. Bugün de az önce Oğuzhan'ın anlattığı gibi Beşiktaş'ın önemli bir mücadelesi var Sinem. Az sonra bu konuyla ilgili yorumlarını da merak ediyorum. Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Yine 4. sırada Başakşehir 10 puanda yer alıyor. 5. sıraya bakacak olursak da Eyüpspor burada 9 puanda yerini almış durumda. Yine Samsunspor 6. sırada 9 puanda. Konyaspor 7. sırada 8 puanla. Sivasspor 8. sırada 8 puanla. Antalyaspor da 7 puanda 9. sıradaki yerini alıyor. 10. sırada Göztepe var 6 puanda. Devam edelim. Hepsine şöyle bir bakalım. 11. sırada Bodrum var 6 puanla. Yine bugün maçı olan bir diğer takım Kasımpaşa 12. sırada 5 puanla yerini alıyor. Onlar da bugün Antalyaspor'la karşı karşıya gelecekler. 13. sırada Trabzonspor var 4 puanda. Şenol Güneş dönemi başladı Trabzonspor'da da. Bakalım bunun puan durumuna etkisi nasıl olacak ilerleyen dönemde. 14. sırada da Çaykur Rizespor var yine 4 puanda. 15. sırada Kayserispor 3 puanla yerini alırken 16. sırada Gaziantepspor yine 3 puanda yer alıyor. 17'de Alanyaspor var yine 3 puanda. 18'de Hatayspor 2 puanda ve 19. sırada da Adana Demirspor 1 puanla yerini alıyor. 6. hafta puan durumunu getirmiş olduk ekranlara. Sinem, bugünkü karşılaşmalarla ilgili dilersen ilk Beşiktaş Eyüpspor'la başlayalım. Evet, neler söylemek istersin? Vallahi bence güzel maç. Heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Evet evet, keyifli. Ben yine gollü, pozisyonlu öyle bir maç bekliyorum. Beşiktaş tabii işte yaptığı transferlerle beraber hakikaten bir anda oyunu seviye yükseltti. Ve kendi evinde tabii ki çok kuvvetli bir rakip. Eyüpspor da hatta bizim katıldığımız yayına denk gelmişti. Arda Hoca'nın basın toplantısı açıklamaları. Daha doğrusu medya mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Orada dedi yani hani gidip orada kendi oyunumuzu oynayamayız Beşiktaş'a karşı. Gerçekten öyle. Biraz daha kontrollü olması gereken tarafta. Topu işte yakaladığı pozisyonlarda, bulduğu boşluklarda biraz daha geçiş oyununu oynayacağını düşünüyorum Eyüpspor'un. Çok fazla böyle gümbür gümbür Beşiktaş'ın üstüne gitmeyecektir. Çünkü Beşiktaş'ta çok kaliteli, evet, çok tecrübeli ayaklar var. Öyle çok rahat değil bu sene bence Dolmabahçe'ye gidip gümbür gümbür bir oynayalım demek. Ama oyunu çirkinleştirmeyeceğiz, güzelleştireceğiz de dedi, evet, Arda Hoca'da. Evet, onu da dedi. Barcelona'ya da benzetmiş bu arada Beşiktaş'ı açıklamasında onu da söylemiş. Kendini de Simeone'ye benzetti hatta Eyüpspor'un oyunu ile ilgili. Hani savunma oyunu demeyelim ama savunmanın da çok önemli olacağı bir maç dedi. Hakikaten Hoca kesin de bir şeyler almıştır yani cebe koymuştur. Özellikle Simeone'de çok fazla bireysel görüşme yaptığını hep söylüyor zaten. Bence etkilendiğini Eyüp'ün oyununda da görüyoruz. Eyüpspor'un da bence kadrosu hakikaten iyi. Yani bu puan durumundaki yerleri çok aldatıcı değil. Hakikaten kesinlikle, bence. Gerçekçi bir. O evet, gerçekçi bir tablo olduğunu bu düşünüyorum. Bu arada muhtemel 11'leri de rica edelim kadrodan. Olur. Hazır bahsetmişken sen de Sinem gelsin bakalım, onların da üzerinden konuşalım. Yine bir önceki yayın periyodunda sevgili Emir Ateşdal da yorumlamıştı. Hani önemli isimler var. Beşiktaş'ın geldi. İlk peki Beşiktaş'tan başlayalım. Tabii yani mesela João Mário iyi başladı ama işte nasıl devam edecek ben merak ediyorum. İyi katkı vereceğini yine düşünüyorum. Rafa Silva ile birbirini çok iyi tanıyan, işte o Benfica'nın
esip gürlediği zamanlarda o ikili tandemi oluşturan isimlerdi. Rafa Silva da çok iyi başladı zaten buradaki oyununa, performansına. Immobile gibi bir tehdit. Her zaman çok çok büyük bir tehdittir. Musrati Getson yine çok fazla tabii sürat kazandırıyor Beşiktaş'a orta sahada. Yani çok iyi bir kadrosu var Getson yani Beşiktaş'ın. Için nasıl bir parantez açabiliriz? Getson'un doğru oyuncularla doğru oyunu bulunca Getson da böyle atar yani. Değil mi? Oynar yani. Rafa Silva bir anda Musrati ile birlikte çeyresini değiştirdi Getson'un. O yüzden kadro planlaması, doğru oyuncuları bir araya getirmek ne kadar önemli görüyoruz. Birkaç nokta atışı bir anda Getson'da atıyorum. Geçen yıl çok kötü bir Beşiktaş vardı. Orada 6-7 oynayan Getson 8-9'a bir anda çıkıyor. Evet. Gol yollarına giden. Eyüp'e de bakalım isterseniz. Eyüp'e de bakalım. Bence Eyüpspor'un da kadrosu hani o işte ilk 3-4 takımın altında sıralanacak takımlar açısından epey kuvvetli. Tabii yani mali gücü de biraz daha aslında Anadolu takımlarına göre fazlaydı. Onunla birlikte de bence güzel bir kadro kuruldu. İşte Dubois'ından Mitchell'sine, Emre Mor, Thiam zaten Süper Lig'in dedikli isimleri. Caner, artık Caner'i söylemeye gerek bile yok. Yani Süper Lig efsanesidir. Tabii. Yine Berke keza aynı şekilde. Fenerbahçe'nin eski kalecisi. Dolayısıyla çok kuvvetli bir kadro olduğunu güzel düşünüyorum. Güzel maç izleyeceğiz. Yani. Bunu hissediyorum ben de. Böyle pozisyonlu. Ama yani pozisyon, gol bunları görürüz bence kesinlikle. Bana da öyle geliyor valla. Peki şeye de bakalım mı bir Kasımpaşa'ya dilerseniz? Bakalım. Bugünün maçlarını bir bitirmiş olalım. Tahmini muhtemel 11'ler üzerinden yorumlarını almış olalım sevgili Sinem Ökten'in. Ve Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i de geldi ekranlara. Kasımpaşa tempolu oynuyor ama geçen yılki durumundan biraz daha geride bence. Geçen yıl biraz daha zorluk çıkarabiliyordu rakip takımlara, büyük takımlara da keza aynı şekilde. Ama bu sene biraz daha o gücünü kaybetmiş gibi görünüyor. Ama yine de tempolu oynayan bir takım. Puan'a da ihtiyacı var. Gökhan aynı şekilde. Hayra yani bu karşılaşma da bence haftanın önemli maçlarından biri. Bence Kasımpaşa de. Antalya. Bence de. Diğer yani, tarafta Alex. Puan'a ihtiyacı olan, biraz artık bir şeyler ortaya koyması gereken aslında iki takım doğru. Güzel maç olur burada. Burada daha dişe diş, biraz daha seviyeleri benzer olduğu bir mücadele görebiliriz. İşte biraz artık bu milyaradan sonra lig başlıyor dediğimiz aslında buydu. Yani yavaş yavaş artık biraz daha oyun sistemi, hani transfer bitti, 11'ler belli, nasıl oynanacak onları biraz fiziksel görmek lazım. Fiziksel yüklemeler artık bitti tamamıyla evet, belki. Evet, gerçi yine bir milyara var galiba, Ekim'deydi değil mi? Yani yine çok erken bir milyara var ama o zamana kadar biraz daha sanki anlarız diye düşünüyorum. Peki bu arada izleyicilerimize de hatırlatalım. Bizlere HTScore hashtag ile sorularınızı, yorumlarınızı iletebilirsiniz. Varsa bugünün maçları ile ilgili skor tahminlerinizi de gönderebilirsiniz. Keyifli okuruz yayında. Peki Kasımpaşa'ya baktık. Elimizde Antalya tarafı varsa hemen onu da alalım. Geldi ekranlara. Evet, Antalya Spor daha oturmadı oyunu, sistemi. Çok fazla istenilen sonuçlara ulaşamadı Alex Hoca ama bakalım. Daha ligin aslında bir yandan da başlıyor. Klasman karneleri çok iyi değil ama bugün belki onlar da bir reaksiyon. Biraz daha yakın ama işte dediğim gibi seviye daha dengeli ve iki takım. Evet, oyun anlamında daha dengeli iki takım karşılaşacak. O açıdan böyle eğlenceli, keyifli bir maç olabilir izlemesi. Peki geri dönüyoruz dönelim o halde. Derbi. Derbi. Hadi dönelim. Sinem'i çok konuşturamadık çünkü derbiyle ilgili. Siz yorulmadınız mı ya 3. saatinizde? Derbiyle hava devam da kötü ediyoruz. Ya biraz. Bugün kapalı aslında şimdi, pazar günü. Aslında tam maç havası var. Bir yandan da bence tam ben maç severim. Havası var. Hafif yağmurlu. Yetmedi mi yaz ya? Çok sıcaktı. Herde sıkıldık yani. Güzel böyle. Yani tam evde HT Skor izlemelik aslında evet, bir pazar. Evet. Yani sonrasında evet, maçları da takip ederler izleyicilerimiz. Kesinlikle öyle. Şimdi Fenerbahçe'nin 32 maçlık yenilmezlik serisi sona eriyor. Galatasaray'a da bakacak olursak bu anlamda bu sezon Süper Lig'de en çok gol atan takım, 20 golle en çok şut çeken takım ve yine en çok gol pozisyonu üreten takım olarak görünüyor Galatasaray'da.
Okan Hoca'nın işte taktiği, oyun anlayışı dün aslında sahaya yansıdı. Dolayısıyla skora yansıdı ve Galatasaray'ın 3-1'lik yenilgisi, galibiyetiyle düzeltiyorum. Maç noktalandı. Şimdi tek tek gollere üzerinden geçelim mi sevgili Sinem? Geçelim. İlk gol Torreira'nın dedik. Nasıl değerlendirdin? Evet, Divakovic'e yazıldı tabii orada, evet. Ama hı-hı, hani Torreira'nın müthiş bir vuruşu vardı. Dediğim evet, gibi yani Torreira gol atmasıyla bilinen, hani böyle gol tehdidi olan bir oyuncu değil. Onun dışında birçok şeyi muhteşem yapıyor. Bence Galatasaray'ın en büyük şanslarından biri o kadro yapılanması. Tam aradaki tutkal aslında, hem hücumu hem savunmayı bağlayan. Evet, ve yani her zaman ne alacağınızı bildiğiniz, performansı neredeyse hiç düşmeyen. Maç kaçırmıyor Sinem. Maç kaçırmayan, yani evet, yani kendine çok dikkat eden ve işte yani o dediğin gibi tutkal gibi o iki tarafı birbirine bağlıyor. Arı gibi çalışıyor. Evet, orta sahada çok önemli, biz atom karınca da diyorlar. Gerçekten biliyorsun. Öyle. Öyle. Gerçekten öyle yani. Ama işte bunun yanı sıra skor katkısı evet, dediğim gibi beklemeyeceğiniz bir oyuncu Torreira'dan. O yüzden tabii ilginçti golün, onun hazırladığı bir pozisyon sonrası gelmesinde, onun attığı bir şut sonrasında gelmesinde. İstatistiklerinde. O anı Torreira da şaşırmıştır diye düşünüyorum attığı golü, ama onun dışında her şeyi kusursuza yakın yapıyor hemen her maç. Şimdi istatistiklerine de şöyle bir bakacak olursak, aldığı süre 84 dakika, bir asisti var, direkten dönen bir şutu var, topla buluşması 50, pas oranı evet yine ekranlarda. Topu ayakla uzaklaştırması 4, top çalması 1, ikili mücadelede 8. Yani Yunus'la beraber pas hatası da çok az yapıyorlar. Evet, yani pas yüzdesi çok iyi. Evet, onu burada yok ama o da inanılmaz yüksekti diye hatırlıyorum. O da yani neredeyse %100'e yakın. Yunus'la birlikte ikisinin pas isabet yüzdesi çok yüksek. Şimdi Yunus'a bir parantez açmışken, hakikaten ikinci yarıda performansı çok iyiydi, bu performansından dolayı Yunus'u da tebrik etmek lazım. Barış ve Yunus için neler söylemek istersin? Valla Yunus'tan böyle bir performans beklemiyordum. Açık açık bunu söyleyeyim. Çünkü hem işte o milli takım döneminde biraz sanki takımın gerisinde kalmış gibiydi. Sezon başı itibariyle de tabii çok fazla konuşuldu. Kerem'in gidişinden sonra o doldurulması gereken çok büyük bir boşluk aslında o. Bence gittikten sonra biraz daha hissedildi. Kerem'in de Benfica performansına bakınca. Müthiş. O yüzden nasıl bir Yunus, yani Yunus o kadar sorumluluğu alabilir mi acaba diye ben de hep bir soru işareti vardı. Ve bu kadar iyi performans vermesini beklemiyordum. Fakat Gaziantep maçında, ki o maç aslında çok fazla ölçüde değil yani, Galatasaray çok rahat ve üstüne oynadı, rahat skorları buldu, ama orada Yunus'un işte attığı gol ve bence performansı bir özgüven tazeledi. Derbi ortamı bilmek, o maçın önemini hissetmek biraz işte bence buralarda fark yaratıyor. Yunus bu maçın ne kadar önemli olduğunu, Galatasaray taraftarı için ne anlam taşıdığını, camia için ne anlam ifade ettiğini çok çok iyi biliyordu. Ve bununla beraber çok çok da iyi bir performans gösterdi. Yani sadece hani bunu bilip öyle yüreğiyle oynadı gibi bir şey demeyeceğim. Dediğim gibi 3. bölgede hiç pas hatası yok diyebiliyorum. Onun dışında da %89 gibi bir pas isabet oranı muhteşem. Ya aslında yani kadroya baktığımızda tek soru işareti belki de biraz Yunus'tu. Onun dışında sezon içinde bence sezon içinde öyleydi. Tabii sezon genelinde evet, de yani şu an hala belki bu yüzden soru eleştirdik. İşareti var. Tabii ki Şalay'ı geldi. Hani nasıl performans verecek onu bilmiyoruz, ama sonuçta Şalay Avrupa kadrosunda yok. Yunus oynayacak yani. Doğru. Tabii. Ama burada Okan Hoca'ya da tekrardan belki bir tebrik göndermek lazım. Yunus'a her zaman çok güvendi Okan Hoca ve bir bildiği varmış, haklı çıktı. Evet, evet. Kesinlikle öyle. Ya yani ikinci yarıda da paslarda son derece etkindi. O pas akışını sağlayan isimlerden bir tanesiydi. Kontraya çıkardı takımı hızlı driplinglerde. Evet, çok özgüvenli oynadı. Çok özgüvenli yani. Yani zaten baktığımızda defans attık. İşte Muslera oturmuş bir defans hattı var Galatasaray'ın. Sara Torreira ikilisiyle Mertens'le birlikte orta sahada çok iyi işler yaptı. Barış Alper, Osimhen ikilisi zaten kalitesi belli olan isimler. Burada Yunus'un da performansı 11 isimden de maçın üst düzey katkı aldı diyebilirsek bence Yunus'un verdiği o katkı kusursuza yakın katkıydı. Peki Osimhen'in de harikulade bir pası var. Birkaç şey de denedim maçta. Nasıl buldun Osimhen'in performansını? Şimdi ilk 15-20 dakika, yani Galatasaray'ın bulduğu gole kadar daha fazla uzun paslarla aslında Osimhen'i topla buluşturmaya çalışan bir Galatasaray vardı. Normal Fenerbahçe çok baskılı oynuyordu. Orada da birçok pozisyona girdi, ama ikinci yarı işte topun kontrolünü daha fazla aldığı Galatasaray'ın ve önde basmaya başladığında
Osimhen'i çok rahat birkaç pozisyonla buluşturdu, hı hı. bitiremedi. Hatta Mertens de maç sonunda demişti, Osimhen evet. çok iyi oynadı, aslında dahası da var. Çok da diye. İstekliydi bence yani o yüzünden. Ama işte kalite buralarda kendini bence çok belli ediyor. Bilmiyorum yani öyle bir göğüs pasıyla asist yapabilecek. Daha ikinci maçı. Evet. Galatasaray'da. Ki ilk maçta da Rize maçıydı galiba. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Orada da mesela arkadaşlarını çok fazla oyunun içine soktu. Yanındakileri işte Mertens'in performansını hareketli, doğrudan Kore'ye çıkardı. Çok hareketli. Bence çok de hareketli. Çok hareketli hakikaten. Yani hava toplarında yine keza aynı şekilde başarılı. Çünkü mesela Icardi'nin kafa golü iyidir ama hava kontrolü çok fazla yoktur. Osimhen'le beraber onu da onu soracağım şimdi. Alıyorsunuz aslında. Evet. O hücum hattını nasıl yorumlarsın? Osimhen, Batshuayi, Icardi. Evet, ne olacak? Yani şimdi Barış'ı belki oraya Barış da ekleyebiliriz. Milli takımda oynadı zaten. Evet, yani çok acayip bir hücum attı. Bence daha Osimhen'i izlemedik. Yalnız şunu da belki araya bir soru işareti koymamız lazım. Ben çift forvet olduğunda sistem nasıl işleyecek? Esas orada biraz dener mi peki sence ediyorum. Okan Hoca? Ve yani, kimleri tercih hani tabii. burada? Icardi, hazır bir Icardi'yi kenarda iştahlı. Çok tutamazsınız gibi geliyor bana, bilmiyorum. Kimi keseceksin şimdi ama Mertens'i mi acaba? Yani öyle görünüyor. Sarayı kesemezsin. Orta yok, saha bu Mertens'i sefer çok yumuşak kalır. Mertens. Sanki. Maçına göre belki deneyebilir. Ligde bence daha çok fazla. De bence hani öyle bir %80 ile falan da evet. izlemedik. Zaten biraz varsayım olacak ama Osimhen Icardi ikilisi hani belki savunma anlamında size bazı dezavantajlar sağlayabilir ama iki yersiniz. Bir fazla gol atabilirler yani, gibi duruyor. Ben de o zaman şunu merak atarsın ediyorum. Osimhen'e de bir beste, bir şarkı gelir mi ilerleyen gelir, dönemde? Gelir, kesin gelir yani. O da zaten taraftarı işin içinde tutmayı evet. seven. Yani biraz girdiği ilk maçta da zaten yani onu vermedim. Biraz yaramaz çocuklar Levent. Olur ya evet, Osimhen'de öyle. Yani. Gece hayatı da fena değil bildiğim kadarıyla. Direkt taraftarı. Napoli zamanında da çünkü problemler yaşadı. Bu tarz problemler yaşadı. Yani direkt ilk maçın ardından evet. zaten taraftarı tutkulu bir yani çok tutkulu. Evet. Aynen öyle. Yani zaten ilk maçında aldı. Türbünlere çıktı. Evet çıktı, evet işte onu diyorum. O bağı hemen kurdu zaten. Evet evet yani o çok tutkulu bir oyuncu. Zaten çok tutkulu bir yerden geldi bu arada. Hani Napoli bir futbol evet. şehri olarak çok çok acayip bir yerdir. İmkanı, fırsatı olan herkesin bir kere Napoli'de maç izlemeye gitmesini tavsiye edebilirim. Ben çünkü bayağı şaşırmıştım yani oradaki o atmosfer. Hatta çok eski, çok böyle nasıl diyeyim o kültürü hissediyorsunuz. O yanıyor yani orası. Ve aslında İtalya'da da biraz dışlanan tarafta. Emir de burada olsaydı keşke, o daha da iyi anlatırdı bize. Aslında biraz İtalya'nın da çok fazla sevmediği, aslında dışladığı tarafında orada çok acayip işler yapmıştı. Ve bence sonrasında Napoli kulübünün başkanının biraz terbiyesizlik evet. diyebiliriz bence. Yani ırkçı paylaşımları vesairesi evet. üzerine evet. Osimhen'in evet. aslında bağı koptu biraz Napoli ile. Yoksa şampiyonlukta çok ciddi bir katkısı çok. Vardı. Ve oradan sonra Premier Lig'e gitmemesi falan tamamen hani 100-130 milyon euroların olmaması sebebiyle. Bu sezon başı dahil olmak üzere yani. En son Suudi Arabistan'da işte 80-90 milyon euro veriliyor. Hı-hı. Napoli başkanı da biraz Osimhen'le problemli oldukları için evet. bireysel anlamda. Orada İzin 130 milyon euroyu net olarak istediği için anlaşılmıyor ve işte bu yolculuk Galatasaray'a kadar. Bakalım tabii devam çıkış ediyor. Maddesi de var. Ocak ayında ayrılacak mı yoksa kalacak sanmıyorum mı? Belirleyici ben olacak. Bence mutlu olabilir. Burada sezonu tamamlayacağını düşünüyorum. Mutlu olabilir yani. Ben bu arada şey gibi hissettim yani ilk geldiğinde hani bu kadar adapte olmuş bir Osimhen beklemiyordum. Evet. Sanki birkaç yıllık Galatasaraylıymış gibi geldi. Çok motiveydi geldiğinde. Hani bunlar da açıkçası bana sürpriz oldu. Yani top cambaz aynı zamanda. Daha dediğim gibi işte aslında bu çok adapte olmuş hali de değil yani. Evet. Ki aslında En-Nesyri ile arasındaki fark da veya Fenerbahçe taraftarlarının da tepkisi biraz da yönetime bu yönde olabilir. Biraz Fenerbahçe'ye sinem geçelim istersen. Geçelim. Mourinho olur yani. Evet. Fenerbahçe'ye. Konuşalım. Şimdi Ülker Stadyumu'nda oynanan son 8 maçta Galatasaray'ın 4 galibiyet, evet. 3'te beraberliği var. Ben şunu da merak ediyorum yorumunu sevgili Sinem. Sence Mourinho'ya derbinin önemi yeteri kadar aktarılamamış olabilir mi? Derbiyi burada iyi çözümleyememiş olabilir Mourinho mi? Mourinho derbiye nasıl baktı senin evet. gözünde? Sen de çünkü Mourinho geldikten sonra onu evet. yakından
ben çok, takip eden birisiyim. Çok sevdiğim, çok hayran olduğum geçmiş başarılarına, başardıklarına, futbola kattıklarına biri Mourinho'nun. Ama şöyle, şimdi Mourinho hep bu maçın herhangi diğer bir maçtan farkı olmadığına vurgu yaptı. Evet. Ben çok zannetmiyorum ki Mourinho bu maçın önemini anlamasın ya da ona anlatılmasın. Ben yine bunu böyle oyuncuların üzerinden biraz baskıya almak, taraftarları biraz rahatlatmak. Ben biraz öyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü yani Mourinho çok büyük bir futbol figürü. Kariyeri bu tarz büyük derbilerle, galibiyet ya da mağlubiyet fark etmez ama o büyük derbilerle geçmiş bir teknik direktör. Zannetmiyorum ki işte Fenerbahçe başkanı olsun, yardımcıları olsun, takımdaki yerli, hani bunu daha iyi anlatabilecek oyuncular olsun, Mourinho'ya bu maçın önemini hissettirmesin ya da anlatmasın. Ben bunu biraz hani hem çok büyümesin konu, hem oyuncuların üstünden baskıya alayım tarzı bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Ama şunu söylemek lazım, şu şekilde de bence eleştirmek lazım. Fenerbahçe taraftarı Mourinho'nun ağırlığını koydu. İşte Mourinho dokunuşu diyerek bir galibiyet almak istiyor. Hı. Bunu da büyük bir maçta almak istemesi çok doğaldır. Hı. Bu maçta mesela bir dokunuşunu Mourinho şöyle yaptı, işte Fenerbahçe kazandı ya da geri döndü vesaire. Böyle bir şey demeye ihtiyacı var taraftarın, çünkü Mourinho böyle büyük bir isim. Bunu bekledi Fenerbahçe taraftarı. Bunu bekledi. Bu çok, mesela Lyon maçında olmadı. İşte hani kritik maçlar üzerine konuşuyorum. Orada da hamle yaptı aslında. Yani yapabileceği her şeyi yani yaptı. Herkes riski attı orada. 3 forvet oynadı. 3 forvet, ama bu tutan bir şey değil yani günümüz futbolunda. Sadece Mourinho üzerinde söylemiyorum. Galatasaray'da mesela Kopenhag diyorum, Young Boys maçında herkese hücum attı. O da tutmadı. Bu artık tutan bir şey değil. Yani 2-0, 3-0 geriye de düşseniz belli bir oyun planıyla o değişiklikleri yapmanız lazım. Yani 3 tane, 4 tane forvet tipli oyuncuyu atayım, işte santrafor tipli oyuncuyu atayım, şişireyim. Çok zor yani. 10 maçta 2 tane olur. Bu kalmadı yani günümüz futbolunda. Orada eleştirilmişti. Hadi kadro vesaire çok fazla tutmadı. Sonrasında mesela En-Nesyri'den performans hala alamıyor olması ve 39 yaşında Dzeko'nun ilk 11'deki yerini hala alıyor olması eleştirildi. Çünkü Mourinho geldiği gün ben En-Nesyri'yi istiyorum dedi ve çok büyük bir yatırım yapıldı. Evet. Bir numaradaydı. Ama Dzeko'yu kesemiyor. Kesemez yani. Hazır değil mi acaba henüz, o yüzden mi yoksa? Ama yani ne zaman da merak işte geldi yani. Şampiyonlar Ligi de gitti. Tabii. Şampiyonlar Ligi gitti, Avrupa bir de derbi gitti. Haftaya Avrupa başlıyor. Yani oralarda işte eleştirileri de açıkçası anlıyorum. Peki senin sahada Mourinho'nun taktiksel olarak eksik gördüğün, şöyle yapsa aslında daha iyi olabilirdi dediğin veya 11 üzerinden yani. Belki. 11 evet, üzerinden şöyle bence konuşabiliriz. Yani hani ilk yarı böyle çıkabilir evet, ama ilk yarı işlerin iyi gitmediği ve tempo olarak geride kaldığı. Evet. Sadece sen Maxime'nin biraz topla bir şeyler yapıp biraz oyuna sürat kazandırabildiğini görünce, belki yani İrfan da teknik bir oyuncu ama şut tehdidi işte Tadic'e vesaireye göre daha iyi olabilir. Ama eğer bir riskse ve bir dokunuşsa, mesela Cengiz 11 başlayabilir miydi acaba? Yani hem sürat var, Amrabat hem konusu. Şut var. Amrabat bir kere şey bence çok yanlıştı bu arada, onu da söyleyeyim unutmadan. En-Nesyri Dzeko, yani bence orada Fenerbahçe oyunun kontrolünü tamamen kaybetti. Dzeko hiç yoktu sahada. Bir pozisyonu var mesela, gidemedi Davinson Sanchez. Evet, Dzeko En-Nesyri değişikliği de yani bir riskti. Oradan sonra Dzeko çünkü savunmada iyi işler yapıyordu Fenerbahçe'de. O da çıkınca artık o bağ bence Fenerbahçe'de oyuncular hücum orta saha savunma tamamen koptu. Pardon, ben yanlış anladım. Evet, sen Dzeko anladın ama Dzeko da çok kaldı bence oyunda. Direkt ilk 11'e kafam koşamadı dedi. Evet. Şey, son pozisyonu diyorsun. Sence koşamadı artık orada. O var. Bir ona hani dikkat çekebiliriz. Cengiz dediğim gibi. Hı-hı. İrfan. Mesela Mert Hakan'ı yılın aldı. Yani sonradan girenler de yani neden böyle hamleler mesela yaptı? İrfan 11 oynamalı mı acaba? Hı-hı. Oyunu biraz daha ona göre değiştirmek lazım mı? Bunları açıkçası düşünüyorum. Bir de tabii şey, yani bu Dzeko En-Nesyri şeyinden sonra, değişikliğinden sonra oyun koptu. Oyun hakikaten tamamen koptu. Orada zaten Galatasaray'da yavaş yavaş üçlüye döndü. Nelson girdi sonradan. Tamamen kilitledi Fenerbahçe'yi. İyice kilitledi oyunu Galatasaray. Şimdi bunu göreceğiz bu arada bence. Okan Hoca maça üçlü başlamasa da
maç içinde skora göre bence. Avrupa'da da keza aynı şekilde bence üçlüye dönecektir zaman zaman. Bu arada Fenerbahçe tarafında işte Taliç'le Dzeko'yu Yunus ve Barış'la. Ha, Amrabat'ı sordu Levent. Dur ben tabii, ne tabii. diyecektim onu düşünüyorum şimdi. Amrabat 6'dayken çok iyiydi bence. Evet. Ama sonra işte onu da geriye çekince orada 3'lüye döndü üçlüye zaten. 3'lüye Amrabat'ı da aldı. Okan Hoca orada yani Amrabat'ı niye savunmaya çekti bilmiyorum. Amrabat başlamalı mıydı sence ilk 11'de? Bence iyiydi. Bence 6 numara olarak verim alacak Fenerbahçe ondan. İsmail ile birlikte belki beraber de oynayabilir. Oynayabilir. Veya değişmeli Fred'le de oynayabilir. Fred'le beraber de olabilirler. Bence olabilir. Amrabat katkı verecek Fenerbahçe'ye. Ben beğendim yani dün. Bahar'a hemen döneyim. Şimdi yok ben de bir yandan bu arada siz sohbet ederken yorumlara bakıyorum. Evet. Gelen programla ilgili sorular varsa diye. Torreira Livakovic'e al da at dedi demiş. Bir takip. Biraz öyle oldu. Evet. Taraftarlar da tabii biraz o gözle mesajlar atabiliyor ama şunu evet, merak evet. ediyorum Sinem. Taraftar gözüyle Fenerbahçe'yi bu mağlubiyet veya yönetimsel olarak nasıl etkileyecek? Yani sen de sosyal medyayı çok yakından takip ediyorsun. Taraftarların nabzını evet. tutuyorsun. Maçlara gidiyorsun. Bu bağlamda Fenerbahçe bundan sonraki fikstürde süreçte bu mağlubiyetle nasıl bir tabloya bürünebilir? Yani şimdi aslında 6. haftada alınan bir mağlubiyet sezon sonunu çok, erken, evet. çok etkiler mi bilmiyorum. Ama tabii şu da var hani 5 puan oldu fark. Geçen yıl sadece 12 puan kaybetmiş bir Galatasaray vardı. Evet. Dolayısıyla günün sonunda çok fazla ve sık puan kaybetmeyen bir rakiple mücadele ediyorsunuz. Eminim onun tabii ki yansımaları olacaktır ama bence Fenerbahçe'nin bir an önce o kısmı unutup yani saha dışında ne kadar fazla odaklanırsanız o kadar uzaklaşıyorsunuz ve elinizdeki değerlerden istediğiniz verimi alamıyorsunuz bence. Benim fikrim o. Fenerbahçe ne zaman ya da fark etmez Trabzonspor da zamanında bunu yaptı. Galatasaray da bunu yaptı. Beşiktaş da bunu çok evet. yaptı. Saha dışına odaklanıp mağlubiyetlere ya da kötü oyuna ya da o dönemki problemlere bahaneyi başka üçüncü faktörler üzerinden aramaya başlarsanız işte orada bence hata yapılıyor. Dediğim gibi 6. hafta aslında. Yani Göztepe maçında da puan kaybetti Fenerbahçe. Belki de o maçtaki puan kaybını daha fazla arayacaktır. Çünkü işte ne bileyim belki Göztepe ile bir sonraki maçı da kazanamayacak ama Galatasaray deplasmanında kazanabilecek vesaire. Her şey telafisi olan şeyler. Daha çok daha değişecek her şey. Ancak başlıyor. Yani bir sürü şeyin değiştiğini göreceğiz. 6. haftadaki derbinin telafisi olur. Derbideki puan kaybının telafisi olur. Ama dikkat dağınıklığının bedeli daha ağır olabilir ileride. Bence o noktada biraz saha içinde kalmalı Fenerbahçe. Yani bu maçtan dersler çıkarılmalı. Ben dediğim gibi çok da böyle geceyle gündüz gibi de büyük bir fark yoktu yani. Tabii maçta yoktu. Mourinho da bahsetti biraz bundan gerçi. Evet yani çok fazla Fenerbahçe'nin de pozisyonu vardı. İşte Osservo'yla mesela maçın başında yakaladığı o tabii. pozisyonu gol yapmış olsa belki evet. başka bir şey konuşacağız dediğim gibi. Galatasaray da çok fazla pozisyon buldu ve verdi Fenerbahçe'de. O yüzden artık bu maç oldu bitti hemen. Tekrar toparlanıp işte Kadıköy'le bir sonraki maç Avrupa maçı herhalde değil mi? Bu hafta içi olması lazım. Perşembe günü. Sanıyorum içeride maç. İçeride. Galatasaray'ınki de içeride diye hatırlıyorum. Galatasaray içeride, Beşiktaş deplasmanda galiba. Evet, Beşiktaş oynaması lazım. Evet. Beşiktaş'ın. Ama sonrasında Avrupa maçı sonrasında da Antalya deplasmanı var mesela. Oraları artık şeysiz geçmesi tabii. lazım. Ya 2-2 yapması lazım. Tamam yani evet. bitti artık bu maç. Okey, sosyal medyalar paylaşıldı. Herkes diyeceğini dedi. Evet. O göndermeler yapıldı da vesaireler oldu. Tamam ama bugün yeni bir gündemesi gerekiyor. Şöyle şimdi içeriden de uyardılar. Hemen tabii HT Skor'da da Avrupa Liglerinden de maç sonuçlarını evet. veya canlı skorları paylaşmaya çalışıyoruz. Sizlerle Fiorentina Lazio 2-1 mağlup etmeyi başardı Serie A'da. İkinci kısımda da hem Premier Lig hem de Serie A'yı da Sinem Ökten'le Sinem'le birlikte konuşacağız. Goodmanson'un iki golüyle Fiorentina kazanmayı başardı deyip Bahar'a sözü bırakayım. Peki Sinem şimdi çok da kısa bir zamanımız var. Reklama gideceğiz ardından burada olacağız ama dilersen reklam dönüşü de biz hazır sosyal medyaya girmişken işte her zaman oluyor derbi maçlarının ardından zaten kazanan takımın keyifli paylaşımları oluyor. Bizler de takip ediyoruz. Yönetmenim reklamımız hazırsa reklama gidelim dönüşünde konuşalım ne dersiniz? Peki.
Reklamın ardından buradayız efendim. Derbiyi ve diğer maçları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyenler, HT Spor'da HT Skor'la devam ediyoruz. Bu dilimde de yine derbiyle ilgili olan biteni konuşacağız. Gazetelere bir bakacağız. Levent, başka neleri konuşacağız? Premier Lig'i konuşacağız. Evet. Ben de bir an sorunca acaba unuttuğum bir şey mi var dedim. Premier Lig'i konuşacağız. Serie A'yı konuşacağız. Sinem'in tabii yakından takip ettiği ligler. Özellikle Premier Lig. Ama gazete başlıklarına bakacağız. Ve dolu doluyuz sosyal yine. Sosyal medya paylaşımlarına da bakacağız biraz. Ve sevgili Sinem Ökten'in tabii yine kıymetli yorumlarını da alıyor olacağız. Reklama gitmeden önce sosyal medya paylaşımlarından bahsediyorduk. Yönetmenimiz Gizem'den rica edelim efendim, gelsin o sosyal medya paylaşımları ekranlara. Tabii ki yine eğlenceli, keyifli, düzeyli, her şeyden önemlisi paylaşımlar vardı. Ve Volda da var şu anda LED'de The Crying One paylaşımı yapıldı Galatasaray tarafından. Kadıköy civarındaki mağazalarda satışta dendi. Bunu markada hatta almış markada galiba paylaştı, dün paylaşmış bu paylaşımı Galatasaray'ın. Normal ya, yani bunlar olacak. Hani Fenerbahçe kazansaydı oradaki sosyal medya ekibinin de eminim bir hazırlığı vardı. Muhakkak. Galatasaray sosyal medya ekibi de bu akşamlarda hakikaten bayağı hareketli geçiriyorlar. Normal bunlar ya, hem derbinin hem işte şampiyonluk vesaire büyük maç. Onlardan sonra bunlar, kaybeden taraftaysanız kötü bir gece sizi bekliyor. Sosyal medyaya kapatıp uyumak lazım. Bence Fenerbahçelilerin çoğu öyle yapmıştır. Hiç telefona baktıklarını, sosyal medyaya girdiklerini düşünmüyorum. Galatasaray taraftarıysanız işte bu etkileşimlerle biraz keyifli bir akşam oluyor. Çok yaratıcı bu arada. Yani. Hayatın doğal akışında var. Ama biraz da tabii bence açıkçası sert olmuş. Hatta ben birkaç kere resmi hesap mı diye baktım. Mourinho peki... Sence görmüş müdür veya... Gördü galiba bir muhabirin. Evet, yani o enteresan bir andı tabii. Nasıl etkiler peki? Bu arada o görüntüler de var sevgili Sine. Muhabirin. Ya o biraz ilginç bir an açıkçası. Bilemiyorum çok ne düşünülerek yapıldı, tam nedendi. Bilmiyorum ama tabii yani basın toplantısına katılmadı bu arada Mourinho. Okan Buruk'un basın toplantısı çok uzun sürdüğü için... Bence bekleyip katılsa iyi olabilirdi. Ben de bu arada hani yorumlarını yanıtlayacağı soruları, cevapları merak edilebilirdi yani bence. 12-13 dakika sürüyor Okan Burun veya 11 dakikada civarda söyleyen var. Hani zaten kural 20 dakikaymış diyebiliyorum. Bunu tekrar kontrol etmek lazım. Şimdi bir de böyle maçlarda toplantısının sürmesi normal. Sonuçta işte deplasmanda Galatasaray kazanıyor. Okan Hoca'ya tabii ki çok fazla soru sorulur ve yanıtlanır. Normaldir. Bence Mourinho da katılsaydı iyi olurdu. Ben o taraftayım en azından. Ben de senin gibi ama düşünüyorum. Ama bu şeyi çok anlam veremedim açıkçası. Yani çok hani gergin işte görünüyor bu arada. Elinde zannediyorum değil mi? Evet. Muhabir gösteriyor. Bu o paylaşımı gösteriyor. Elinde. Bu paylaşımı gösteriyor. Evet. Bu şaka mı yapıyorsunuz tarzı bir şey söylüyor Mourinho'da. Yani şöyle bir maçın ardından hocayı yakalamışsın, soracağın ve göstereceğin ilk şey bu mu olurdu? Benim olmazdı en azından ama. Hocanın da burada sevgili Sinem son derece gergin olduğunu görüyorum. Tam anlamadığı için mi geriliyor, yoksa acaba paylaşımın içeriği sebebiyle bunu bana nasıl gösterir diye mi tepki gösteriyor? Bunların hiçbirini anlayamadım ben açıkçası şu görüntüden. Başı varsa mesela en başı bu mu? Evet, başında göstermiyor bu arada. Bence başında, telefona da hiç bakmıyor aslında İngilizce ilk başta. İngilizce olduğunu söylüyor. Hangi televizyon diye soruyor hoca. Aynen. Sonrasında bu paylaşımı gösteriyor mu? Tam ne dediğini bilmiyorum. Yani hoca acaba şeye mi kızıyor dediğim gibi? Yani... bunu bana nasıl gösterirsin tarzında mı, yoksa anlamıyor mu? Çünkü yabancı dille ilgili diyor. De bir sorun var. Evet. Orada acaba ona mı tepki gösteriyor? Ne diyorsun? Evet. Anlamıyorum yani tarzında. Hani onu bilmiyorum ama ciddi yani ilk gösterilecek şey de bu değil bence yani hocaya. Katılıyorum sana. Ciddi misin gibi bir şey söylediğini de duydum hocanın. Hani gerçekten hani ciddi misin? Bunu mu gösteriyorsun? Gibi senin de söylediğin üzere, ama hocanın yani genel gerginliği tabii ki kolay bir karşılaşma değil. Evet, derbi mücadelesinin ardından. Hiç orada durmayıp direkt devam etseydi daha belki de
Ben durmuşken de bir soru durmuşken de bulabilir de hazır durmuş yani. Yani yakalanmış. Hoca açıklama yapmamış basın toplantısı. Evet, toplantısı çıkmış çok değerli aslında çok değerli. Yani. Burada bir soru araya sıkıştırmak. Sağ içiyle dediğin gibi bir soru sorsa oyunla ilgili. Peki bunun dışında gecenin bir de karesi var. Bunu sevgili Emir Ateşdağlı ile de konuştuk. Bence yılın hani tüm bu futbol sezonunun karesi de olabilir. Onu da rica edelim gelsin heyecanlara. Evet duruşu. Bu arada ben ilk önce bu kareyi gördüm. İlk gördüğümde dedim ki acaba hani Photoshop falan mı yapılmış? Bir durdum baktım. Sonra dedim ki yok hani teyit ettim. Hakikaten böyle bir kare yakalanmış ve çok da güzel. Bence yılın karesi olmaya da sezonun karesi olmaya da aday. Okan Hoca'nın böyle hafif de bir tebessümü var. Bunun daha güldüğü versiyonu da var hatta galiba. Biraz daha gülüyor böyle sanki. Şey mimlerde gördüm ben de. Okan Hoca'nın bu şeyi bir sürü yere mim olmuş çünkü. Kesin, kesin. Tabii sosyal medyada. Tabii şimdi çok uzun süredir bu maçla ilgili şeyler konuşuluyor. Mourinho'nun çok fazla Galatasaray ve Okan Hoca ile ilgili açıklaması var. Siz sezona çok istediğiniz başlangıcı yapamıyorsunuz. Kulüple ilgili bir sürü şey tartışılıyor. Yönetiminden işte yaşanan sponsorluk vesaire sıkıntılarına kadar. Transferler. Transferlerle ilgili işte bir sürü problem yaşanıyor. Eleştiriliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsunuz vesaire. Okan Hoca için işler çok da iyi gitmediği bir zamanda derbiye çıkıyorsunuz. Evet. Ve o derbiyi de iyi bir oyunla Kadıköy'de deplasmanda 3-1 kazanıyorsunuz. İyi bir skorla. Bakarsın. Bunu görmemiştim mesela. Icardi'de paylaşmış. Evet, Icardi'de paylaşmış. Evet. The special coach. The special coach demiş. Evet, Okan Buruk etiketlemiş. Şimdi Icardi'de paylaşmış deyince şuna da küçük bir parantez açalım istiyorum. Bir tık konuştuk Icardi'yi ama yedek kulübesinde olması bile bence takıma ve taraftara bir ateş verdi, güç verdi. Gerek olsaydı bence girerdi de bir 10-15 dakika ama gerek kalmadı Icardi'nin süre almasını. Skoru zaten aldı Galatasaray. Ama yani sırf bu maç için geldi. Evet. Daha kalabilirdi yani Arjantin'de ailesiyle beraber olmasına rağmen. Bu maç için geldi. İşte bence büyük oyunculuk böyle anlarda hissediliyor. Yani ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bir futbolcu olsam gece gündüz yatmadan bekleyeceğim maç işte bu derbiler olur. İster kendi evimizde oynadığımız maç olsun, ister deplasman olsun. Bu anları beklerim. O an için aslında motive olunur. Ve artık büyük oyuncuların sahnesidir orası. Tabii. Belki de son sahneleridir. Kesinlikle. Yani Fenerbahçe'de oyuncular burada biraz eksik kaldı belki de. Mourinho'dan bahsetmiştik ya. O ruh ve heyecan anlamında bence burada, de. Burada bence Fenerbahçe'li oyuncuların da bu mağlubiyete payı var. Batshuayi maç öncesinde mesela işte paylaşımlar yaptık ki aslında çok problemli de ayrılmadı Fenerbahçe'den Batshuayi. İşte Icardi keza Arjantin'den geldi işte takımla çalıştı daha aslında sakat. Evet. Ama işte orada saha kenarında takıma güç vermek enerji işte, Torreira golü atıyor geliyor ilk Okan Hoca'ya sarılıyor orada Icardi ile kucaklaşıyorlar kulübe bir arada. İşte o zaman kazandığınız sürece o sorunlar da yaşansa bile daha az sizi negatif etkiler. Şu anda o sürece girmiş durumda yani bence. Son 3 yıla baktığımızda Kadıköy'de 3-0'lık bir galibiyeti var Galatasaray'ın. Jesus dönemi 2 sezon önce yine Okan Hoca takımın başında. Geçen sezon berabere bitiyor 0-0. Bu sezon 3-1'lik bir galibiyet. 19-20 sezonunda 21 yıllık seri bitmişti. 3-1'lik Galatasaray galibiyetiyle. Son yıllarda da Kadıköy'de ciddi bir üstünlüğü var. Var. Galatasaray'ın az önce de KJ'de Okan Buruk Mourinho'ya mı bakıyor yazıyordu. Kesin değil mi Sinem? Kesin olarak bakıyor herhalde. Bakıyor. Evet, bence de. Şimdi bunlar için tabii ki keyifli, güzel taraflarıydı. Fenerbahçeliler günün sonunda üzülen tarafı oldu ve Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı'nın da bir takım açıklamaları vardı. Dilerseniz onlar gelsin ekranlara. Öncelikle tabii ki çok üzgünüz. Beklemediğiniz bir mağlubiyet oldu. Yani, bütün yönetim olarak, sporcular olarak hepimiz çok üzgünüz. Ama şunu da altını çizmek lazım ki nasıl bir galibiyetle şampiyonluk bulunmuyorsa bir galibiyetle şampiyonluk da kaybedilmiyor. Biz Fenerbahçe'yiz. Biz güçlü bir camiayız. Zaten bir mağlubiyetin bir camiayı sarsması diye bir şey olamaz. Kadromuzdan da, hocamızdan da çok memnunuz. Hem futbolcularımıza güveniyoruz, hem hocamıza güveniyoruz.
Ve şunu da altını çiziyoruz. Hiçbir şekilde bizim açımızdan yarıştan kopma, ümitsizlik ya da gelecekle ilgili karamsarlık yok. Tamamen futbolcularımıza, hocamıza inancımız tam. Yol kazasıdır, maç kaybedilir. Mühim olan ortaya konan futbol bence. Herhalde futbolla ilgili herkes bilir ki Eylül ayının ortasını geçmiş bir dönemde oynanan bir maçın 8 aylık bir etkisi ne derece olabilir? Mühim olan bizim bu maçtan gerekli dersleri çıkarmamız. Ben başarının yolunun hataların düzeltilmesi ve takımın ileriye doğru gitmesi olarak görüyorum. Yönetim olarak da başkanımızla aynı görüşteyiz. Bu maçta tabii ki hatalar var mı? Var. Ama mühim olan bu hatalardan ders almak. Ona da eminim ki hocamız bu konuda gerekli müdahaleleri yapacaktır. Bir futbolcu çok iyi oynamayabilir. Yani Osimhen'i neye bağlıyorsun mesela? Çok mu iyiydi bugün mesela? Oynayamadı değil mi? Yani El-Nesri de oynayamadı. Zaten forvetler normal böyle derbilerde çok kolay pozisyon da bulamazlar. Yani böyle baktığınız zaman öyle çok bireysel şeylere girmeye gerek yok. Tabii ki yani çok iyi oynadı iddiasında değilim ama hani çok da ayıp olur şu anda. Bence herhangi bir futbolcu için, Osterbold için futbolcu değil deniyordu. Ondan sonra işte geldiği yerler ortada. Yani İrfan Can ıslıklanıyordu. Sonra nereye geldi ortada. Bunlar günlük konuşursak, günlük değerlendirirsek hata yaparız. Gol şanslarında iki katı istatistiklerimiz var. Bizim için, yani benim için de öyle. Oynanan oyuna bakarım. Bu durumda da açıkçası gelecekle ilgili iyimser. Ama bugün tabii ki çok üzüyorum. Evet efendim, Fenerbahçe yönetim AS Başkanı, daha doğrusu yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı'nın da açıklamalarını duyduk. Basın muhabirler de hakikaten çok fazla soru sordular. Evet. Birçok da mikrofon vardı. Hı hı. Bu açıklamaları sen nasıl değerlendirirsin Sina? Şimdi kaybeden tarafta olduğunuz zaman maç sonu açıklamaları zordur. O yüzden aslında biraz taraftarı da yatıştırmak adına bu maçın telafisinin olduğuna daha çok vurgu yapmış Sayın Acun Ilıcalı. Normal yani, büyük bir maç kaybettikten sonra böyle biraz açıklamalar daha yaparsınız ve ne deseniz biraz havada kalır. Dikkati dağıtmak ilgili, için. Evet, dikkati dağıtmak için, biraz şeyi üstüne çekmek için vesaire. Yani hani normal, dediğim gibi ne deseniz biraz havada kalacak. Çok iyi oynadık desek. Veya ne deseniz tepki göreceksiniz desek. Zaten. Evet, taraftar yani, sinirli. Evet, o yüzden normal. Yani normal bir maç sonu, kaybeden taraf yöneticisi açıklamaları olmuş. Sayın Acun Ilıcalı'nın açıklamaları. Osimhen'le ilgili söylediği kısma ben çok katılmıyorum. Yani evet, çok fazla bir performans göstermedi ama bence yeteneği ortadaydı ve biraz daha ona iş düşse daha farklı yaratıcılık da gösterebilirdi. Yanındakileri de bir de oynattı bence, yani. Asistini de yaptı aslında baktığımızda. Olsun evet yani. Asist yaptı çok. Çok değerli bir asist. Yani daha yeni takıma alışıyor. Ona rağmen bence topsuz oyunda ve dediğim gibi hava toplarında, hava hakimiyetinde Galatasaray'ın yine etkili bir isimdi. Normal yani. Buna bir şey diyemeyeceğim. Peki biliyorsunuz ST Spor ekranlarında duayen isimleri de ağırlıyoruz. Sevgili Mustafa Denizli hocamızın maçın ardından bir takım yorumları vardı. Dilerseniz Mustafa Hoca'nın yorumlarını da dinleyelim. Hocanın maçtan evvel verdiği özel bir hazırlık yapmadık Galatasaray'a. Yani bu derbilerin ne olduğunu demek anlatamadılar. Hocaya iyi anlatamadı bunu söylediğine göre. Yani herhangi bir lig maçı değil bu. Yani Fenerbahçe'nin oynadığı herhangi bir lig maçı değil. Galatasaray için de herhangi bir lig maçı değil. Dolayısıyla şeyde iki tane maçtan önce de söyledik. İki sonuç Galatasaray'ın lehineydi. Görüntü itibariyle Galatasaray'ın lehineydi. Ama beraberlik Fenerbahçe hiçbir şekilde hem psikolojik olarak hem puan sıralamasında Galatasaray'ın bu kadar gerisine düşürmezdi. Bir puan cetvelini ekrana verelim, orada da ben hocaya şey soruyorum. Hocam tabii 6. haftadayız. Tabii ligin bitimine bilmem kaç hafta var. Bu söz konusu değil tabii. Yani ama şimdi o 6. hafta 5 puan iç saha avantajı. Evet, genel yayın yönetmenimiz sevgili Mehmet Aya'nın sorularını yanıtladı. Birlikte maçı değerlendirdiler. Mustafa Hoca'nın da açıklamalarını getirmiş olduk böylelikle.
ekranlara. Şimdi hem sahanın içini konuşuyoruz hem de dışını konuşalım dedik. Biliyorsunuz dün de aslında tatsız bir olay yaşandı. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da bununla ilgili bir açıklamada bulundu. Şeref tribününde oraya bir efendim böyle içi su dolu bir pet şişenin geldiği söyleniyor. Ve o açıklamaya bakalım. Stada girişte bir koridorda insanlığa yakışmayacak şekilde taraftarımız stada alındı. Bayılanlar, fenalık geçirenler oldu. Başkaları yaptığı zaman şikayet edenlerin daha kötüsünü statlarında yapmaları gerçekten üzüntü verici, samimi olmadıklarını gösteriyor. Devam edelim. Yöneticiler olarak galibiyetimizin verdiği gururla fotoğraf çektirirken Fenerbahçe yöneticilerinden sular gönderilmeye başlandı. Maalesef bir kadın yöneticimize, Ece Bora'ya su şişesi isabet etti. Bir kadına su şişesi fırlatılarak bu kadar hoşgörüsüz davranmalarını üzüntüyle karşılıyoruz. Kendilerini kınıyoruz. Bunların yaşanmaması lazım diyor Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi İbrahim Hatipoğlu. Son maçta kendi sahamızda biliyorsunuz maç bittikten sonra sahaya çıkıp boş tribünlerde sevinenler bizim seyircimiz varken sahaya girmememiz için kapı yerine sahanın girişine kepenk yaptırmış. Biz Kadıköy'de bu akşam kepenk indirttik. Bu akşam galibiyetimizi soyunma odasında doyasıya kutladık. O kepengi indirmiş olmanın mutluluğuyla da dönüyoruz ifadelerine yer verdi yaptığı açıklamada. Tabii futbolun keyifli, hoşgörülü tarafını hepimiz seviyoruz. Ama işte bu tarafları da üzücü, hiç görmek istemediğimiz maalesef tablolar, durumlar. Yine de bence, bilmiyorum Sinem'in görüşünü, en az hasarla kapattığımızı derbi söylemek lazım. Yani çok fazla saha içi veya stat içerisinde veya stat çevresinde çok fazla olay görmedik. Yönetim bazında da bunlar olacaktır ama en azından makul bir seviyede kaldığını düşünüyorum. Ya belli bir atışma tabii ki olacaktır. Hep oluyor yani rakip takımlar arasında ama işte fiziksel şeylerin yaşanmamasını temenni edebiliriz. Galiba Galatasaray taraftarı girerken böyle biraz izdiham ve bir sıkışma tehlikesi gibi bir olay atlatılmış. Öyle şeylerin yaşanmasını çok istemem. Çünkü ben deplasman tribünlerini çok seviyorum. Hı hı. Keşke Trabzonspor deplasmanında Beşiktaş taraftarı da olabilseydi. Bundan sonraki derbiler de bu şekilde işte. Fenerbahçe'nin Rams Park'a rahat rahat gelebileceği taraftarının. Burada da Kadıköy'de aynı şekilde olmasını isteyen taraftayım. O yüzden tabii ki atışmalar olur. Birbirlerine sataşmalar olur. Sözlü ifadeler olur ama yani işin fiziksel boyutu olmasın ki çünkü çok uzun zamandır deplasman tribünü olmadan çok maç izledik ki bunlar da bence keyifsiz oluyor yani. Evet yani futbolu güzel kılan izleyicisi seyircisi. Evet yani kesinlikle. Ben o yüzden şey taraftarıyım biraz daha. Tamam tabii ki olacak. Onun da ayrı bir keyfi var. Ama hani deplasmanda deplasmana gelen taraftarı onu hissettirmek de ev sahibi için güzeldir yani. O baskıyı. Tabii ki yani bunlar bu hikayelerle güzel bence. Önemli bir hak bir de baktığımızda yani taraftarlar için orada bulunmak, o maçı yerinden izleyebilmek, bir anı ama paylaşabilmek. Ama insanlara eziyet haline gelmemeli. Kesinlikle evet, bu iş yani insanlara eziyet haline gelmemeli. Bu arada dün sahanın içinde de güvenlik önlemleri son derece fazlaydı. Galatasaraylı taraftarlar gol sevinci yaşarken işte o spor şubeden aslında birçok görevli polisimiz. Maçın ardından da. Evet önlerine geçti. Hani olası bir durumu bertaraf edebilmek adına önlemler de hakikaten son derece iyi alınmıştı. Teşekkür ederiz tüm emniyet mensuplarına da. Her takım için bu önemli, geçerli. Sıkıntısız, her şehirde bu önemli. Evet, aynen her şehirde sorunsuz, sıkıntısız, keyifli. İşte maçın güzel yanlarını konuşabileceğimiz, bahsedebileceğimiz görüntüler kareler olsun, hafızalarda da onlar kalsın. Şimdi Galatasaray taraftarının coşkusunu da coşkusunu da anlıyoruz ve onlar da biliyorsunuz maçın ardından bir takım kutlamalarda bulundular evet, haklı olarak. Ya. Epey canlıymış galiba. Evet sonra. Evet kutlamalardan detaylar geliyor ekranlara. Galatasaray taraftarları derbi galibiyetini Florya'da coşkuyla kutladı. Süper Lig'in 6. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray'da taraftarlar maçın bitiş düdüğünün ardından Florya Metin Oktay tesislerinde toplandı.
Sarı kırmızılı taraftarlar takımlarını maçlar ve tezahüratlarla bekledi. Sarı kırmızılı futbolcuları taşıyan takım otobüsünün Florya'ya gelmesiyle coşku tavan yaptı. Yanan meşaleler ve tezahüratlarla taraftarlar derbi galibiyetini coşkuyla kutladı. Takım otobüsünün tesise girmesinin ardından bazı futbolcular tesisin içinde yüksek bir noktaya çıkarak üçlü çektirdi. Evet, Florya'da bir bayram havası. Taraftarlar son derece coşkulu. Derbi kazananı zaten evet, hep böyle yani, oluyor takım taraftarı. Samandıra, Kadıköy vesaire olacaktı. Aynen. Normal. Evet, güzel. Evet, şimdi tabii Trendyol Süper Lig'de 6. hafta devam ediyor değerli izleyenler. Kasımpaşa Antalyaspor mücadelesinin de ilk 11'leri belli oldu. Hemen arkamıza da alabilirsek oradan şu anda da birazdan gelecek tamam, ben sanıyorum. Sen zaman... istersen gelişmeleri aktar Levent. Grafikler de gelir az sonra. Kasımpaşa'nın İlk 11'ine hemen bakalım. Kalede Giannoutis, sağ bekte Wing, Opoku, Yasin, Rodriguez savunma hattı. Kafu Aytaç hemen defans hattının önündeki ikili. Barak ilk kısımda Emir de bahsetmişti. Çek oyuncu beklenti çok fazla kendisinden. Brekalo, Bengünes ve Nuno da Costa 11'i ev sahibi Kasımpaşa'da. Antalyaspor'da da Piriç, Mert Veysel, Kelvin, Güray, Rakıp, Kalusinski, Tosent, Larsson, Dijenepo ve Samudio 11'i Antalyaspor'da da Alex de Souza'nın 11'i de bu şekilde 6. haftada Trendyol Süper Lig'de 17 seansında iki karşılaşma var. Rizespor ve Samsunspor'da yine kozlarını paylaşacak Karadeniz derbisi belki diyebiliriz. Evet, Adana Demirspor Alanya maçı var saat 20'de ve Beşiktaş Eyüpspor mücadelesi yine saat 20'de oynanacak diyelim. Evet, karşılaşmada Kasımpaşa Antalyaspor karşılaşması saat 17'de dedik. Arkadaşlarımız orada, bir gelişme olduğu takdirde yine HT Spor ekranlarından anında sizlerle bunları paylaşıyor olacağız. Derbinin isterseniz gazetelere yansımalarına da bir bakalım. Bakalım bugün nasıl başlıklar atılmış. Yönetmenimden rica ediyorum ve gazetelere şöyle bir göz atıyoruz. Davinson duvarı başlığı atılmış değerli izleyenler. Tecrübeli stoper Davinson Sanchez Fenerbahçe derbisinde müthiş bir futbol sergiledi deniyor. 90 dakika sahada kalan Davinson özellikle son 10 dakikada savunmada ayakta kalmasını bildi. Ne diyorsun, ne düşünüyorsun Davinson'la? Hakikaten Davinson Galatasaray'ın birçok problemini çözen bir isim oldu. Hı hı. Geçen sezon sakatlığı sebebiyle tabii orada Nelson Abdülkerim'le çok uzun süre oynamak durumunda kaldı Galatasaray ve işte orada zaman zaman problem yaşadı. Ama Davinson varsa hem savunma için müthiş etkili bir isim hem de topu işte ayağı en düzgün stoper, iki stoper aslında bence ligin. Galatasaray'da yani yerli olarak baktığınızda Abdülkerim, yabancı olarak da Davinson. Dolayısıyla oyunu geriden çok rahat şekilde kurabiliyorsunuz. Aynı zamanda hücuma destek veren ve rahat sprintler 50-60 metre atabilen bir duran toplarda etkili isimden bahsediyoruz. Evet, yani duran toplarda etkili. Oyunun her alanını çok zeki şekilde idare edebilen ve her alanına etki edebilen bir isim. Davinson'la Galatasaray daha kuvvetli. Haberin detayında da Kolombiyalı oyuncu 6 kez rakip şutu engellerken 3 defa da top kaptı. 3 ikili mücadelede kazanan 28 yaşındaki defans 2 kez de hava topu mücadelesinden galip çıktı. Davinson geriden oyun kurmada başarılı bir görüntü çizdi diyor, tıpkı senin söylediğin gibi sevgili Sinan. Bir diğer gazetemize geçelim bakalım. Osimhen'den usta işi asist başlığı atılmış değerli izleyenler. Mertens'in attığı golde göğsüyle verdiği pasla maça damga vurdu deniyor. Nijeryalı Yıldız Fenerbahçe'yi çaresiz bıraktı başlığı da atılmış. Yine haberin detayında da Çaykur Rizespor maçındaki asistiyle defteri açan Yıldız oyuncu derbide olağanüstü bir asiste imza attı. 28. dakikada kendisine açılan ortayı göğsüyle Mertens'e servis eden Osimhen golün hazırlayıcısı
oldu denmiş ve Galatasaray formasıyla da ikinci kez asist yapmış oldu. Oldu yani hakikaten iyi başladı. Daha da iyi olacak dediğim gibi. Biraz alışmaya ihtiyacı var. Osimhen'in ama bu maçtaki asisti, o göğüsle verdiği pas çok klastı. Peki bir diğer gazetemize geçelim. Derbinin yansımalarını görelim gazetelerdeki. Yıldızlar döndü başlığı atılmış. Geçen hafta statü gereği oynamayan Osimhen'le Jakobs ilk 11'e döndü. Batshuayi ve Berkans'a kulübeye gitti deniyor. Yine Icardi'nin de bir fotoğrafına yer verilmiş. Icardi zaferi taraftarıyla kutlarken her zamanki sevinç hareketini yaptı deniyor. Ve yine Icardi ile ilgili de gazetede bir haber, yine mevcut habere değinilmiş. Icardi yedekte, sakatlığını atlatan Icardi takımla Kadıköy'e geldi. Arjantin Yıldız kulübede bekledi. Okan Buruk tarafından riske edilmeyen Icardi'nin maç öncesi 2 yıl önce Fenerbahçe'ye attığı golün ardından yaptığı sevincin olduğu tişörtle gelmesi de çok konuşuldu. Hakikaten bu da magazinsel bir değeri olan haberdi. Stada öyle geldi değil mi? Stada evet, evet. Gelirken üzerinde beyaz tişörtte 2 yıl önce işte o attığı golün ardından yaptığı sevincin baskısı vardı. Bu da sosyal medyada yine çok yankı buldu. Ben önce bir görmedim, neymiş bu falan dedim. Bir yakınlaştım, baktım. Hakikaten çok komik yani bunu düşünüp evet buna ya, bir efor. Evet ya, uğraşıyor bunlarla. Hakikaten buna bir efor harcamış Galatasaray'ın. Demir magazine girmişti ilk kısımda ama... Evet, Sinem'i evet. Çok zorlamak istemiyorum. Evet, evet. İlk kısımda da sevgili Sinem, ben işte Torreira'yla konuşamadım. Sara'nın iyi bir ikili olduğundan bahsederken, hı-hı, devrimle mi dedi Emin? Hayır dedim. Tamamen Gabriel Sara'dan bahsediyordum. Peki bir diğer haber. Icardi de mutlu gözüktü dün itibariyle. Tabii ki evet, takım kazandı ama özel hayatı da düzelmiş gibi evet gözüküyor. Öyle görünüyor. Livakovic'in şanssızlığı başlığı atılmış. Galatasaray'ın Torreira ile bulduğu gol öncesi %100 pozisyonu çıkartan Livakovic, Uruguaylı futbolcunun ceza sahası dışından şutunda direğe çarpan topun sırtına gelmesiyle topu ağlarında gördü. Kalesinde 3 gol gören Hırvat eldiven şanssız bir derbi oynadı deniyor. 4'te kurtarışla tamamladı demiş. Kalesine gelen 7 şutun 4'ünü kurtarabilen Livakovic, Yunus Akgün ve Osimhen'in ikinci yarıda karşı karşıya yakaladığı pozisyonlarda gole izin vermese de çabası galibiyet için yeterli olmadı deniyor. Livakovic'le ilgili neler söylemek istersin? Sence dünkü performans yüzdesi nasıldı? Ben yetenekli bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Çok da formda başladığını düşünüyorum sezona ama dün hakikaten evet şanssızlıklar yaşadı ki... Bence mesela Osimhen'in, gerçi Osimhen de iyi vuramadı ama yani oralar hani yine maçın son bölümleri, kırılma dakikaları, o iyice böyle yıkar orada yenen goller. Onları yemedi. Konsantrasyonu yüksek. Geçen yıl yaşadığı problemleri geride bırakmış. İşte biraz daha savunmanın da oturmasıyla tabii. Önündeki savunma da çok değişti geçen yıl, evet, sakatlıklar yüzünden ama ben Livakovic'i beğeniyorum. İyi bir kaleci, iyi başladı sezona. Dün evet bazı şanssızlıklar yaşadı ama bence savunma ve dediğim gibi orta sahası biraz Fenerbahçe'nin o golleri yemede sorun yarattı. Çünkü aslında 1.40 gibi bir şey galiba Galatasaray'ın eksiği. Evet, okay. Gol beklentisi 1.40-1.30 öyle bir şey olması lazım. Bakmıştım çünkü. Hemen ona bakayım. Rağmen 3 gol kaydetmiş olması düşünülürse, hı-hı, mesela Livakovic'e belki daha fazla eleştiri gelebilirdi ama maçı izleyenler bilmiyorum, bence bana katılacaklardır. Daha çok orta saha ve savunma hataları. Kesinlikle öyle ki aslında geçen sezonda Galatasaray'a karşı kalesini gole kapatmıştı. İki maçta da Livakovic. Evet. İlk kez o da Galatasaray'dan, doğru, gol yemiş oldu. Hemen baktım sen bir yandan konuşurken 1.41. 1.40 evet. Galatasaray'ın 3.40. 3.40'da evet, Fenerbahçe'nin gol beklentisi. Tabii. Yani o da Fenerbahçe'nin tabii sıkıntı. Hani ona 0.80'in penaltı gibi bir şey desen ama evet, yine de yüksek yani. Bu da yeni çıktı değil mi gol beklentisi? Gol beklentisi yeni çıktı. Ben seviyorum i̇şte, biraz güzel gol beklentisini. Ben inanıyorum oynamaya yani, hoşuma gidiyor. Biraz bir şeyler anlatan bir istatistik gibi. Bence diğerleri de, ben çünkü de çok şey ifade etmiyor her zaman. Ne de olsa Muslera başlığı atılmış bir diğer gazetede, gazetelerle devam ediyoruz. Bu arada Muslera da 32. kez biliyorsunuz aslında Fenerbahçe Galatasaray derbisinde sahadaydı. Önemli de kurtarışları vardı. Bakalım haberin detayına.
Fenerbahçe'ye karşı 31. maçına çıkan Fernando Muslera yine kusursuz bir performans ortaya koydu. Birçok tehlikeli hata %100 pozisyona dönmeden engelleyen Nando, birçok pozisyonda da kalesinde doğru yer tutarak zorlanmadan kurtarış yaptı. Galatasaray formasıyla tam 17 kupa kaldıran ve ezeli rakibine karşı büyük üstünlük kuran 38 yaşındaki file bekçisi, Kadıköy'deki zaferi taraftarlara armağan ederek 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için elimizden gelen her şeyi yapacağız diye konuştu. Detayına da yer verilmiş. Muslera şimdiden şampiyonluğa göz kırpıyor. Dün akşam gerçekten çok iyi. Bu sezonun en iyi performansını gösterdi. Çünkü dediğim gibi çok iyi başlamamıştı sezona. Ben de mesela Muslera'yı eleştiren taraftaydım biraz daha ama dün %89 kurtarış yüzdesi var. İşte 8 net kurtarışı vesairesi var. Yani istatistikleri inanılmaz. Çok yüksek, evet. Bu arada penaltıyı da kurtarabilirdi. Yani ayağıyla değdi. Evet, gördüm. Değdi yani. Yani orada da aslında ama yine elinden geleni yaptı. İyi bir Muslera Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıdı daha önce. Yani evet, bir kaleci performansıyla kaleci performansıyla şampiyonluk yaşadı yani Galatasaray birkaç sezon. Her zaman da kalesinde öyle bir güvenceyle oynuyor 10 yıldır. Dolayısıyla Muslera'nın böyle performansına çok ihtiyacı var Galatasaray. Hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde iddialı olmak istiyorsa. Bu bence Muslera'nın o bildiğimiz modunu açtığı maç olabilir. Çünkü sezonda da böyle bir iki kötü maç oluyordu herhalde Young Boys maçlarına denk geldi. Evet, yani işte sezon başı. Hep böyle bir sorun yaşıyordu ama bir tık fazla problem yaşadı bence bu sezon. Hatta agresifti de sanki bir tık, yani alışık olmadığımız bir. Evet, çok kırmızı kart Young Boys maçı. Oradaki hareket, şey çok tartışıldı. Evet. Rakibin yani karşısındaki oyuncu 21 yaşında. Evet, gol atmış, sonunda belki de sevinecek yani. Son Şampiyonlar Ligi olacak. Evet. Sözleşmesi de bitiyor galiba sezon sonunda. Bu sezon son. Son, evet, öyle biliyorum. Son sezonu ama tabii bilinmez. Ne olur ne biter. Peki son efendim gazetemiz var. Sallay sahnede denmiş. Aslan'ın yeni transferi Roland Sallay derbide ilk kez görücüye çıktı. Gaziantep'le hafta içinde oynanan erteleme maçında statü gereği oynayamayan Macar Yıldız Kadıköy'de sahne aldı. 75. dakikada Mertens'in yerine oyuna giren Sallay'ı fiziksel gücüyle savunmayı zorladı denmiş. Gazetelere de şöyle bir göz atmış olduk değerli izleyenler. Senin yorumun nedir? Daha erken, çok az gördük. Gördüğümüz kısımda bir problem yoktu ama tam olarak rolü ne olacak? Hani sağ kanat, daha çok sağ kanat ağırlıklı ama iki kanatta da oynayabiliyor. İşte ama şu an Yunus'u kesmek kolay değil. Kolay kesmek zor. Ama tabii ki hani Avrupa'da zaten olmayacağı için ligde belki daha fazla hani Yunus'u da biraz dinlendirme adına. Çünkü Avrupa'da ona iş düşecek Galatasaray'da. Şalay'ı daha biraz izlemek lazım. Amrabat için de keza aynı şekilde ama Amrabat'ı da ben girip hani Fenerbahçe'de yaptıkları anlamında o kısa sürede beğendim. Savunmaya çekilene kadar. Kumaşı peki belli zaten. Olan evet, iyi bir isim o da. Evet. Hakemlere de biraz değinelim istiyorum. Sevgili Levent ve Sinem. Ne dersin? Yani ben açıkçası beğendim. Sinem'in görüşlerini merak ediyorum. Atilla Karaoğlan. Evet. Penaltıyı bilmiyorum. Sorabiliriz sana belki. Ben penaltı olduğunu düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Bir de tabii Yunus'un pozisyonuyla da kıyaslandı sonrasında da. Evet, yani çok benzer hani pozisyonlar. Tabii çok fazla da tekrarı dönmedi. Oyun da çok tempoluydu. O yüzden tabii ki net konuşmak benim adıma doğru olmaz. Ben hani hakemlikten anlamam çünkü. Ama dinlediğim hakem yorumcuları da maç sonunda pek fazla penaltı olduğu yönünde yorum yapan görmedim ben. Bilmiyorum, kaçırıyorsak izleyicilerimiz lütfen beni uyarsın, yazsınlar bize sosyal medyadan ama yazanlar var hareketi devam ettirdiği öyle için penaltı yani oldu diyenler var. Çok maçı bence etkileyen öyle bariz öne çıkan bir performansı yoktu. Dolayısıyla o zaman kötü bir yönetim değildi diyebiliriz herhalde. Fena değil bence de. 10 üzerinden 8 verebiliriz dünkü performansıyla ki ben Süper Kupa maçında da Atilla Karaoğlan'ı beğenmiştim. Beşiktaş Galatasaray derbisinde orada da bence fena bir maç yönetmedi ama tabii skor 3-0 olmasa penaltıyı verir miydi bilmiyorum. 1-0 belki 0'da kolay değil. Şimdi bol kartlı bir maçtı. Kulübeye de kart çıktı. Bunlarla ilgili söylemek istedikleriniz var mı?
Kulübeye hani normal o... Da Mert Hakan'ın evet, orada hani biraz Mert Hakan zaten çok ateşli bir hararet, evet. Derbilerde özellikle isim. O yüzden hani o çok beklenmedik bir şey değildi. Ben kırmızı kart dahi açıkçası bekledim ama maçın temposu ona izin vermedi. Tempolu oynandı ve hani skor üzerine daha fazla odaklanmak durumunda kaldı bence oyuncular. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe. O yüzden böyle birbirleriyle çok dalaşmak tavsiyon yerine yükselmedi. Çok öyle dalaşacak vakit kalmadı. Evet, gibi hissettim ben. Yani bir şey diyemiyorum. Bence öyle çok bariz öne çıkan bir şey yoktu. Penaltı bilemiyorum işte. Hakemlerin yorumlarını dinlediğim kadarıyla biraz olmadığı yönündeydi. Bana da çok hani emin değilim ama çok penaltı pozisyonu gibi gelmedi ama tabii ki dediğim gibi hani hakem işi tamamen teknik bir iş olduğu için o konuda çok sivri bir yorum yapmam doğru olmaz. Şimdi takipçilerimizden Ayhan Bey diyor ki bu haftaki derbi galibiyetinden sonra Kasımpaşa maçında bu takıma Icardi'yi kadroya sokmak için uğraşır mı sizce Okan Hoca diyor. İşte esas mesele esas mesele bu, herkesin merak ettiği mesele bu. Yani Icardi'nin yedek kaldığı bir oyunu hiç görmedik biz geçtiğimiz iki sezonda. Hatta kötü oynarken de Okan Hoca yani çok nadir kenara aldı kendisini. Evet, sakatken de yine keza aynı şekilde görev almak istedi ve aldı. Onun dışında zaten hani şampiyonlukta attığı gollerden sonra onu çıkarmak, kenarda tutmak çok kolay değildi. Çok alternatifi de yoktu. Şimdi var. Yani şimdi Osimhen var. Batshuayi ben hep yedek ve bir hamle oyuncusu olarak düşünüyorum. Ama yani var şu anda alternatif. Fazlasıyla yani var hatta. Icardi'nin en az onun kadar iyi olabilecek bir alternatifini hiç görmedik. O yüzden nasıl tepki vereceğini ben de bilmiyorum hocanın. Nasıl bir kurguyla oynayacağını o yüzden ben de bilemiyorum. Ama yani işte çift forvet acaba bu oyunu bozar mı? Acaba problemler getirir mi? Acaba oyun kalitesinden bazı tavizler vermesini gerektirir mi hocanın, Galatasaray'ın oyununun? Bende soru işareti hep. Şimdi bununla birlikte şöyle hızlıca bir soruları da aktarmak istiyorum. O kadar söyledik izleyicilerimize, sorularınız, yorumlarınız varsa iletin dedik. Sormamak olmaz. Elimizden geldiğince şimdi soruları aktarıyor olacağım. Ayhan Bey diyor ki, sizce lig yarışında hangi takımlar başı çeker ilerleyen süreçte demiş? Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş başı çeker bence. Senin var mı yorum Levent? Ben de katılıyorum. Dün de biraz konuştuk. Anadolu takımlarıyla da sanki değil mi Sinan, makas biraz açıldı gibi. Ya ben sanki öyle değil gibi hissetmiştim transfer dönemi tamamlandığında ama iş saha içindeki performansa gelince bence bayağı fark var. Bayağı var yani. Trabzonspor işte ne kadar zorlayabilecek bilmiyorum. Şenol Hoca ile birlikte. İyi, bence yani kadro anlamında şu anda alınan sonuçlara göre daha iyi bir Trabzonspor var. Ama işte Abdullah Hoca gitti. Daha ancak geldi Şenol Hoca. Büyük bir maçla başladı ki bence orada şanslı olan taraftı Trabzonspor. Beşiktaş daha etkili oynadı. Galibiyet aslında daha yakın taraftı. Tabii çok erken 10 kişi kalındı falan ama... Yani Trabzonspor işte o ilk üçü ne kadar zorlayacak, o da bence bu sezonun bizler için keyifli mücadelesi olabilir. Çünkü hani Şenol Hoca'nın eminim söyleyecek bir sözü vardır. Var, kesinlikle vardır. Ki camiayı kenetleme, işte işin o kısımlarındaki sorunlar çözülmüş gibiydi. Trabzon efsanesi sonuçta. Evet, yani hani Beşiktaş maçında o tribünlerde olmuştu yine o bütün gün. Maç havasına girmişti şehir. Evet, şehir. Trabzon öyle bir şehir gerçekten. Golden sonraki sevinci hatırla, Okay'ın golünden evet, sonraki. Evet, yani hani o hikayeler yeniden hararetlenmişti, böyle heyecanlandırmıştı. Bu tablonun ilk sayfaya dönersek. Şöyle iyi bir galibiyete ihtiyacı var artık. Farklı bir galibiyete değil mi? Evet, bol yani golü. Şöyle bir iyi bir oyun, hani gümbür gümbür rahat bir maç, öyle bir maça ihtiyacı var ben, bence. Bu tablonun. Zaten çok önemli bir yorum olmayacak belki ama kolay kolay değişeceğini düşünmüyorum. Evet, yani çok kolay sıralamalar değişir muhtemelen ama Başakşehir'de ilk 4'te ilk 5'te yer alabilir. Eyüp oynadığı oyunda yine öyle. Samsun'da kendi evinde çok tehlikeli bir takım. Evet, Başakşehir'i yendiler. Beşiktaş'a yendi çok zorluk ve o maç çıkardılar. Da bu arada farklı olabilirdi. Tabii, biraz 2-0 bitti maçı. Ama farklı 3-4 olabilirdi. Olabilirdi o maçta. Ya bu sayfaya Trabzon
dahil olabilir belki. Bu arada izleyicilerimizden Murat Somuncu da Rize Samsun Spor maçı ile ilgili tahminde bulunmuş. Rize 1, Samsun 4 olur diyor. Evet, orada ben de Samsun Spor'u galibiyete çok daha yakın taraf olarak görüyorum. Erdoğan Bey diyor ki iyi yayınlar. Bir Beşiktaşlı olarak şunu düşünüyorum. Bu gece galip gelerek şampiyonluk yolunda avantaj yakalayabiliriz gibi geliyor. Sizlerin düşünce ve görüşleri önemli, sevgiler demiş. Yani Beşiktaş işte Eyüp maçı gerçekten hani oyun anlamında bir futbol severler anlamında böyle izlemek için güzel bir maç bence. Ama hani Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de ben kolay kolay puan kaybı bu sezon itibariyle özellikle yaşayacağını çok düşünmüyorum. O yüzden çok kolay değil yani Eyüp Spor'un işi ama yani şampiyonluk için tabii şimdi orada maç eksiği var. İşte bu bay geçmeli sezonlarda bu iş bu yüzden. Yani biri 6 maç tamamlanmış, diğer tarafta 4 maç falan. Yani bu puan durumu da çok doğru yansıtmıyor o zaman. Evet. Daha bay geçilecek vesaire bir sürü şey var. Ve o haftalarda göreceğiz. Diğer takımlar ne yapacak mesela? Evet, diğer takımlar yorulanlar milli olacaktır. Takıma, şey, milli araya denk geldiğinde 3 hafta oynamayacak bir takım falan. Yani o işler sevmiyorum şu bay geçince böyle bir es verince. Evet evet, tam göremiyorum ya, tam anlaşılmıyor istatistikler, sinir oluyorum ama yani Beşiktaş avantajlı bu sezon. Özellikle evinde oynadığı maçlarda evet. Çok zor bence Beşiktaş'ı yenmek. Peki efendim, bu tarafta ligleri noktaladık. Şimdi şöyle, ben istiyorsam biraz canlı skorları paylaşayım lütfen İzleyicilerimize. Buradan da sineme biraz Avrupa futboluna dair paslar atalım. Şimdi hemen dikkatimi çeken bir skor var. Bundesliga'da Wolfsburg 1-0 önde, Bayer Leverkusen önünde. Leverkusen 2 hafta önce kendi evinde Leipzig'e 3-2 mağlup olmuştu. Wolfsburg'un üstünlüğü var. Onun dışında Premier Lig'de de Nottingham Forest Brighton önünde deplasmanda 1-0 önde. Ferdi Kadıoğlu mücadeleye ilk 11'de başlamadı. Kadroda Ferdi, yedekler arasında. Sinem, nasıl yapalım, Premier Lig'den mi? Olur, Premier Lig konuşalım. Serie A'ya dönelim, sonrasında da Serie A'da da devam eden maçta dakika 39 Bologna'nın Monza önünde 1-0'lık üstünlüğü var. Buradan Premier Lig'e geçelim. Ferdi ile başlayalım. Sonrasında City Arsenal mücadelesine de değiniriz. Bu arada maçı kadrosuna bir açtım önüme, Ferdi şöyle kadroda, bir bakayım. Evet. Tabii Estupiñan işte orada 11'de. Evet. O yüzden ben hep yayınlarda dile getirmeye çalıştım, izleyicilerimize paylaşmaya çalıştım. Yani bu sezon tabii ki Ferdi Fenerbahçe'de hep sol bek. Yani evet, çoğunlukla diyelim. Hani kariyerinin başında 10 numara da vardı da sol bekte çok etkili oldu ve genelde hep orada tercih edildi ama bence Brighton'da zaman zaman sağ bekte de görev alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Estupiñan orada sol bekte etkili bir isim ama Ferdi Vertman'dan yani Brighton sağ bekinden daha iyi bir oyuncu. Golle de başlamışken aslında görmeyi beklerdim açıkçası. Ama tabii ki o sakatlıktan çıktı. Gitti, sakatlandı bir de. Hani Ferdi ile ilgili çok alışkın olmadığımız şeydir bu. Pek sakatlanmaz çünkü Ferdi. Gitti, sakatlandı. Nazara geldi diyebiliriz. Evet ya. Bütün millet bize var ama öyle bir şey. Arda'ya da aynısını yapmıştık. Arda çok çekti bir de yani. Ve Adile sakatlı mesela Ferdi'de. Sen de bahsettin, hiç çok olan bir şey değil. Evet. Ama işte yani Premier Lig temposu bu. Nottingham Forest de bu arada geçen hafta Liverpool'u yendi. 2 galibiyet 2 beraberlikleri evet, var 4 maçta. Bu sezon için çok iyi gidiyorlar. Nuno Espirito Santo. Espirito Santo evet. Yani tabii önemli bir tecrübe. Değil mi? Bence yani Brighton tabii çevirebilir. Brighton'da da şey güzel, işte Hürzeler teknik direktörleri, Premier Lig'in en genç teknik direktörü ve bu geçen sezon da işte çok ön plana çıkan Alonso'nun Leverkusen'i, işte Hirona'sı, Hirona'da bu pozisyonsuz futbol, biraz daha işte bu overloadlarla oynanan oyunu, bu günümüz futbolu böyle geçiş oyunlarına bağlı oyunu biraz daha fazla deneyen. İşte bu günümüz sağ 1-1 oldu bu arada. Bilmiyorum yeri anlamam ama çok bak derken atar dedik. Senem rol çaldı bizden. Hürseler 31 yaşında dediğin gibi. Ama bilmiyorum tabii şey, geri alınır mı olmaz mı, maçı izlemiyoruz çünkü ben evet, şu an sadece kadrolar üstünden yorum yaparken gördüm. Dolayısıyla işte o pozisyonsuz futbol, genç oyuncular, biraz daha bir şeyleri deneyeyim, daha cesur, daha değişik bir adam yani Hürzeler. O yüzden
Onun takımında yaş. Bence Ferdi'nin... Çok genç bir yaş. Evet, yani kendini ilk 11'e monte eder bence Ferdi. Bu arada evet, şimdi bana da düştü. Bakalım bir olası var, kontrolü yapılacak mı? Bekleyip onu da paylaşırız. Buradan istiyorsan City-Arsenal mücadelesine olur. De geçelim. Guardiola ve Arteta... İki eski dost veya dostluklarda devam ediyor olabilir. Evet yani. Birlikte çalıştılar daha doğrusu. Yardımcısıydı evet. Arteta Guardiola'nın. Ve sonrasında da Arteta Arsenal'in başına geçtikten sonra da çok kez karşı karşıya geldiler aslında. Yani, nasıl bir karşılaşma kulağa geçecek mi? Tabii çok da zorladığı maçlar oldu Arteta. Çok zorladı. Şampiyonluk yarışında da. Çok özellikle zorladı. Geçen sezon evet. Çok zorladı ama... Geçen yıldan daha iyi oynayan bir Manchester City ve geçen yıla göre çok daha iyi bir başlangıç yapmış bir bölüm sonu canavarı Haaland var. Yani bu sezon çok acayip oynuyor. Geçen sezon biraz sorun yaşamıştı, sakatlıklar da yaşamıştı. Ama bu yıl müthiş oynuyor yine aynı geldiği gibi. 3-3 ata ata, işte rekor kıra kıra. Yani eğer sağlıklı şekilde devam ederse bence Premier Lig'de uzun yıllar kırılamayacak rekorların sahibi olacak gibi duruyor Haaland. Ama diğer tarafta Arsenal tabii sakatlıklar yaşadı. Hı hı. Özellikle işte Declan Rice ve Calafiori'nin milli arada sakatlığı vardı. Hoş döndü Declan Rice. Geçen hafta Tottenham Arsenal maçı vardı. Orada biraz şanslılardı. Gerçi eksik olmalarına rağmen hani Tottenham biraz uğraştı. Daha şanslı olsa golü bulabilirdi. Ama bence o çok zor bir dönemeci. Çünkü City öncesi Tottenham deplasmanı milyardan çıkılmış sakatlıklar var. Yani evet. 11'inizden sakatlıklar var. Evet. Ama orayı bir sıfırla müthiş döndü. Biraz şanslı da dediğim gibi yaver gitti. İşte esas yine mesele City maçı tabii. Premier Lig'de yine 6. 7. haftada oynanan bir maç aslında. Sezonun devamını çok etkilemez ama o kadar az puan kaybı yapan bir Manchester City var ki sezonun bu dönemlerinde biraz daha performansı aslında City'nin düşük olur. Fakat çok iyi girdiler. Geçen oyun olarak yeterince tatmin etmeyebilir bazı maçlarda. Mesela Inter maçı bence çok tatmin edici bir mücadele değildi. Ama işte orada da UEFA'nın bu yeni Şampiyonlar Ligi evet. formatını belki biraz eleştirmek gerekir. Çünkü Inter Milan'la oynayacaktı. İşte City'de Arsenal'la oynayacaktı. Bence akıllar biraz akıllar bu oldu. Maçlardaydı diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani ben evet Arsenal'ın tabii ki mücadelesini sonuna kadar vereceğini ama Manchester City'nin evinde kolay kolay hata yapmasını beklemediğimi söylemem lazım. Peki az da bir zamanımız evet, kaldı. Son 5 dakikamız. Bu arada Benfica'da Kerem Orkun paylaşımını yaptı. Bakalım mı detaylara birlikte? Tabii. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Benfica, milli sporcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle İlk maçını 2-1 kazanmış ve 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Millilerimizin yıldızlaştığı o maçtan sonra Benfica'dan Kerem ve Orkun paylaşımı geldi. Kökçü Aktürkoğlu'nu kollarını açarak karşıladı. Başlıklı paylaşımda Kerem ve Orkun'un sohbet ettiği anlar ve Kerem'in gol sevinci yer aldı. Juntos. Aynen. Beraber dedi. Okay. Beraber olalım dedi. Evet, keyifli de bir paylaşım güzelmiş. Olmuş. Bunu görmemiştim bu arada ben. Evet. Yani Benfica'nın ikisinin gol attığı maçtan sonraki paylaşımını gördüm. Aha. Maçı da bu arada canlı izledim. Hem Kerem'in hem Orkun'un golünü canlı canlı izledim. Nasıl buldun performanslarını? İyi. Yani Benfica biraz problemliydi aslında. Hı hı. Ama Kerem'in performansı şu anda taraftarı çok mutlu ediyor. Çünkü biraz seviyorum da böyle takip etmeyi. Hı hı. Yabancı kaynaklar neler yazıyor veya işte nasıl tweetler atılıyor. Çok fazla da yer verdiler ertesi günde. Ama yani Kerem öyle bir oynuyor ki. Bu arada Orkun'un golü de inanılmaz şıktı. Hatta Kerem'in golünde de Orkun zaten asist yaptı yanılmıyorsam. İlk maçında evet evet. Avrupa'daki maçta da ya çok özgüvenli oynuyor, çok rahat oynuyor, yüzü gülüyor. Kerem'in önemli. Yüzü gülmüyordu son dönemlerde. İyi şeyler yapsa da, problemli şeyler yaşasa da
Yani işte gol atsa da mesela milli takımda hat-trick yaptı, oradaki işte Galatasaray'a sordular, bir şey demek istemiyorum dedi vesaire. Artık çok gerilmiş demek ki gitti ve şu anda Portekizli tarafta, yani Benfica taraftarları diyelim, sevgilisi şimdiden oldu. Hatta var bir tane Portekizli arkadaşım bana hemen mesaj atmış. Benfica maçı açık değildi, başka bir maça bakıyordum. Bak kim gol attı diye bir baktım, Kerem atmış, hemen tekrarını izledim. Sonra zaten devamında da Orkun'un geldi. Orkun da iyi gidiyor bu arada. Evet. Bu bizim milli takımımız için bence müthiş haberler. Çünkü orada işte golü bulmada zaten işte o center forces oyun vesaire, o apayrı konu da, hani golü bulmada biraz milli takımda zorlanıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda da benzer bir problem yaşamıştık ama skora da katkıyı rahatça verebilen bir Kerem. Çünkü burada da bitiricilik sorunu yaşıyordu biraz. Evet. Zaten en fazla eleştiriyor oradan alıyordu. Ama yani evet, çok karşı karşıya, çok %100 denebilecek pozisyonları harcayınca zaman zaman taraftar çok kızdı Kerem'e. Ama demek ki biraz rahatlayınca, biraz onun sistemine, temposuna uygun bir oyun oynanınca Kerem kendini tekrardan buldu. Bence çok iyi bir birliktelik Benfica'yla. Ve Orkun'un olması da Orkun'la çok büyük şans değil mi? Orkun'la aynı şekilde. Evet, yani evet, çünkü destek. Kesinlikle öyle. Çünkü gerçekten yabancı ülkelerde oynayan oyuncularla ne zaman röportaj yapsan, en eski dönemden tut en yeni döneme kadar hep o yabancılığı ve işte biraz dil barajı, onu da biraz çözmek lazım tabii. O dil barajını hep sıkıntı yarattığını söylerler. O yüzden Kerem de çok geleneklerine bağlı bir isim. O yüzden Orkun'un olması, dediğin gibi, bence onu ekstra rahatlatıyordur. Ki yabancı dilde fena değil Kerem'in. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım mı? 4 saatlik birlikteliğimizi. Size valla geçmiş olsun. Brighton'da 2-1 yapmış bu arada. Sinem Brighton'a 2 gol birden attırdı. Valla atarlar birazdan demiştim, bilmem ben. Peki sevgili Sinem Öktan'a da çok teşekkür ederiz. Bu 2 saatlik dilimde bizlerleydi. Kıymetli yorumlarını paylaştı HT Spor izleyicileriyle. Bizler de sevgili Levent'le 4 saatlik bir maratonun sonuna geldik değerli izleyenler. HT Spor ekranı her zaman olduğu gibi bugün de dop dolu. Levent, sen sonrasında 90 dakikada yine izleyicilerimizle. HT 90'da, evet. Levent için uzun bir gün. Evet. Uzun bir gün olacak. Ardından bu arada bizim ardımızdan ana haber yine var. Maç animasyonu yayınlar. Evet, dolu dolu bir yayın akışı HT Spor ekranlarında geceye kadar sizleri bekliyor. Bizlerden ayrılmayın, spordan ayrılmayın. Hoşçakalın.